Ekol Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Nefes kesen bir gece. Galatasaray şu anda Konya'da 3-1 önde, dakikaları sayıyor. 90 artı 2 oynanıyor. 2 dakika sonra Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe 6-0 kazandı İstanbulspor karşısında. Ama gözüken o ki 99 puan ve 99 gol Fenerbahçe'ye yetmedi. Evet, bugün maçlar biter bitmez yayına girelim dedik ve Yusuf Kenan Çalık bizlerle birlikte. Yusuf Kenan, gerçekten çok enteresan, çok heyecanlı bir akşam oldu ama 1-2 dakika sonra Galatasaray şampiyon olacak. Yani heyecanlı, bunu biliyorduk yani olma ihtimali. Sana geldiğim anda ben mucizelere çok inanmıyorum demiştim. Arabaya bindiğimde de Serdar abiye söyledim. Ben onu totem zannetmiştim. Yok, ben gerçekçi adamım abi. Yani bu şampiyonluğu sen Sivas'ta, Konya'da kaybettin ya da kendi evinde Galatasaray'a kaybettin. Onu detaylıca konuşuruz. Tebrik ederim Galatasaray'ı. Ümit abi gelince de hani tıpkı o bizi tebrik ettiği gibi ben de onu tebrik ederim. 99 puan, 99 gol şu an Fenerbahçe maçı bitti. Çok enteresan kadarıyla. Değil mi ya? Bir mağlubiyet bu sezon ve ikinci şampiyon sırada olabilir. Bitiriyorsun. Olabilir, böyle sezonlar var. Ben razıyım, öyle söyleyeyim yani Fenerbahçe teknik direktöründen de performans olarak. Tabii kalıp kalmayacağını yine tartışırız. Kadronun büyük ölçüdeki oyuncularından da razıyım. İyi bir sezon geçirdi Fenerbahçe'nin. Daha kendisinden daha iyi bir maç, yani 3 puan daha iyi geçiren bir rakibine karşı şampiyonluğu verdi. Evet, şu anda Galatasaraylı oyuncular kenetlenmiş durumda sevgili seyirciler. Saha kenarında sevinmeye başladılar. Ve Serdar Sarı da her an şampiyonluk klibine pas atabilirim. Kısa bir yorum bu akşamla ilgili. Şimdi Ümit Hoca'nın imadem yerinde oturuyoruz. Ben de Galatasaray penceresinden bir bakayım. Hakikaten şampiyonluğu santrafor farkı getirdi diyebiliriz. Çok net bir şekilde. Evet. Bugün Icardi'nin attığı goller, ustalık işi, incelik isteyen muazzam goller. Böylesine kritik anlarda böylesine santraforlar. Skoru ilan ediyor, şampiyonluğu ilan ediyor, sezonu damgasını vuruyor. Her zaman Serpil Hamdi Tüzün söylediği bir laf vardır. Arkadaşlar, iki tip futbolcu vardır. Golcüler ve diğerleri diye. Tabii ki diğerleri de futbolcu ama bu işin en önemli noktası golü atabilmek. Icardi evet, farkı. Son düdük çaldı. Galatasaray şampiyon. Tebrik ediyoruz. Gelsin şampiyonluk klibi. Mayıslar bizimdir. Şampiyon Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. Bu arada Ankara Gücü de küme düştü sevgili seyirciler. O son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşalım. Tabii ki Florya'dan, Taksim'den, İstanbul'un, Türkiye'nin dört bir yanından, özellikle Konya'dan çok özel görüntüler, sıcak görüntülerle karşınızda olacağız. İşte arkadaşlarımızın hazırladığı volü görüyorsunuz. Evet, şu anda her yer yanıyor. Florya'dan arkadaşlarımız görüntüleri vermeye başladı. Birçok açıdan görüyorsunuz.
Binlerce Galatasaray taraftarı Florya'ya akın etti. Geçen hafta derbi sonrasında acaba dediler. Belki de stresli bir hafta geçirdiler. Ama yine Icardi sahneye çıktı ve sakin olun o iş bende dedi. Attığı gollerle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı, şampiyonluğa taşıdı, gol kralı oldu. İşte Galatasaray taraftarları şu anda adeta Florya'yı meşalelerle yakıyorlar sevgili seyirciler. Serdar Sarı da bu arada normalde senin oturduğun yerde Ümit Karan oluyordu. Ümit Karan acaba kutlamalara mı katıldı? Kutlamalara katılmak üzere altta, Florya'ya mı gitti Yusuf alt, Kenan? Altta değil mi ya, bak görüyorum Ümit abi. Ümit Karan'a benziyor. Bu arada adama da şimdi çamur atmayalım. O da sonuçta profesyonelce yayınını yapıyor. Gelecek. Tabii ki. Yayın bugün uzun. 4 saat. 4 saat boyunca hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu hem Fenerbahçe'nin nasıl kaybettiğini, yani birçok şeyi konuşacağız. Özel röportajlar olacak. Zaten Konya'da Sezgin abim, Sezgin abimiz var. Geceye. Orada her türlü bilgiyi alır. Yani hayırlı olsun. Ben bir kez daha söylüyorum. Her seferinde de söylüyorum. Bu işin daha çok kaybettiğin bir oyun olduğunu daha önce anlattım. Yani Galatasaray üzerinden anlatmıştım. Yani 57'den beri sayıyorum. Yani iki tane şampiyonluğunuz sayıldığı için, Avrupa'ya gidildiği için sayıldığı için söylüyorum. Profesyonel ligler oynandığından beri deniliyor. O günden beri 24. şampiyonluğu Galatasaray'ın ve en çok şampiyon olan takım bile en çok kaybeden. Hani onlar da daha çok kaybetmişler. O yüzden ben bu işte bir şekilde kaybetmenin de bir payı olduğunu düşünüyorum. 10 yıldır kaybediyorsun, o ayrı bir konu. Onun detaylıca konuşuruz. Ama işin sonunda kazananı alkışlamak gerekiyor. Ben öyle bakıyorum. Çünkü eğer bunu öğretmezsek, birbirimize yani bunu uygulamazsak, yarın öbür gün çocuklarımız daha kötü şeyler yaşayabilir. Zaten çok çirkin şeyler yaşanıyor sosyal medyada. Evet. Dışarıda. Yani bunları da biraz öğretmek lazım. Ha, mutsuzluk, keşke biz şampiyon olsaydık veya işte yaşanan bir haksızlık hissiyatı varsa onları da konuşabiliriz ama nihayetinde en uç noktada işin bir oyun olduğunu da kabul etmek lazım. Evet. Eğer bir bağlantımız mümkünse, kurulduysa Florya'yla, ki gerçekten çok büyük bir gürültü ve coşku var. Evet, şu anda sadece görüntü veriyoruz ama ilerleyen dakikalarda Sezgin Gelmez Konya'da stat'tan önce şampiyonluk coşkusunu takım uçağa binene kadar sizlere yaşatacak. Özel röportajlar, özel görüntüler. Bu arada Galatasaray Kulübü iyiler sonunda mutlaka kazanır diye bir paylaşım atmış. Kazanırın Z ve A'sında 24 yazıyor. O paylaşımı da Tolga birazdan ekranlara getirelim. Galatasaray Kulübü'nün de taraftara bir çağrısı oldu bir önceki paylaşımda da. Büyük Galatasaray taraftarı, bildirimleri açın, başlıyoruz şeklinde bir çağrısı oldu Galatasaray X hesabının. Bakalım ne paylaşımlar gelecek şampiyonlukla ilgili, ne paylaşımlar olacak. Klibimizi de izlediniz. Fatih arkadaşımızın da eline sağlık. Gerçekten çok güzel bir klip yapmış. Bu arada tabii ki Ekol Futbol hashtag ile X'te yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınız, yorumlarınız, bizimle paylaşacağınız her şeyi bekliyoruz. Ekol Futbol hashtagimiz ve aynı zamanda X hesabımız. Instagram'da da Ekol Futbol Official hesabından bizimle iletişim kurabilir, soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, Taksim'e mi gidelim? Bakalım. Evet, İstiklal Caddesi'nden drone görüntüleri sevgili seyirciler. Yani uçan kamera diyelim. Bilen olur, bilmeyen vardır. İşte tepeden gösterdiği görüntüleri görüyorsunuz drone'ların. Birazdan buralarda adım atılamayacak. Yani maç yeni bitti. 2-3 dakika önce bitti. Şu anda herkes artık son hazırlıklarını yapıyor. Formalarını giyiyor, bayraklarını, atkılarını alıyor ve kendini sokaklara bırakacak Galatasaray taraftarı. Tabii ki haklı olarak şampiyonluğu kutlayacak. Serdar Sarı da maç öncesinde aslında bayağı bir endişe de vardı. Yani ama bir puan da yetiyordu Galatasaray'a. Fakat futbolda her şey vardır sözü var ya, bir daha önce yaşananlar. Ama Galatasaray taraftarı şu anda bütün her şeyi zihninden boşalttı ve keyifle şampiyonluğu kutluyor. Şöyle söyleyeyim, tabii kazananı kutluyoruz.
kim şampiyon olsaydı, hangi takım şampiyon olsaydı bence hak ettiği için şampiyon olmuş olacaktı. Bugün Fenerbahçe şampiyonluk kutluyor olsaydı hak etti diyecektik. Şimdi Galatasaray'da aynısını söylüyoruz, hak etti. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'yle evinde oynasan dahi, bakın ben bunu defalarca söylüyorum. Tarihin en kötü Fenerbahçesi Koku döneminde derbi kaybetmedi. Dolayısıyla bundan Galatasaray'ın çıkaracağı çok önemli dersler var. Yani o havaya girmeler, işte efendime söyleyeyim, o derbi haftasını çok iyi yönetemediler. Bundan ders çıkartılması lazım. Mayıslar artık eskisi gibi kolay olmuyor. Değil mi? Bak o haftalarda derbi varsa Mayıslar eskisi gibi kolay olmuyor. Tamam sen sloganını at. Okan Hoca bu hafta gördü. Bu işte de sıkıntılı. Şimdi Konya düşme hattında. Yani o taktik planı çok iyi hazırladı. Ama taktik plan ne? Senin elindeki en önemli güç ne? Icardi. Bugün Icardi, bana göre ligi açan Icardi, ligi kapattı kalitesiyle. Onu bir kere yazalım. Galatasaray'ı kutluyoruz. Ama Galatasaray'ın bu sezondan çıkartması gereken çok şeyler var. Fenerbahçe'nin de çıkartması gereken çok dersler var. Fakat böyle günde böyle şeyler konuşulmaz. Böyle günde bu coşku anlatılır. Galatasaray'ın sezon başından beri var olan, işte Avrupa'da da, ligde de, her kulvarda o mücadeleyi anlatılmıyor. Çok önemli. Çok da önemli kritik eşikleri oldu tabii ki. Kritik virajları da oldu. Neydi sezonun kırılma noktası mesela? Ne geliyor aklına Galatasaray için? İşte Fenerbahçe. Ben net şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın Avrupa'ya veda ettiği gün Galatasaray için kırılma noktası oldu. Çünkü eğer Avrupa öyle devam etseydi o haftalarda belki sıkıntıları olabilirdi. Çünkü Fenerbahçe Avrupa'sı devam ettiği için bir takım kırılma noktaları oldu. Bence Fenerbahçe açısından da en önemli hata, bu zaman geçtikçe bazı şeylerin hata olduğunu algılıyoruz. Dikkat çekme istekleri nokta önemli bence Ali Koç'un. Türk futbolunun içerisindeki yapılar falan bununla dalga geçilmesin. %100 doğru söylüyor, o ayrı nokta. Bunun Galatasaray'la bir ilgisi yok. Galatasaray hak etti, şampiyon oldu. Ama bence Fenerbahçe açısından en önemli kırılma noktası. Yani bugün ben Ali Koç olsam, zamanı geriye çevirebilsem Süper Kupa maçına çıkardım. Orada da Fenerbahçe'nin... Belki ben yendim. Bak burada 10 kişi evinde yenmişsin Galatasaray'ı. Şimdi diyebilir misin? Ben o gün çıksaydım, ben o gün Galatasaray'ı yenip Süper Kupa'yı alsaydım, belki Olympiakos'u da geçerdim, belki bugün şampiyonduk. Bazı maçlar sende itici güç olur. Yani senin elektrikli araba gibi düşün kendini. Şarjın azalıyor. Giriyorsun bir istasyonu, dolduruyorsun. Ondan sonra yolun açık olsun. Bak geçen hafta Galatasaray'ın o maç yani öyle bir şey olabilirdi. Nasıl bir ivme yakaladı ama lig kesinlikle yetmedi yani. Kesinlikle. Şurada lig 2 hafta daha olsa Fenerbahçe'yle biz şampiyonuz diyebiliyordu. Neden? Çıktın o maçta Galatasaray'ı yendin. İşte Aziz Yıldırım da orada haklı. Çık git yen onları. Yenersen çok farklı bir yere gideceksin. Değil mi? Ama o zamanki konjonktür bunu mu gerektiriyordu Fenerbahçe açısından bilmiyorum. Bence Fenerbahçe'nin keşkesi bu. Süper Kupa maçına biz çıkıp keşke oynasaydık. Bence önemli kritik nokta o. Ben... Evet, bu arada bu arada yanlış mı görüyorum? Fenerbahçe formalı bir adam var. Fenerbahçe formalı taraftar. Ben gördüm onu demin de. Enteresan. Işık yansıması mı acaba dedim. Demin ben bir de atkı gördüm. Atkısıydı ama. Ne güzel. Eğer bir yani gerçekse ben yanlış görmediysem. Ya gerçekse. Umarım öyledir. Saçma ama güzel yani. Hayır umarım başka öyledir. Başka yani, takım okey de yani Fenerbahçe'nin. Sarı Lacivert başka bir takım hayır, acaba abi enteresan. Bir şey söyleyeceğim. Aa, gerçekse ne güzel. Keşke hep olsa bu. Adam evlidir. Karısı Galatasaraylıdır. Kendisi Fenerli veya. Kadın Fenerbahçe olabilir, evet. Olabilir beraber gitmişlerdir doğru, belki. Olabilir. Ya ama bugün iyi, ama bugün Konya maçında olan Ankara. Kız çocuğunun üzerinden çıkartılan forma. Evet. Yani onu biliyorum. Onu sonra konuşacağız. Evet, maalesef. Bizim bu tür şeylere ihtiyacımız var açıkçası. Hani marka değeri diyorsak eğer ligde. Ankara'da da binlerce Galatasaray taraftarı gördüğünüz gibi sokağa dökülüyor şu anda. Sevinç gösterileri konvoy halinde. Bayrağını, atkısını, motosikletini, bisikletini, arabasını alan atlamış, kendini sokağa atmış ve bu coşkuyu yaşıyor. Yusuf Kenan. Bugün beni Çanakkale'den bir dostum aradı. Çok iyi Galatasaraylı, çocuk arkadaşım Murat Engin. Dedi ki ya Serdar iki gündür uyuyamıyorum. Dedim rahat ol, Fenerbahçe amacına ulaştı dedi. Size dedim sonun bir haftayı dedim. Zehir etti. Zehir etti yani. Adeta. Sorma dedi, gerçekten öyle. Herkes hani kendine düşen payı aldı gibi. Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe Galatasaray'ı evinde 10 kişiyle yendi ve şampiyonluğu kutlattırmadı. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı.
Kusura bakmayın ama Boğaziçi Köprüsü'ne bu sene ilk bayrağını astıran kulüp de Beşiktaş oldu. Beşiktaş oldu. Evet. Onu ya, da unutmayalım. Acaba o Fenerbahçeli taraftarı arkadaşlarımız bulabilir mi? Florya'daki, değil mi? Yani bir daha bulamayabilirler belki de, o da var ya. Öyle bir şeydi söz konusu olabilir. Muhtemelen şu an orada değildir belki de. Hayır, işin şakası hani tarafı. Hakikaten enteresan bir görüntü, güzel bir röportaj başına, olabilirdi aslında. Kimsenin başına tabii, gelmesin de. Şakasını diyoruz. Öyle bir şey. Yok, anlamda söylüyorum maçı, zaten. Kırılma maçı olarak bence Kasımpaşa maçıydı. Öncelikle onu söyleyeyim. Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçıydı ve orada gelen galibiyet oldu. Bence Galatasaray açısından şampiyonun habercisiydi. O maçta maçın adamı kimdi Galatasaray'da? Zaha mı oldu? Icardi ya. Icardi. Hem hata Mertens yaptı, hem attı, hem bak hatasını tabii penaltı da attı. Bence Mertens kadar... ya. Mertens bu maçta olan üstü. Icardi maçın evet, önüne geçen isim öyle oldu o hamlesiyle. Öyle de çok iyiydi. Yani, neyse yani çok iyi oynamadığı bir karşılaşmada Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı zor da olsa maçı çevirdi. Bir de Vinicius'un golü de bayağı bir hani kısmet dolu bir goldü. Ondan sonraki karşılaşmada Karagümrük maçıdır yani Galatasaray açısından dönüm noktası. Fenerbahçe aynı dönüm noktalarını, aynı diyebileceğiniz dönüm noktalarını ise Sivas'ta ve Konya'da geçemediği için şampiyonluğu kaybetti. Her şeyi geçtim. Sezonun başında konuşmuştuk hatırlarsınız. Birkaç kez de eleştirdim bu konuyu. İşte kendi evinde derbide puan kaybetmek. Hoca bir puan mı kaybettik, iki puan mı kaybettik, bir puan mı aldık diye. Mayıs'ta göreceğiz ya sezonu. İki puan kaybetmiş. Gördük, iki puan kaybetmiş yani açıkçası. Çünkü hiç kimse kendi evinde ezeli rakibine karşı puan kaybediyorsa ben bir puan aldım diye bak. Kabul ediyorum. Hepsinden önemlisi, hadi o derbidir dersin. Tamam, derbi dersin. Derbi kazansan şampiyonsun abi bugün. Evinde kaybettiğin derbi dışındaki, derbi yani Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş dışındaki evinde kaybettiğin puanlara bir bakalım. Adana Demirspor'a, Samsun'a, evet, 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 evet. Yani onu, yani Galatasaray deplasmanında 10 kişi yenebilecek bir gücüm var. İşte o gücü o maçlarda sahaya yansıtamadın. Hoca başarısızlığı mı o maçlar, hocaya mı yazar? Şimdi takvimi geriye alamıyorum. Sen daha iyi hatırlarsın, sürekli takip ettin Fenerbahçe'yi. Hani hocaya mı yazar, kişilere mi yazar, oyunculara yani mı yazar? Şöyle not alalım. Bence de onlar kritik noktalar. 99 gol, 99 puan bir hocayı gönderir misin diye sorarsan, 4 kul var, 4'üne de talibiz deyip 4'te 0'la bitirirsen, muhasebeyi öyle yapmak da var. Yani şimdi puan toplaması, puan ortalaması zaman zaman çok öne sürülüyor. Ben şuna bakıyorum, senden daha iyi bir puan toplayan varsa o puan ortalamasının pek bir anlamı kalmıyor. O yüzden 99 puan evet çok iyi bir puan. Fenerbahçe bence muazzam bir sezon geçirdi. Ama takılması gereken bu kağıt üzerinde da gözüküyor işte. Yani o, yani kimsenin, yani herkes hatırlar Fenerbahçe camiasında bu takımı, teknik direktör performansı okey. Ama muhasebe olarak bakarsan. Evet işte muhasebe olduğu zaman o evinde bakarsan, kaybettiğin puanlara geliyorsun. Felaket sezon geçiren Beşiktaş senden bir fazla kupayla kapattı. Sen. Evet işte. Bu arada Okan öyle bu bir açıklamada bulunmuş. Galatasaray taraftarları 25. şampiyonluk için hazırlanmaya başlasınlar demiş. Okan Buruk sevgili seyirciler, sıcağı sıcağına maçın hemen ardından gerçekten önemli iddialı açıklamalar. Icardi'de sakat sakat oynadım bu sezon, sakat olmasam daha da çok atardım demiş. Gol kralı bitirdi sezonu. Icardi'yi de tebrik ediyoruz. Yani Icardi'ye de bir parantez açmak lazım. Evet, bu arada Florya'daki Fenerbahçe formalı taraftarlar. Galiba bir kişi değil, daha fazla. Evet, sesi açalım. Bir arkadaşımız şu anda... Evet, sesinizi çok zor duyuyorum, kusura bakmayın. Şu anda Fenerbahçeli ve Florya'da Galatasaraylı kutlamalarında neler söylemek istersin? Vallahi biz kutlama göremiyoruz, bari burada kutlama... Evet, gerçekten bu görüntü... Fenomen bir görüntü, fenomen bir cümle olacak. Dedi ki genç Fenerbahçeli bir kardeşimiz, biz şampiyonluk göremiyoruz, kutlama göremiyoruz, bari buraya gelelim dedik diyor. Hakikaten tarihe geçecek bir cümle bu. Büyük ihtimalle sosyal medyada da yayılacak. Özellikle bu bölümü hemen tekrar hazırlayalım sevgili arkadaşlar. Mutlaka hazırlayalım, programda da tekrar verelim. Ve tabii ki paylaşımlarımızı da yapalım bununla ilgili. Çünkü bu akşamın bence ne Okan Buruk'un açıklaması, ne Icardi'nin açıklaması, Yusuf Kenan
Bu gecenin şu ana kadarki en flash açıklaması hakikaten bu. Ben muhabir arkadaşımızın akıbetini kollamaya çalışıyorum. Evet. Ha, bu arada Enes Arol nefes alabilir. Enes Arol bu röportajı yaptı. Oradaki Fenerbahçeli taraftarı buldu. Helal çok olsun. Da özel güzel bir iş. Enes'i de tebrik ediyoruz. Vallahi iyi iş o kalabalık ediyoruz. İçerisinde. Haberde de zaten samanlıkta çok güzel işler yapıyor. İğne bulmak gibi bir şey. Aynen öyle. Bravo. Kesinlikle o kadar Galatasaray'ın Enes bir daha mı alacak? Peki bir kez daha. Orada tabii o kadar bir hengame var ki sevgili seyirciler. Ses de gider, görüntü de gider. Bugün binlerce kişinin içinden her yerden yayın yapmaya çalışıyoruz. Arada böyle ufak ufak aksaklıklar olacak. Bir kez daha gidelim. Onur Yıldız, öncelikle sesinizi çok zor alıyorum. Özür dilerim, yayına ne geldi ama şu anda yanımda Fenerbahçeli arkadaşımı görüyorsunuz. Bir müsaade isteyelim. Az önce bakın bir Beşiktaşlı yanımda var şu anda Florya'da. Bir Beşiktaşlı, bir Fenerbahçeli. Şu an arkadaşlar... Evet tabii ki tam röportaj olacakken bir tezahürat başladı. Eğer daha sessiz bir yere çekme şansı varsa ki Florida şu anda kalabalık olmayan sessiz bir yer sanırım yok. Bir kez daha Enes Arol'a gidebiliriz. Bir kez daha kendisiyle röportaj yaparsa daha çabuk bir şekilde hemen hızlı bir şekilde yapıp bize verirse o röportajı çok seviniriz. Evet Galatasaray'ın paylaşımı geliyor. İyiler sonunda mutlaka kazanır. Kazanırın Z ve A'sı 24 şeklinde 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray şeklinde bir paylaşım yapmış. Daha da paylaşımlar geliyor tabii ki Galatasaray'dan. Onu da ilerleyen dakikalarda... Florya'daki arkadaşımız ismi neydi? Enes Arol. Enes Arol. Kutluyorum. O samanlıklı iğne bulmak gibi bir şey. Bir de Beşiktaşlı bulmuş yanında. Aynen hakikaten yani şey gibi. Orada on binlerce Galatasaraylı'nın arasında Fenerbahçe'yi ama bak, buldu. Ben bu gençlerden umutluyum biliyor musun? Hani böyle bir Z kuşağı falan diye bir alfabe yapıştırıyor öyle çocuklar. Mesaja içeriyle. Bakar mısın? Bak bu çocuklar... Büyükler birbirini yesin, yöneticiler... Bu kuşak daha iyi olacak. Aynen öyle. Bu kuşağı zehirlemesinler abi. Üç büyükler şeyiyle... Kavgasıyla, gürültüsüyle bu kuşağı zehirlemesinler. Zehirleyemezler zaten. Kaliteli taraftara ihtiyacı var. Köpü. Vallahi zeka köpü. Ülke futbolunun kaliteli taraftara ihtiyacı var. Çünkü kaliteli taraftarı kaybetti Türk futbolu. Evet, gidelim bir daha Florya'ya. Eğer hazırsa. Eğer hazırsa gidelim. Enes'e bir kez daha gidelim. Beni duymuyorsa da siz yönlendirebilirsiniz. Evet. Gerçekten... gecenin görüntüsü sevgili seyirciler. Konya'ya da gideceğiz birazdan. Kadıköy'e de gideceğiz. Röportajlar, futbolculardan, teknik direktörlerden, yöneticilerden mutlaka röportajlar gelecek. Onlar şu anda Galatasaraylılar şampiyonluğu kutluyor. Hem stadın içinde hem birazdan soyunma odasında. Dönüş yolunda da kutlayacaklar. İstanbul'a gelecekler ve Florya'ya gidecekler. Yani gecenin geç saatlerinde az önce bağlantı yaptığımız noktaya gidecekler. Burası Brüksel. Evet. Sadece Türkiye'nin değil. Ekol Futbol, Ekol TV Avrupa'nın, dünyanın dört bir yanından Galatasaray taraftarının sevinç gösterilerini sizlerle paylaşıyor. Orada tam güneş batmamış tabii. Biraz daha böyle bir aydınlık bir hava. Evet. Değil mi? Tabii geçen gün Serdar Sarıdağ. Geçen gün orada mıydın? Hayır geçen gün ben de biriyle yurt dışından konuşuyordum. Şimdi Ümit Özü de Allah'tan burada benim değil. Sürekli yurt dışı. Sürekli geziyorsun diye. Baktım hava kararmamış. Aynı böyle. Evet orada günlük güneştik. O şimdi biz Türkiye içini veriyoruz ama şu an Almanya, işte Belçika, efendime söyleyeyim Avrupa kıtası dışında da mutlaka Galatasaray kutlamaları devam ediyordur diye düşünüyorum. Evet, bu arada Enes'e gitmeden Icardi'nin açıklaması, milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim, şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum demiş. Devamını okuyacağım, Enes'e gidiyoruz hemen. Onur Yıldız, az önce kalabalıktan Fenerbahçe'yi ve Beşiktaşlı arkadaşlarımı çıkardım yayına daha rahat alabilmek için. Şu anda görüyorsunuz ellerinde Galatasaray bayrağı, Galatasaray atısı. Beşiktaşlı kardeşimden başlamak istiyorum. Neler söylemek istersin, neden Florya'da? Kutlama için geldim. Burada Galatasaray'ın sevincini birlikte paylaşıyoruz. Ben Galatasaraylı arkadaşlarımla beraber geldim buraya. Mutluyuz. Burada da sana gayet güzel bir ilgi var anladığım kadarıyla.
Ya görüyorlar, fotoğraf çekiyorlar bazen. Mutlu oluyorum ben de. Kardeşim sen ele burada az önce ben seni üçlü çektirirken gördüm. Vallahi içeride. Kaptırdık kendimi biraz. Uzun zamandır şampiyonluk göremiyoruz. Sen diyorsun ki 10 yıldır ben şampiyon olamıyor. Şampiyonluk hasretini böyle geçiriyoruz biz de. Peki sana gel, tepkiler nasıl burada Galatasaraylılarla kol kolasın? Burada genelde seviliyoruz. Üçlü falan çektiriyoruz. Havaya atıldık yani, güzel tepkiler var. Teşekkür ediyorum. İyi kutlamalar diliyorum. Onur Yıldız gördüğünüz gibi. Florya'da çok farklı senaryolar görüyoruz. Alışık olmadığımız bir şekilde. Fenerbahçeli ve evet, Enes Arol'a çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu iddia ediyorum, bu gecenin tarihe geçecek fenomen röportajını gerçekleştirdi Enes arkadaşımız. İlerleyen günlerde editlerde, işte Reels videolarda, Instagram'da, X'te bol bol bu röportajı görebilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, bir kez daha bakalım şimdi nereler buralar? İstiklal Caddesi var, Brüksel var, Florya var, daha da bağlantı noktalarımız olacak. Tabii ki az önce Ankara'da vardı. Türkiye'nin dört bir yanından Galatasaray taraftarının kutlamaları, sevinç görüntüleri. Icardi'nin mesajını okuyordum, yarıda kalmıştı. Tekrar oraya dönüyorum. Milyonlarca euro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim, şampiyonluk için geldim. Erden Timur'a da teşekkür ediyorum. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız demiş Icardi. Yine böyle Fenerbahçe'ye bir gönderme var. Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Ya niye kutlama yaşasınlar? Yani öyle bir... Geçen hafta derbi sevincini kutladılar diye derbi ona herhalde. O da kutlanır şimdi Allah aşkına. O da kutlanır tabii ki. 10 kişi yenmiş, bırak da kutlasınlar. Derbi kazanınca sevinme gibi bir izin mi alması gerekiyor Fenerbahçe'nin yani? Yani sevinebilir. Göndermeler olarak yapılır. O Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunun... Bir dakika. Kadıköy'de de bir hareketlilik var sevgili seyirciler. Hatta mümkünse onu bir daha büyük gösterebilir misin Tolga? Bir kısım taraftarın yönetim istifa sloganları attığı söyleniyor sevgili seyirciler. Tabii Fenerbahçe 6-0 yendi İstanbulspor'u ama yetmedi. İstanbulspor küme düşmüştü daha önce. Galatasaray kazanınca şampiyon oldu. Fenerbahçe son umutlarını taşımıştı bu haftaya ama olmadı. Yusuf Kenan, buna da bir değinmek lazım. İlerleyen dakikalarda bunu da zaten sesli olarak veririz. Yani Meral Hanım, hatta duyabiliyorsak duyalım. Meral Hanım'ın umutları Fenerbahçelilerin birçoğundan daha fazlaydı, onu söyleyelim. O da bir mesaj paylaşmış Instagram'da, istersen ilerleyen dakikalarda okuruz. İşin hani şakası bir yana, evet son ana kadar %1'lik bir şansını taşıdım. Geçen hafta da bahsettik. Yani %1 Fenerbahçe'nin şansı. Ben mucizevi olarak görüyordum. Hani buradan bir şampiyonluk çıkartmak, senin elinde olmayan bir şampiyonluk özellikle, çok olağanüstü bir olay olurdu. Ama tepki olup olmama meselesini ben de Fenerbahçeli arkadaşlarımla çok tartıştım. Hani şöyle olabilirdi. Galatasaray kaybeder, sen de kaybedersin. Öyle bir şampiyonluk kaybolur. O zaman tepki olurdu ama evet, yani belirli bir kısım Fenerbahçe'de Ali Koç'un gitmesini istiyor doğal olarak. Belirli bir kısım Aziz Yıldırım'ı destekliyordur. Yani şimdi Ali Koç'a ve bütün hani yönetime veya teknik direktöre %100 destek var demek Fenerbahçe açısından çok gerçekçi mi? Bence çok gerçekçi değil. Seçimde de göreceğiz. Çok büyük bir fark olacağını da düşünmüyorum kongrede. Onu da ilerleyen haftalarda, hatta gelecek hafta konuşuruz. Ama nihayetinde şuna baktım. Ben çok uzun zaman sonra Fenerbahçe'de bir şampiyonluk gelmediği sezonda son iç saha maçında taraftarın takımı alkışladığını gördüm. Bu da enteresandı. Çok uzun zamandır görmediğim bir şeydi yani. Bu arada tabii daha da ne derler, daha şiddetli görüntüler de geliyor Kadıköy'den sevgili seyirciler. Bayağı tepkiler var. O görüntüleri de tabii biraz daha böyle hani montajlamak da gerekebilir. Veremeyeceğimiz şekilde görüntüler de var. Bayağı ağır protestolar diyeyim. Çok ağır protestolar şu anda gerçekleşiyor Kadıköy'de. X'te de yavaş yavaş görüntüler düşüyor. Arkadaşlarım da bana Kadıköy'den çektikleri görüntüleri gönderiyorlar. İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Serdar Sarı da Davinson Sanchez'in açıklamayı da hemen okuyup onu sana sorayım. Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi. Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta da biz kutluyoruz demiş. Yine bir Fenerbahçe'ye gönderme var.
Ya o göndermeler zaten mutlaka olur da olmalıdı. Yani belli bir seviye çerçevesinde tabii ki olur. Neticede geçen hafta Fenerbahçe geçen haftanın keyfini çıkardı mı? Çıkardı. Tüm Fenerbahçe'yle mutlu muydu? Mutluydu. Uzun zamandır sosyal medya paylaşımları yapmayan Fenerbahçe dostlarım bile kendi sosyal medya hesabımda fark ettim. Paylaşımlar yaptılar. Yani sonuçta bunlar olur. Bugün de Galatasaraylı futbolcular elbette o göndermeleri yapacaktır diye düşünüyorum. Yani bunda bir yadırganacak bir durum da yok açıkçası. Sezonun kaybedeni Meral Hanım. Hakikaten. Meral Hanım. Sezon kaybedeni Emre Belezoğlu olabilir. Ankara Gücü yollarını. Meral Hanım kadar kaybeden yok. Göz yaşlarını tutamadı bu arada. Yollar ayrılmış bu arada. Evet. Onu da bilgi olarak göreyim. Emre Belezoğlu'yla Ankara Gücü'nün yolları ayrıldı. Serdar Sarıdağ diyor ki sezonun kaybedeni aynı zamanda Meral Hanım. Astrolog Meral Hanım. Bilmeyen varsa kaldıysa Türkiye'de hani hala. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Varsa... Bu işin makarası mizahı. Yani Maide Suresi 90. ayeti açtım bilerek fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının, kurtuluşa erersiniz. Meral Hanım'ı da artık bu işlerden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Girme bu toplara. Bu toplara girdiğin zaman sakatlanıyorsun abi, işte böyle. Ya tutarsa, bari ahiretini kurtar. Tabii canım ya tutarsa. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ya bir gün Kadir İnanır, bak şunu ben anlatayım hemen kısa. Kadir İnanır'a bir gün yazmış birisi astrolog falan. Kadir İnanır şöyle olacak, böyle olacak falan. Gidecek. Kadir İnanır dedi ki, ya dedi benim dedi doğum tarihim Yusufçuk'tan da yanlış. Oraya göre bakarak yorum yapmasın bari söyleyin kadına dedi. Ya bu işleri geçsinler abi. Yani peki. Öyle olmuş böyle olmuş. Ha Fenerbahçe taraftarına bir umut verdi mi? İnanın Fenerbahçe Meral Hanım'dan daha fazla umut verdi taraftarına. Bak net söylüyorum. O da doğru. Oynadığı oyunda verdi. Peki. Bekledi Konya Spor'un o pozisyonda olması belki bir şey olabilir dedi. Bekledi o umut bile Fenerbahçe'leri mutlu etti. Yok. Ama bu sezonun... Hesabını da sorma açısından evet Kadıköy'de zaten bir şeyler oluyor herhalde. Kadıköy'de enteresan olaylar var. Bir Taksim'e de gidelim. Mahmut Keşan bize neler aktaracak? Orada da inanılmaz bir yoğunluk var tabii ki. Söz sende. Şu an burada bir yandan davul çalıyor. Bir yandan da arabanın içerisinde gördüğünüz gibi Galatasaray marşları yine taraftarlar şu an her tarafta coşkuyla kutlanıyor. Tabii ki beklenen bir şampiyonluk oldu. Aslında gün içerisinde Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir hazırlık vardı. İşte bu hazırlıkla birlikte Galatasaray şampiyonluğunu ilan ettikten sonra da taraftarlar sokaklara indi. Hanımefendinin gözlüğünü şu an görüyoruz. 2024 yazıyor gözlüğünde. 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Gördüğünüz gibi marşlar, sloganlar atılıyor. Burası Taksim'e giden bir yol. Ama Taksim'e çıkan her tarafta işte bu şekilde kutlama var. İstanbul'un aslında dört bir tarafında bu kutlamayı görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Taksim'e gittiklerini söylüyor beyefendiler. Tabii ki trafiğin yanı sıra Özgür Balaban sizlere göstersin. Tüm araçlardan yine aynı şekilde bayraklar sallanıyor. Araçların camlarına çıkılıyor. Burada coşkulu bir kutlama var. Tıpkı Florya'da olduğu gibi yine Taksim'de de bu kutlamayı görüyoruz ki zaten gündüz saatlerinde İstiklal Caddesi'nde bir kalabalık vardı. Tabii konuşabilirsin. Neler söylemek istersin? Şampiyonuz. Bu sene de şampiyonuz. Her zaman gibi şampiyon Galatasaray. Fener ağlama. Peki gördüğünüz gibi şampiyonlukları kutluyorlar. Yine her tarafta 7'den 70'e herkes buraya geldi diyebiliriz. Araçların üzerinde işte bu şekilde bayraklar asıldı. Tabii ki bir yandan bu trafiğin ilerlemesi de güçlük oluyor. Çünkü trafik gerçekten çok yoğun oldu. Taksim'e çıkan tüm yollarda işte bu şekilde araç konvoylarını görüyoruz. Kimi taksiye bindi yine taraftarını yalnız bırakmamak için. Kimi de kendi aracıyla buraya geldi. Gördüğünüz gibi Özgür Balaban tekrar göstersin sizlere. Şu an İstiklal Caddesi'ne gitmek gerçekten çok güç. Tabii ki taraftarlar bugün sabah saatlerine kadar kutlama yapacağını da söylüyor. Coşkulu bir kutlama var. Bayraklar sallanıyor. Sloganlar atılıyor. Ve gördüğünüz gibi Galatasaray taraftarları şu an İstiklal Caddesi'nde adeta şölen havası yaşıyor. Dediğimiz gibi aslında Galatasaray ilk golü attıktan sonra taraftar Taksim'e geldi. Ardından şampiyonluk kesinleştikten sonra da bu kutlama en üst seviyeye çıkartıldı. Turistler de burada elbette. Onlar da yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor. Ve bununla birlikte artık İstiklal Caddesi'nde de tabiri caizse adım atacak yer dahi kalmadı.
Taraftarlar şu an gördüğünüz gibi, aman bayrak çarpmasın. Taraftarlar şu an gördüğünüz gibi meşaleleri de yine yanlarına getirmişler. Her tarafta bu kutlamayı görebiliyoruz. Aslında İstanbul'un şu dakikalarda İstanbul'un dört bir tarafında bu kutlamayı görebiliyoruz. Çok yoğun bir kalabalık var. Özellikle Beyoğlu bölgesinde bu kalabalığın daha çok olduğunu görüyoruz. Ve birçok taraftar da artık yavaş yavaş havalimanına gideceğini ve orada takımı karşılayacaklarını söylüyorlar. Bir beyefendi daha var. Ona da soralım. Bakalım neler söylemek istiyor. Herkes burada. 7'den 70'i burada diyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Galatasaray dünyanın en güzel takımlarından bir tanesi. Şampiyonluğu bize hediye ettiği için Sayın Başkanımıza, teknik yönetimimize, futbolcularımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Taraftarlar duygu düşüncelerini söylüyor. Tabii ki burada kutlama dediğimiz gibi sabah saatlerine kadar süreceğini söylediler. Beklenen bir kutlama aslında. Zaten Galatasaray dediğimiz gibi Konya'ya giderken de burada hazırlığını yapmıştı taraftarlar. Ve şampiyonluğun ardından artık kutlamalar tam gaz devam ediyor. Tabii ki İstiklal Caddesi'ne çıkmaya da çalışıyoruz. Ama araç yoğunluğundan dolayı çıkmak gerçekten zor oluyor. Şu an turistler de bu aracın içerisinde turistler var. Onlar da ne olduğunu anlayamıyor. Ve cep telefonlarıyla şu an bu anları kayıt altına alıyorlar. Aslında yerli yabancı herkes şu an Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor diyebiliriz. Biraz daha ileri gitmeye çalışalım. Tabii ki şu an araçların içerisinde yürüyoruz ama gerçekten yürümek dahi çok zor. Çünkü araç trafiği şu an her yerde, her sokaklarda görebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi her iki tarafta da, caddenin her iki tarafında da yine araçları görüyoruz. Aracın içerisinde bir beyefendi var. Yine gördüğünüz gibi arka camı açarsanız küçük beyefendiyle konuşalım. Arka camı açarsanız, evet. Küçük bir taraftar soralım. Neler söylemek istersin? Şampiyon oldu Galatasaray. Gel gel, utanma gel. Çok mutluyuz. Her zaman inanıyorduk. Mayıslar bizimdir. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi her yaştan taraftar var. Herkes burada. Beyefendinin yüzünde sarı kırmızı boyayı görüyoruz. Şimdi İstiklal Caddesi'ne gitmeye çalışacağız. İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer dahi yok diyebiliriz. Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de taraftarlar özellikle Beyoğlu'na geldi ve Taksim İstiklal Caddesi'nde kutlama yapmaya başladı. Tabii ki bazı araçların içerisinde Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarları da görüyoruz. Beşiktaş bayrağını sallayan bir araç sürücüsünü gördük. Şu an Özgür Balaban sizlere gösteriyor. Bakın biraz daha hızlı gitmeye çalışalım. Orada yine trafiğe de dikkat edelim tabii ki. Aslında araçların üzerinde süslemeleri dediğimiz gibi sabah saatlerinde başladı. Her iki tarafta da bakın, hem sağ tarafta hem de sol tarafta Taksim'e giden tüm yollar işte bu şekilde Galatasaraylı taraftarlarla, sarı kırmızılı taraftarlarla şu an adeta dolduruldu. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Geniş güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Bazı bölgelerde polis gerçekten güvenlik önlemlerini aldı. Şu an burada bakın bir çevik kuvvet aracını görüyoruz. Yine aynı şekilde Yunus polislerini görebiliyoruz. Trafik polisleri de burada görevlerini yapıyor. Şu an gördüğünüz gibi beyefendi sileceklerini kaldırmış. Gerçekten çok değişik bir görüntü. Bir yandan şampiyonluğu kutluyor, bir yandan silecekleriyle. O silecekler niye öyle? Silecekler niye öyle? Şampiyonluğu el sağlıyormuş aracın silecekleri. Beyefendi öyle söylüyor. Yani gördüğünüz gibi gerçekten değişik, farklı bir kutlama var bu sene. 2023-2024 liginin şampiyonu Galatasaray oldu. Aslında maç bittikten sonra artık tamamen Taksim'de yoğunluğun arttığını da söyleyelim. Sabah saatinde sarı kırmızılı taraftarları burada görüyorduk ama herhangi bir kutlama söz konusu değildi. Onlar Galatasaray'ın şampiyon olmasını, artık ilan edilmesini bekliyordu. Şu an turistler de bakın, herkes Galatasaraylı taraftarların fotoğrafını, videolarını çekiyor. Onlar da tabii ki bugüne denk gelmeleri de elbette ayrı bir özel gün olarak hatıralarında kalacaktır.
Şu an gördüğünüz gibi taraftarlar, araçlarıyla gidemeyen taraftarlar tabii ki yürüyerek Taksim İstiklal Caddesi'ne gitmeye çalışıyor. Meşaleler yakılıyor, bayraklar sallanıyor, herkes tezahürat ediyor. Tabii ki şunu da söyleyelim, hemen geçelim şimdi başka taraftarlara soralım. Şu an gördüğünüz gibi beyefendi motoruyla geliyor. Herhalde motosiklet en kolay ulaşım aracı şu dakikalarda. Neler söylemek istersin? Biraz müziği kapatalım. Neler söylemek istersin? Şampiyon oldu Galatasaray. Neden ağlamışsın? Gördüğünüz gibi hanımefendinin yorumu da bu şekilde oldu. Şu an dediğimiz gibi 7'den 70 herkes burada. Araçların içerisinde çocukları görüyoruz. Yine anneleriyle babalarıyla buraya geliyorlar. Kimi meşaleleri yakıyor, eğleniyor burada. Kimi de Taksim İstiklal Caddesi'ne bir an önce ulaşmaya çalışıyor. Tabii ki meşale yakarken de çok dikkatli olunması gerektiğinde söylemekte elbette fayda var. İşte bir beyefendi de şu an aracın üstüne çıkmış. O da şampiyonluğu bu şekilde kutluyor. Gerçekten değişik bir durum var. Şampiyonluğun yanı sıra taraftarlar İstiklal Caddesi'ne de ulaşmaya çalışıyor. Özgür Balaban'ın görüntüleriyle Taksim'deki durumu sizlere aktardık. Mahmut Keşan'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de İstanbul'un kalbi Taksim'i bize bütün detaylarıyla, bütün coşkusuyla anlattı. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamalarına devam edeceğiz. Şimdi bir çok kısa Kadıköy'de Berna Kahraman var. Berna'ya gidelim. Berna, az önce protestolar oldu. Nasıl tezahüratlar yapıldı bize? Kısaca anlatır mısın? Ne yaşandı Kadıköy'de? İyi yayınlar Onur Yıldız. Evet, sen de bahsettiğin gibi protestolar oldu. Güvenlik güçleri daha da önlem aldı. Oraya daha da bir set çekti. Özellikle yönetim istifa seslerinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki saat itibariyle yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Özellikle bir grup seslerini çok fazla yükseltti. Bunu söyleyebiliriz. Şu anda biz de Mikson Karma alandayız. Futbolcular yavaş yavaş geçiyorlar. Çok da bir şey burada yok açıkçası. Ama bahsettiğim gibi umuyoruz herhangi bir sorun çıkmadan bu tarafa atlatabiliriz. Yani çok fazla bir protesto bu saatten sonra olacağını sanmıyoruz. Ama dediğimiz gibi maç çıkışı özellikle bazı taraftarlar fazlasıyla sesini yükseltti. Bunu söyleyebiliriz. Berna, teşekkür ediyoruz. Berna Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Tabii röportaj oldukça, bir açıklama oldukça İsmail Kartal olur, yöneticiler olur. Hepsini sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Bu arada izleyemeyenler için az önceki fenomen görüntüyü yayınlayacağım ama yayınlamama da gerek kalmadı. Şu anda sosyal medyada, X'te özellikle bütün hesaplar Florya'daki Fenerbahçeli taraftarın Ekol Futbol'a verdiği röportajı paylaşıyor. Arkadaşımız Enes Arol mikrofon tuttu. Sarı lacivertli Fenerbahçe formalı genç kardeşimize sen niye geldin, hayırdır dedi. O da dedi ki abi şampiyonluk göremiyoruz, kutlayamıyoruz, bari burada kutlayalım, ondan buraya geldik dedi. Ve şu anda bütün fenomen hesaplarda inanılmaz derecede paylaşılıyor bu video. Ekol Futbol'un yaptığı röportaj sosyal medyada da ilginize gerçekten çok teşekkür ederiz. Bakü geldi az önce ekrana. Taksim görüntülerini biz canlı olarak sizlerle paylaşırken bakıyorum şu anda Almanya, Taksim, Florya, Bakü'den de Azerbaycan'dan da kardeş ülkeden de Galatasaray taraftarının şampiyonluk kutlamalarını sizlerle paylaştık. Fenerbahçe'den bu arada bir şey açıklama geldi. Öyle mi? Ha, ben görmedim hem hemen. Hem fotoğraf, görsel hem de metin. Onu mutlaka arkadaşlar getirir ekrana. Tabii ki. Hemen şimdi. Tabii bu işin son haftaya kalması. İşin Fenerbahçe tarafında da konuşuluyor. Galatasaray tarafı da konuşuluyor. Bu atışmalar devam ediyor bir şekilde. Ama şunu net söyleyebiliriz ki şimdi bir dahaki sezon ne olacak? Okan Hoca 2025'e hazırlansın taraftar diyor. Güzel slogan. Daha bu sezon biter bitmez hemen bir dahaki sezonla ilgili böyle bir sloganı söylemek de, aktarmak da önemli tabii ki. Ama Fenerbahçe'nin de bu açıklamayla belki de bir dahaki sezon için slogan var diyebileceğimiz
bazı argümanlara hazırdır diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir başkanlık seçimi var. Hoca değişecek mi, değişmeyecek mi? İsmail Hoca ile devam etme ihtimali de var. Konuşuluyor. Yusuf mutlaka onun konu hakkında detayları vardır, bilgileri vardır. Ama netice itibariyle bir dahaki sezon şampiyonluk yarışı sevgili Onur. Sadece Fenerbahçe ile Galatasaray arasında mı geçecek acaba? Bir de o var. Tabii işte. Yani ben isterdim, isterim böyle dört tane takımın son haftalara kadar kalmasını. Yani Trabzon, yani bizi biz değil de bizi bizim dışımızda başka ülkeler de konuşsun. Artık iletişim bu kadar çok aynen kolayken, öyle, çok şeffafken bazı güzellikler olsun. Bizi bizden başkaları da konuşsun isterim. Aynen açıkçası. Öyle. Önümüzdeki sezon umarız çok daha fazla takımın yarıştığı bir sezon olur. Bu arada bir kez daha Enes Arol'a gidebiliriz. Florya'dan inanılmaz bir iş çıkardı. Belki yine enteresan şeyler yakalamıştır. Enes yapabilir yani bunu. Enes bizi duyabiliyorsan hemen sözü sana bırakalım. Onur Yıldız, çok sıkıyorum, kusura bakmayın. Şu anda Florya'da atmosfer devam ediyor. Gördüğün gibi maç bittiği andan beri aslında Florya'da bir bayram havası yaşanıyor. Ve bizim de dakikalar önce ekrana getirdiğimiz o Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı'yla yaptığımız röportajda şu anda hem sosyal medyada hem de diğer televizyon kanallarında sıkça konuşuluyor ve buradaki diğer basın mensubu arkadaşlarımız aslında şu anda o kişilere ulaşmaya çalışıyor diyebiliriz. Tabii Florya'da güzel anlar yaşanıyor. Şu ana kadar burada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığının altını çizelim. Tabii ki tedbir amaçlı polis ekipleri burada gerekli önlemleri almış durumda, ancak henüz olumsuz bir durum yaşanmamış durumda. Bir Fenerbahçe formalı, bir Beşiktaş formalı arkadaşımızı burada gördük. O da burada şu anda kutlamalara katılmış durumda ki o Fenerbahçeli arkadaşımızın 10 senedir şampiyonluğu kutlayamıyorum, ne yapayım? Buraya geldim, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum demesi aslında bizim için önemli bir haber değeri taşıyordu. Senin de zaten yayında aktardığın gibi. Şu anda burada kurulmuş hoparlör sistemleri var. Burada olmayanlar için buraya aktarmak gerekirse, şu anda Florya'nın Metin Oktay tesislerinin etrafında farklı noktalara kurulmuş hoparlör tesisleri var. Buradan hem şarkılar çalıyor, hem Galatasaray marşları çalıyor ve Galatasaray takımı Konya'dan bu noktaya gelene kadar bu kalabalık burada takımı bekliyor olacak. Ve buradaki şampiyonluk kutlamaları da hız kesmeden devam edecek. Tabii burayı bilenler için söyleyelim, Metin Oktay tesisinin hemen karşısında bir park bulunuyor. Bizler de zaten şu anda o parkın içerisindeyiz. Burası akşam saatlerine itibaren maçtan saatler önce dolmaya başlamıştı ve maç saatinde hınca hınç dolmuştu ve şu an ekranda görmüş olduğunuz Burak Dalgün'ün sizlere gösterdiği o meşaleler inanın bir an olsun bile sönmüyor. Biri sönüyor, diğeri yanıyor, biri sönüyor, diğeri yanıyor. İstanbul'da bugün yarın iş günü olmasına rağmen, bunun altını çiziyorum, yarın iş günü olmasına rağmen İstanbul'un farklı noktalarında başta Florya ve Taksim olmak üzere Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Bizler de şu anda bir parkta kaydırağın üstündeyiz. Bunu zaman zaman sallanıyoruz, kusura bakmayın. Buradan atmosferi aktarmış olalım, gelin. Bizler gece boyunca yine Florya'da olacağız. Çeşitli noktalardan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz diyelim. Bu noktadan Türkiye'den sana ve konuklarımıza bırakalım. Evet, şarkıyı duyuyorsunuz sevgili seyirciler. Simge'nin fenomen şarkısı Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım'la veda etti şimdilik bize Enes Arol. Bu arada Dursun Özbek takımla şu anda bir toplantıdaymış sevgili seyirciler. Dursun Özbek ve yönetimi bu arada yeniden seçildiler dün. Bir kez daha tebrik edelim. Uzun süredir takımla birlikte, futbolcularla birlikte soyunma odasında Dursun Özbek. Tabii henüz çıkmadılar, o yüzden herhangi bir görüntü de vermediler. Birazdan ilerleyen dakikalarda yavaş yavaş Galatasaraylı oyuncular da stattan çıkmaya başladığında o görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Belki Dursun Özbek bir açıklama yapar, yöneticiler bir açıklama yapar. Konya'nın da yavaş yavaş görüntülerini yönetmenimiz Tolga ekrana getirecek, sizlerle paylaşacağız. Basın toplantıları sanırım bitmek üzere. Basın toplantıları biter bitmez o görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Az önce tabii Kadıköy'den de bazı görüntüler vardı. Onları da sizlerle paylaşmıştık. Ali Koç'a ve yönetime bazı protestolar oldu. Bu arada Galatasaray 102 puanla puan rekorunu tazeleyerek şampiyon oldu. Bunu da vurgulamak lazım.
Mertens gol kralı, Icardi gol kralı, Galatasaray'ın 24. şampiyonu oldu. Gol kralı. Icardi gol kralı, Mertens asist kralı. Tabii ikisi birden olamayacağına göre canlı yayında arada böyle dilimiz sürçüyor. Teşekkür ederim Yusuf. 24. şampiyonluk, yani Okan Buruk dedi ki daha bu şampiyonluğu kutlamadan 25.'ye hazırlanın dedi. 5. yıldızı hazırlanın dedi. Yani çok olgun, böyle çok iddialı bir açıklama yani. Meral Hanım'dan ders almamış Okan Hoca. O şimdi tabii. Ya, haber var mı astrolog herhalde? Instagram'dan açıklama yapmış ya. Ha, ne demiş bakayım? Fenerbahçe taraftarları üzülsem kusura bakmasın. Ne ya. Üzmesi öyle bir heveslendirdi ki yazık yani. Her gün. Ya arkadaş, şey ona inanan varsa zaten kendinden yani, kendini sorgulasın. Etmen lazım yani. Geçen sezon demiş ki önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nı Beşiktaş alacak. Evet. Beşiktaş Perşembe günü Türkiye Kupası'nı aldığı an Fenerbahçeliler daha da bir ümitlendi ya. Olabilir, ümitlenebilir insan. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki sene Beşiktaş şampiyon olacak diyorum ben buradan mesela. Olma ihtimali var mı? Var. Olduğu zaman bu bir büyük yapar mı? Yapmaz. Kain yapar mı? Yapmaz. Yani gelecekten bir... Yani onun arkasından giden Fenerbahçe taraftarı varsa o kendini sorgulayacak. Niye arkasından gittin diye. %1'di şansı Fenerbahçe'nin bu akşam. Peki şansını zaten var mıydı yok muydu onları konuşacağız. Bu arada Mahmut Keşan Taksim'de bir balkona çıkmış galiba bildiğim kadarıyla. Bakalım nasıl görüntüler verecek bize. Hemen gidelim kendisine. İstiklal Caddesi'ne gelmek zor olsa da şu an ulaştık ve bir balkona çıktık. Size İstiklal Caddesi'ni havadan gösterelim. Gördüğünüz gibi taraftarlar şu an İstiklal Caddesi'nde davul zurna eşliğinde halay çekiyor, şampiyonluğu kutluyor. Aslında caddenin farklı noktalarında bu coşkuyu görebiliyoruz ki meydanda olan kalabalık artık yavaş yavaş İstiklal Caddesi'ne de geldiğini belirtelim. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ettikten sonra aslında İlk golü attıktan sonra da burada bu coşku başladı ve şu dakikalara kadar da devam ediyor. Aslında buradaki kişiler birbirini tanımıyor ama gördüğünüz gibi onlar aynı takımın taraftarı ve şu anda parmaklarını birleştirdiler ve havaya başladılar. Bir yanda davul zurna, bir yanda şampiyonluk, bir yandan da halay çekiliyor. Tabii ki İstiklal Caddesi, Taksim İstiklal Caddesi Galatasaray taraftarlarının vazgeçilmez ve sonuna kadar da öyle olacağı bir nokta. 7'den 70'e yine herkes Taksim İstiklal Caddesi'nde bu kutlamaya, şampiyonluk kutlamasına katıldı. Özgür Balaban şu an sizlere İstiklal Caddesi'ndeki bu eğlenceyi, bu coşkuyu gösteriyor. Caddenin başından sonuna kadar her yerde sarı kırmızılı taraftarları görebiliyoruz. Ara ara turistlerin de taraftarlara katıldığını söylemekte fayda var. Onlar da Galatasaraylı olmasa da bu coşkuya, şampiyonluk kutlamasına katılıyorlar. Biraz sonra da takımın bir bölümünün yine buradaki bazı taraftarlarla konuştuğumuzda onlar İstiklal Caddesi'nden havalimanına gideceğini söylüyor. Şu an havaya fişek atıldı. Elbette riskli bir durumdu. Neyse ki bir sorun teşkil etmedi. Taraftarlar bayraklarla birlikte Taksim İstiklal Caddesi'ne geldi ve şu anda halay bitse de devam diye ve devam diye bağırdıklarını duyuyoruz. Özgür Balaban şöyle sizlere gösterebilirse Taksim İstiklal Caddesi'nin aslında dediğim gibi sonuna kadar, başından sonuna kadar taraftarları görebiliyoruz. Yüksek bir noktada olduğumuz için de bunu net bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyoruz. Şunu da hatırlatmasını yapalım. Geniş güvenlik önlemleri alındı elbette. Bunu kesinlikle belirtelim. Polisler de burada ciddi görevli, cidden güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarmış durumda. Biraz sonra tabii ki buradaki coşku artık yavaş yavaş meydana çıkacak. Şunu da söyleyelim. Sıra Selviler'de, yine Taksim'de, hatta Nişantaşı'nda Galatasaraylı taraftarları görebiliyoruz. Biraz önce alt tarafta, yani Tarlabaşı'nın olduğu yerde, Taksim'e giden o yolda sizlere taraftarları göstermiştik. İşte araçlarıyla birlikte buraya ulaşan taraftarlar araçlarını belli bir yere park ettikten sonra da artık İstiklal Caddesi'ndeki bu coşkuya, bu heyecana ve şampiyonluk kutlamasına katılıyor. Şu an gördüğünüz gibi taraftarlar yukarıya doğru, yani meydana doğru hareket etmeye başladı.
Kalabalık her geçen dakika artıyor. Bunun da altını çizelim. Dediğimiz gibi aslında sabah saatlerinde de yine onları burada görüyorduk. Taksim İstiklal Caddesi'ne gelmişti sarı kırmızılı taraftarlar. Ama şu dakikalarda sabah yaşanan o yoğunluğun yaklaşık 5-10 katını burada görebiliyoruz ki birçok taraftarın yine tercih etmiş olduğu nokta İstiklal Caddesi oldu. 2023-2024 sezonunun şampiyonu sarı kırmızılı takım Galatasaray oldu ve Konya'daki galibiyetin ardından artık şampiyonluğu ilan etti Galatasaray ve şu anda taraftarlar da bir yandan takımını bekliyor, bir yandan da İstanbul'un dört bir noktasında şampiyonluğu kutluyor. Şu an beyefendi aşağıdan el sallıyor. Herkes şu an bir taraftan coşku yaşarken bir taraftan da bizlere kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bayrak sallayanlar var. Yine burada cim bom bom diye bağırıyorlar. Şu an gördüğünüz gibi taraftarlar Ekol TV'ye özel burada kutlamayı yapıyor diyebiliriz. Herkes şu an bizlere bakıp bayrağını sallıyor. Coşkulu dakikalar devam ediyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde biz şu an bir noktadayız ama kafamızı hangi noktaya, İstanbul'da hangi noktaya çevirirsek çevirelim sarı kırmızılı taraftarları görebiliyoruz ki onların bu coşkusu sabaha kadar devam edeceğini bizlere söylediler. Tabii ki heyecanla da takımın oyuncuları bekleniyor. İstanbul Havalimanı'na gelmeleri bekleniyor. Taraftarlar buraya geçse de yani bulunduğumuz noktaya geçse de yine birçok kişi de şu an İstanbul Havalimanı'na gitti diyebiliriz. Heyecanlı dakikalar dedik. Zaten bekliyordu sarı kırmızılı taraftarlar. Şampiyonluğun ilan edilmesinden sonra da burada şampiyonluk kutlaması da yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor. Mahmut Yaşan'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bütün detaylarıyla Taksim'i, İstiklal Caddesi'ni anlattı. Tabii ilerleyen dakikalarda daha da dolabilir. Bu arada Okan Buruk'un basın toplantısı başlamak üzere, konuşmak üzere. Hani o meşhur şampiyon olunan maçın ardından basın toplantısı düzenlerken oyuncular gelir marşlarla teknik direktörü ıslatır ya. Muhtemelen yine öyle bir şey olacak ya da belki daha farklı bir kutlama olacak. Ne olursa olsun hemen anında o görüntüleri sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. İşte Okan Buruk'un basın toplantısı. Tabii şimdilik bu şekilde sessiz bir şekilde de ekrana getirebiliriz. Ama o görüntü ortaya çıktığı an sizlerle paylaşacağız. Onu beklerken Florya'daki Fenerbahçeli taraftarın görüntüsü geldi mi Tolga? Tamam. Tamam, onu ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Bu arada Dursun Özbek futbolcularla hala toplantıda ve Konya'da basın toplantısı olacak. O basın toplantısını da bekliyoruz. Galatasaray'ın da bir paylaşımı olmuş. Tabii içinde bazı farklı ifadeler var. Hani geçen hafta hatırlarsınız Fenerbahçe'nin bir hani bir sürü tuşa basmalı bir paylaşımı vardı. Galatasaray da aynı şekilde ona karşılık vermiş ama bazı ekrana belki de yansıtamayacağımız sakıncalı bazı ifadeler var içinde. Merak edenler Galatasaray'ın X hesabından kontrol edebilir. Bu arada Florya'da yukarıdan bir görüntü, İHA'nın görüntüsü gerçekten çok güzel bir görüntü. Rengarenk. Takım şu anda statta sevgili seyirciler. Birazdan takım havalimanına gidecek. Havalimanından İstanbul'a gelecek. Sonrasında Florya'ya gidecek. Yani Galatasaraylılar bu sabah uyumayacak. Ekol Futbol da uyumayacak. Bütün gece sizlerle birlikteyiz. Şampiyonluk yayınında saniye saniye her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de şöyle bir sosyal medyaya baktınız. Var mı enteresan şeyler? Sen bayağı bir burada bahsedeceğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yani yumuşatarak söyleyebilirsin. Ya tabii Fenerbahçe açısından bakıyorum. Evet geldi. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi yine klasikleşen şampiyonluk sevinci. Galatasaraylı futbolcular Okan Buruk'un basın toplantısını bastılar. Bunu üçüncü kez yaşıyor Okan Hoca. Bir de Başakşehir'de yaşamıştı. Var. Sonrasında Galatasaray'da yaşadı. Bir kez daha yaşadı. Sürekli ıslanıyor. Okan Hoca sürekli ıslanıyor değil mi? Bir dahaki sahada kupası var.
Türkiye Kupası var, onu da unutmayalım. Tabii, o da var. Lig şampiyonu. Bence en zoru, en zoru belki de oydu. Tabii. Niye anlatıyordum ben? Fenerbahçe açısından bakıyorum demiştim. Tabii tepkiler ister istemez farklı yönlere doğru var. Şampiyonluğu kazanamadığın zaman her şey güllük gülistanlık değil. Yapılan açıklamaları okumaya çalışıyorum. Fenerbahçe uzun bir açıklama yapmış. Ona bakıyordum. Ama nihayetinde şunu söyleyelim yani. Okuyalım istersen onu da. Yani sen yorumunu yap, sonra çok da uzun değil. Sonuçta Fenerbahçeliler de bizi izliyor hızlıca. Okuyabiliriz, ben de okuyabilirim. Tamam. Yani bu gönüllerin şampiyonu meselesi hoş, güzel. Evet, hepimiz bunu söyleyebiliriz. İnananlar da vardır. Ama nihayetinde iş, eğer şikayet ettiğin noktaları çözemiyorsan sağ içi, sağ dışında, senin şampiyon olmamanla bitiyor. O zaman çözeceksin ve şunu hep söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe için gelecek sezonun planlamaları yapılmaya başlanacak değil mi? Seçim olacak ve sonrasında da gelecek sezon planlanacak. Şimdi okuyorum. İsmail Kartal'ın kalması gerekiyor. İşte Ali Bey devam edecek mi? Kadroda kalması gerekiyor. Ben şunu öncelikle söyleyeyim. Fenerbahçe mümkün olduğu kadar kadroyu koruması gerekiyor. Bu kadroyu iyi kurdu. Buraya eklemeler yaparak devam etmesi lazım. Tamamen değişime giderse orada kaybeder ama... Fenerbahçe neden şikayet ediyordu? Bizi şampiyon yapmıyorlar meselesi vardı değil mi? Kim bizi şampiyon yapmıyor? Belki bu bir siyasi güç olabilir. Belki Türkiye Futbol Federasyonu olabilir. Hakemler olabilir. Veya kendisi saha içinde olamıyordur. Yani bu unsurların hepsini topladığımızda. Hangisi değişecek? Yani Fenerbahçe hem Ali Bey ile devam ederse, hem İsmail Kartal ile devam ederse, hem kadroyu korursa, siyasi konjonktürün değişmesi söz konusu değil. Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri var. Gördüğümüz kadarıyla Mehmet Büyükekşi yine aday olacak. Hakemlerin de değişmesi ihtimali oldukça düşük gibi görünüyor. Fenerbahçe o zaman gelecek sezon nasıl şampiyon olacak bunlardan farklı bir şey olmazsa? Nasıl hani aynı şeyler olarak nasıl bir şampiyonluğa doğru gitmeyi planlıyorsun? Onu merak ediyorum. İlla ki değişen bir şey olması gerekecek Fenerbahçe'de. Onu söylememiz lazım. Bence birinci aday da, ben seçimde Ali Koç'un seçileceğini düşünüyorum. Bence birinci aday da İsmail Kartal olur. Çünkü zaten şampiyonluk yarışındayken dahi hem Ali Koç, hem Saadettin Bey, hem Aziz Yıldırım yabancı teknik direktörlerle görüştü. Saadettin Bey'in Conte ile anlaştığını bu hafta içinde öğrendim. 12 milyon euro istemiş ilk başta Conte, kendisi ve tüm ekibi için. Kızı ve eşi Beykoz'da ev bakmışlar, beğenmişler. Ama Saadettin Bey yarıştan çekilince Ali Bey'e önermiş. Ali Bey de farklı bir profilde teknik direktör, yani oyun olarak farklı bir profilde teknik direktör tercih edeceği için teşekkür etmiş. Yani Antonio Conte belki eğer Saadettin Bey başkan olsaydı veya adayla devam etseydi Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilirdi. Çünkü bildiğim kadarıyla da bu da hani benim özel bilgim olsun, önden de bir ödeme, en azından hani opsiyon almak için Antonio Conte'den bir ödeme de yapılmış. Yani nihayetinde ve Aziz Yıldırım da Mourinho'ya görüşmek üzere Londra'ya gidiyormuş sevgili seyirciler. Yarın galiba o haberi de sizlerle paylaşalım. Bu arada Almanya'da az önce bir şey gördüm de bir olay gibi, bir polisle taraftar arasında bir şey yaşandı. Herhalde fazla büyük bir tatsızlık yok. Vallahi Berlin'deki Final Four organizasyonunu görünce kusura bakmasınlar ama İstanbul'da işte Belgrad'da yapılan organizasyonlara bakıyorum. Biz çok daha iyisini yapıyoruz. Yani. Almanya işte hep övünülen noktalar, işte çok iyi organizasyonlar, çok disiplinliler, çok profesyoneller deniliyor ama Final Four organizasyonu rezildi. Umarım bugün de hani sonuçta taraftarlar da kendi şampiyonluklarını kutlamak isteyeceklerdi. Hangi takım olursa olsun arkadaş, hani taraftar şampiyonluğuna bakar, sevincine bakar, sokağa çıkar, sevinir, çıkar, sonra evine gider. İnşallah taşkınlık olmadan, sorun olmadan herhangi bir bölgede, herhangi bir yerde bu şekilde de devam eder. Evet, Florya'da canlı görüntüler, havai fişekler atılıyor. Evet, havai fişek gösterisi de başlamış. Şu anda tabii ufak ufak ama takım 1-2 saat sonra oraya ulaştığında, Konya'dan İstanbul'a geldiğinde çok daha görkemli bir görüntü ortaya çıkabilir diye tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlarımız da bir anket açtı. Dediler ki Galatasaray'da sezonun futbolcusu kim? Şöyle bir düşünürsek, hemen sorayım. Serdar Sarı'da, Icardi ile Alper şu anda aynı oyu almışlar. Mertens ve Muslera da aşağı yukarı aynı oy. Kimdi yılın oyuncusu Galatasaray'da? Bence Muslera. Ben de öyle düşünüyorum, biliyor musun? Biraz da Muslera'yı... Neden? Bu şekilde karar vermeni, biraz da Muslera'nın geçmiş yılların da etkisi var. Yani müthiş bir istatistik. Geldiğinde Galatasaray'ın kupa sayısı kaçtı, kaç oldu?
Bu çok önemli. Hem o var geçmişi, hem de bu sene gerçekten kritik maçlarda da kritik kurtarışlar yaptı. Tabii ki Icardi önemli bir golcü. Bunu kabul ediyorum ama Icardi kaçırdığında Icardi'ye katlanabilirsin. Ya da bir golcü kaçırdığında bunlara katlanabilirsin ama kaleciye katlanamıyorsun. Kalecinin görevi daha riskli. O pozisyonda olduğu için ben Muslera diyorum. Muslera. Evet. Peki Yusuf Kenan'a göre? Bence de Muslera. Yani istikrar olarak bakarsak Mertens sezonu çok iyi bitirdi. Barış Alper son iki haftaya kadar, bugün de çok iyi oynayamadı ama son iki haftaya kadar gayet iyi götürmüş sezonun sonunu ama bence Fernando Muslera fark yaratan oyuncu oldu. Tabii ki Icardi'den de bahsedebiliriz. Gol kralı oldu sonuçta ama sezonun belirli bir bölümünde çok eleştiriye maruz kaldı. Geçen sezon mesela, geçen sezonun Icardi performansını bu sezon Muslera, geçen sezon Muslera'nın performansını bu sezon Icardi sergiledi diyebiliriz. Çünkü Muslera da sezonu çok iyi başlamış. Sonrasında ikinci bölümde bayağı bir düşüş yaşamıştı geçen sezon. Bütün sezonu taşıyan istikrarlı bir şekilde bence Fernando Muslera oldu. Onun dışında tabii ki Torreira'yı sayabiliriz, tabii ki Mertens'i sayabiliriz, tabii ki Icardi'yi sayabiliriz ama birinci sıraya koyacak olursak Fernando Muslera olur. Evet, bir anketimiz daha var bu arada. Ekol Futbol X hesabında Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonun kaçmasının sebebi sizce nedir diye. İşte yönetim var, İsmail Kartal, futbolcular var. Barış Alper şu anda önde. Sence nedir? %36 Barış Alper, %27 Icardi. Ya ben yine Muslera ile böyle Icardi arasında gidip geliyorum. İkinci anketin. Ha, ikinci anket yönetim. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yani karşılıklı. İsmail Kartal'la yönetim. Ya futbolcular elinden gelen her şeyi yaptı ya. Ben aslında şey içim el vermedi. Futbolcuları keşke koymasaydık. Hepsinin çatısında yönetim yok mu? Hı hı. Sonuçta teknik direktörü yönetim seçiyor. Evet. Futbolcu transferlerine karar veren yine yönetim. Eğer bir başarısızlık varsa ilk sırada doğal olarak yönetime yazılır. Gerçi ama şurada düşünüyorum. 99 puan toplayacak bir takım geleceğim. Kurmuş. 99 gol atacak bir takım kurmuş. Yani Ali Koç da bu sene müthiş transferler yaptı. Bu sezon hani çok eleştiremezsin. Ali Koç'a da bir şey diyemiyoruz. Şunu eleştirebilirsin. Yani o da yani elini taşın altına soktu bu sezon olacağım dedi ama işte müthiş bir takım kurdu. 99 puanla olamıyorsun. Saha içine eleştireceğimiz noktalar var ama sen saha dışında hep söylüyorum. Hep ya Fenerbahçe saha dışına çok kolay çekilip çok kolay yenilen bir takım haline geldi. Eskiden Fenerbahçe saha dışında da çok güçlü bir takımdı ve biraz korkutuculuğu vardı. Yani federasyon nezdinde de korkutuculuğu vardı. Yani Özgür Yankaya örneğini Aziz Yıldırım boşuna söylemedi. Yani gelmeyecek dedi Kadıköy'e ve yıllarca gelmedi Kadıköy'e. Maç yönettirmedi Kadıköy'de. Şimdi o seviyeden sen o caydırıcılık, o inandırıcılık, o belki hani bulaşmayalım bunlara seviyesinden artık rahatlıkla sağ dışında yenildiğin bir noktaya geldin. Bu da yönetime yazar. Yani burada İsmail Hoca'nın ya da oyuncuların bir suçu var diyemeyiz. Ben İsmail Hoca ile ilgili eleştirimi yaparım. Alanya Spor, Samsun Spor mücadelesi ile alakalı. Fenerbahçe kendi evinde o kadar puan kaybederse şampiyon olamaz demiştim. Daha Ocak ayının başında ve hala da aynı nokta dedim. Kendi evinde bu kadar puan kaybedemezsin. İmkansız yani, olmaz. Yani mantığa aykırı. Fenerbahçe şampiyonluğu hedefliyorsa kendi evinde en azından bir puan kaybı, en fazla bir puan kaybı yapması gerekirdi. Ama nihayetinde 99 puanı buraya kadar getirdi. Şimdi İsmail Hoca'nın açıklamalarına da bakıyorum. İşte herkes nasıl şampiyon olamadığımızı gördü diyor. Ya okey, o zaman niye son haftaya kadar kovaladın? Yani bunu kabullendiyse Fenerbahçe takımı ve İsmail Hoca da bunun gerçek olduğunu düşünüyorsa, Fenerbahçe camiası düşünüyorsa, daha önce söylediğim 2 Nisan'da keşke çekilseydi. Ya veya 2 Nisan'da ikinciliği garanti miydi Fenerbahçe'nin ligde? Garantiydi değil mi puan olarak? Kalan maçları U19'a çıksaydı. Dese ki ben protesto ediyorum yani. Niye şampiyonluğu kovaladın o zaman? Yani şampiyon olamayacağım diyorsun. Olur, bazı noktalarda ben de hemfikirim. Hakemlerin yönetimi, kartlarla alakalı adaletsizlik yani ortada. Bir şekilde daha rahat kart çıkartılıyor Fenerbahçe. Bunların hepsini tartışabiliriz. Sadece sen madem bunları tartışıyorsan ve buna ikna olmuşsan niye saha içinde hala şampiyonluk kovalıyorsun? Evet, bu da işin tartışılacak kısmı. Okan Buruk'tan açıklama geldi. Diyor ki ben Galatasaray'ın bir parçasıyım. Galatasaray da benim bir parçam. Önümüzdeki sezon buradan başka bir yerde çalışmayı hiç düşünmedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim.
Yani bunu derken de zaten geldi futbolcular. Suyu döktüler o ateşe, Okan Buruk'a kutlamayı yaptılar. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız. Tabii soğukkanlılığını da korumuş ama öyle bir iş çıkardı ki bu sezon 102 puan rekor. Hakikaten Okan Buruk'u da tebrik etmek gerekiyor diyebiliriz. Birazdan açıklamalar var, görüntüler var. Hepsini sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Serdar Sarı'da Kerem Aktürkoğlu'nun açıklaması da var. Onu da hemen bir verip sana vereceğim sözü. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu diyor. Acaba ama hangisi daha güzel oldu mesela? Konya'da mı yoksa kendi sahasında Fenerbahçe karşısında mı? Hangisi daha güzel kendi olur? Kendi sahasında tabii ki. Evet, bu çok inandırıcı olmamış. Galatasaray umutları yine yeşertti. Onlar için de sonlandırdı diyor. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur diyor Kerem Aktürkoğlu. Böylesi daha güzel oldu demesini sorayım sana. Bana pek inandırıcı gelmedi. Ben Beşiktaşlıyım ben. Her sene şampiyon olmasını istemem. Heyecanı olmaz değil mi? Böyle lig mi olur? Tabii ki çok olmasını isterim. Arada rekabetler olmasını isterim. Son dakika şampiyonlukların gelmesini isterim. Kaybedilmesini isterim. Bir heyecan olsun. Hep ben kazanacağım diye bir şey. Ben mesela Almanya Ligi'nde, Almanya Ligi'ni seyrederken oradaki şampiyonluk mücadelesini seyretmiyorum ben. Oradaki futbol kalitesini tercih ediyorum. Çünkü belli diyorsun. Yani arada sırada başka takımlar. Bu sene bir Leverkusen aradan o bir inandırıcılığı yitiriyor. O bu topraklara gitmez. İki, kendi evinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamak, orada konserler, şarkılar, marşlar, onlar çok daha başka bir şey. O çok daha ayrı zevk. Ama işin özetine baktığımızda nerede olursa olsun şampiyon oluyorsan benim o an nerede olduğumun bir önemi yok. Önce ben şampiyonluğu tercih ederim tabii ki. Gerisi detay. Ondan sonrakiler teferruat gerisi. Ama bir 24. şampiyonluk hikayesi var. Galatasaray'da bir dönem başladı ve devam ediyor. Bu dönemin adı da Okan Buruk dönemi. Yani hoca aklını ki... Çok daha önemli detaylar da var hem Galatasaray hem Fenerbahçe açısından. Mesela benim yazın harcadığım paranın karşılığı sadece bu kadar mı olmalıydı? O transfer bütçelerini bir hatırlayın hem Fenerbahçe hem Galatasaray için. O bütçeler daha fazlasını getirtebilecek bütçeler ama daha fazlası geldi mi gelmedi. Yerel bir şeyde ligde şampiyon oldu. Yani kendi ülkende demek istiyorum. Avrupası çok şaşalı olmadı. Öbürünün de Avrupası çok şaşalı olmadı. O bütçelerle o ayrı konu, o pazartesi konuşuruz. Onu birkaç hafta sonra konuşuruz. Bugün Galatasaray'ın kutlama günü ama netice itibariyle ortada böyle bir gerçek de var. Evet. O bir gerçek. Ligle ilgili konuşuruz. Bana yaz transfer döneminde gelen oyuncuların hangisi bu şampiyonluğa katkı sağladı? Daha fazla oranları ne? Bunlar ayrı konular. Okan Hoca buradan bence, ben niye Okan Hoca'dan buraya geldim? Hoca aklı falan dedim ya. Biraz da transferde tribünü gaza getirme, tribünü mutlu etme, taraftarı mutlu etmeden öte biraz da hoca aklına doğru yakın bir transfer politikası olmalı diye düşünüyorum. Ligde önemli notlar var bu arada. 4 tane düşen takım var. Ankara Gücü düştü, Hatay kaldı. Hatay'ı açısından sevindim. Evet. İyi hatırlattın onu. Hatay Spor, Volkan Demirel de paylaşım yapmış. Hatay Spor'a, Özhan Hoca'ya da tebrikler. Yani uçurumun böyle eşiğinden döndüler. Düşen 4 takımın Mehmet Büyükekşi aleyhine imza toplamış olması tatlı bir tesadüf olmuş. Bunu not düşmüş olalım. Tolunay Hoca 2 takımda çalıştı bu sezon, ikisi de küme düştü. Pendik'te mi o? Evet, Pendik'te o takım arasında. Tolunay Hoca 2 takımda çalıştı. Yani Ankara Gücü'nde ve Karagümrük'te 2 takımda maalesef küme düştü. Bu da hani... Kendi kariyeri açısından da enteresan bir not. Emre Belezoğlu'nun da küme düşmesi. Emre Belezoğlu açısından da birkaç program önce başka bir kanalda değinmiştik. Ben Emre Belezoğlu'nun iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyordum ama Fenerbahçe sonrasında Başakşehir sonrasında Ankara Gücü. Yani de düşüş trendinde ve bir takımı da düşürmüş oldu, küme düşürmüş oldu. İster istemez bu kariyeri zedeleyen noktalardan birisi. Yollarda ayrılmış.
Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'la sözleşme uzatılmış. Ben sana ufak tefek notları vereyim. Teşekkür ederim. Evet, güzel. O kadar çok gelişme var ki hepsini aynı anda tabii takip edemiyoruz. Fenerbahçe açısından da bugün de Çaykur söylüyorum. Çaykur Rizespor doğru karar aldı. Bence de doğru karar aldı. Çok hani mütevazı bir kadroyla iyi iş çıkarttı evet. İlhan Hoca. Burada da Fenerbahçe açısından da ben söyleyeyim. Fenerbahçe benim öğrendiğim kadarıyla İsmail Hoca ile devam etmeyecek. İsmail Kartal'la. Yani hangi aday seçilirse seçilsin. Ben devam edeceğini düşünmüyorum. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam açıkçası bu akşam getirilme şeklim de çok sakattı zaten. Sezonun başında konuşmuştuk. Yani ben yapacağımı yaptım. Teşekkür ederim. Daha iyisini yapabilen gelsin. Bu yönetimin önünü açıyorum anlamında. Derdim. Evet. Yeni yönetimin. Seçim var. Seçim de var. Seçim var. Bir kontrat da zaten bir yıllıktı. Ondan sonra bakabilirsiniz. Ben Fenerbahçe'yi değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir şey ekleyelim. Bunu ben Beşiktaş'ta daha önce gördüğüm için söylüyorum. Fenerbahçe'de Ali Koç'un hoca adayları arasında geçen bir isim var. O da Montella, milli takım teknik direktörü. Eğer böyle bir niyeti varsa Ali Bey'in, ki ha bu arada iyi hoca, onu söylüyorum. Ben Montella'yı hem İtalya'dan burada takdir ettiğim bir isim. Futbolculuk döneminde de zaten hayran olduğum isimlerden biri. O ayrı. Fakat Montella, Haziran ayı milli takım. 15 Temmuz'dan sonra, 16 Temmuz'dan sonra kupa bak Sergen sonra. Yalçın'la ikinci dönemi, ikinci senesi sürekli yani ne zaman anlaşacak diye Beşiktaş bir dahaki sezonu kaçırdı biliyor musunuz neredeyse. O zaman Fenerbahçe hemen Sergen Yalçın'la anlaşsın. Yok ben onu demeye getirmiyorum. Bir şey ya doğru getireceksen bana bir hoca, bak bir hoca getireceksen yani. Onu hemen getir. Doğru. Yani ben Montella'yı bekleyeyim. Bunu Fenerbahçe de çok yaptı. Bir de diyelim şey oldu, çıktı, kupayı da aldı diyelim. Montella olmayacak. Ya onu bak, ismi geçti. Ben söyleyeyim. Okan Hoca. Yani onu öneren varsa var. Bence riskli bir. Geçen sezon görüştüler de sunumda yaptı Montella ama olmadı. Evet. Okan Buruk hazırmış sevgili seyirciler. Bir kez daha Konya'ya gidelim. Okan Buruk'un basın toplantısını ve o coşkuyu, ıslanma anını sizlerle paylaşalım. Evet, işte bu coşkulu görüntüleri sizlerle paylaştık. Bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Basın toplantısı, basın mensupları sayıyı gördün. Hatırlayalım birkaç hafta geriye dönelim. Fenerbahçe basın toplantısı, İsmail Kartal bir tane basın mensubu. Bir kişi vardı, evet. İyi hatırladım. Bazı muhasebeyi, yani bir an şöyle yaparken bunların hepsini katarak... Bu son basın toplantısı mı diyorsun Yusuf? Yani şimdi bu basın toplantısı şampiyonluk maçı elbette ama nihayetinde Fenerbahçe gibi bir takım Konya'ya gidiyorsa basın toplantısına bir medya mensubu katılmamalı. Ne olursa olsun. Daha önceki şeyini söyle. İki hafta önceki o Konya tamam, maçı. Tamam onu atın. Ne olursa çalışayım. Olsun. Yani işin şu noktasında Fenerbahçe saha içinde de yapabileceğini belki maksimumunu yapmıştır. Ben oyuncu grubundan razıyım. Bazı oyuncuları ayırabiliriz. Daha iyi performans sergileyebilirdi deriz. Ama daha önce de söyledim. Ocak ayı sonrasında Fenerbahçe kadrosu bence kalite olarak daha aşağı çekildi yapılan tercihlerle. Ve saha içinde özellikle kendi sahasında yaptığı puan kayıpları da şampiyonluğun kaybında bir unsurdur. Ama ısrarla biz saha dışında şampiyonluğu kaybettirildik meselesi vurgulanacaksa Fenerbahçe'de, buna katılıp katılmama meselesini tartışmadan söylüyorum. O zaman gelecek sezon aynı aktörlerle nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz diye sormak isterim. Yani çok önemli ve bence asıl sorulması gereken soru bu. Yani siz eğer ısrarla bizi şampiyon yapmadılar diyorsanız, hani futbolun çevresindeki bütün unsurları düşünelim, onlardan hiçbirisi değişmeyecekken, Ali Bey devam edecekse, İsmail Kartal da devam edecekse ve bu kadro devam edecekse Fenerbahçe o zaman gelecek sezon nasıl şampiyon olacak? Onu çok merak ediyorum. Ali Bey'in basın toplantısında şöyle bir söz vardı hatırlarsın.
Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak dedi. Hı hı. E madem bu kadro kurarak oluyor, öyle bir kadro kurarak oluyor. O zaman dışarıdaki unsurlar neden bu kadar ön plana çıkartılıyor bu hafta, geçtiğimiz haftalar ve sezon içerisinde? Bunu da anlamıyorum. Burada bir çelişki var. Yani Fenerbahçe içerisinde bunu çözmesi gereken, muhasebesini yapması gereken kişiler var. Eğer Fenerbahçe şampiyon yaptırılmadıysa, buna katılabilirim. Daha önce söyledim, hakemlerle ilgili çok eleştiri yaptım. O zaman daha iyi bir kadro veya da şampiyonluk sözü verilmeyecek bir kadro kurulması bunun neyini değiştirecek? Zaten saha içinde istediğini yap, seni şampiyon yapmıyorlar. Eğer şampiyon yapmıyorlarsa, dediğim gibi siyasi erkse hani işaret edilen, Türkiye Futbol Federasyonu'ysa, hakemlerse, Türkiye'deki futbol düzeni ise onlar değişmeyeceğine göre sen başta devam edeceksin başkan. Teknik direktörle de devam edeceksen, aynı kadroyla ya da işte fark etmiyor, benzer bir kadro kuracaksan nasıl şampiyon olmayı planlıyor? Yani bunun bu hesaplamayı nasıl yapıyor onu merak ediyorum. Evet. Bu arada sevgili seyirciler, ben 21 yıldır bu işi yapıyorum. Serdar abi sen daha fazla. Yani öyle, Mona Lisa bile yaşlanıyor, hepimiz yaşlanıyoruz. Şimdi Fight Club'ın repliğidir bu, hatırlarsınız. Evet. Evet, evet. İlk kez şuraya getireceğim sözü. İlk kez sevgili seyirciler, hani böyle kavga dövüş olmadan gençleri Fenerbahçe formalı, Galatasaray formalı, hani bunu sürekli vurguluyoruz. Hani abartmak için değil, ben şaşırdığım için ve hoşuma gittiği için söylüyorum. Benim de hoşuma. Bak Yusuf Kenan, Taksim'den görüntüler gelmiş. Bir Fenerbahçeli ile bir Galatasaraylı. Aslında insanlar bıktı, biliyor musun? Bıktı. Olumsuzluklardan, o ona bunu söyledi, o çıkıp basın toplantısı yaptı, o sitede açıklama yaptı. Artık gençlerin, yeni kuşağın bunlara prim verdiğini ben zannetmiyorum. Bu gece bence bir bunun da patlamasını yaşıyor gençler. Yeni, yeter artık diyorlar. Bak yani yeni ise... Çok güzel görüntüler bunlar. Çünkü benim şimdi 13-14 yaşında oğlum olduğu için söylüyorum. Yani etrafındaki dostlarımın da yaş grubu, çocukların yaş grupları yakın. 16-17 olanlar da var. Yeni nesil çok farklı. Çünkü onların iletişim araçları çok daha farklı. Artık ben oğluma bir şey nasihat ederken, daha önce bunu A-Spor'da da söylemiştim, burada da söylüyorum. Benim 12 saniyem var. Evet. Ben ona, çünkü o 12 saniye videolarla büyüyen bir nesil onlar. Reels olarak anlatıyorum. Çünkü ben 15 saniye geçtiğim zaman oğlan biliyorum ki beni kaydıracak böyle eliyle. Tabii. Geçmiş kaydıracak olsun. Başka bir şey geçecek çocuk. Kafasında kaydırıyor beni o. O geçmiş olsun. Senin vaktin short videolar gibi. Ona yandık o zaman. Biz hiç short hiç videolar kuramadım. Gibi, sen beyaz mi? Videolar gibi yaklaşacaksın. Şimdi bu çocuklar böyle kuşağı çocukları. Şimdi bu çocukların bazıları, evet, mesela bizi seyredenler var aralarında. Ben de bizi seyrettikleri için onlara böyle yol gösteriyor. Çünkü biz bir kuşağı kaybettik. O da 90'lı yıllardaki spor programlarını izleyip büyüyen kuşak. Kaliteli taraftarı kaybettik. Hmm. Şimdi yepyeni iletişim araçları geliyor. Biraz daha mizahi hesaplar var, sosyal medya hesapları var. Gülüyorlar, şunlar, bunlar. Bak sana öyle güzel bir örnek vereyim mi? Biz geçen hafta Mehmet Özcan'la güzel bir program yaptık. Mehmet'le tanıyorsun. Evet, biliyorum. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Şampiyonluğunu kutladığım Galatasaraylılardandır. Öyle ifade edeyim. Aynen. Ben de yazdım dostlarımın şampiyonluğunu. Evet, evet, arkadaşlarımınkini tabii ki kutluyorum. Saygı da duyuyorum. Ama o program sonrasında bir eleştiri gördüm. Bir bizim ekipten işte... YouTube kanalının, Taktik Manya'nın ekibinden birisi bana bir tweet eleştirisi gönderdi. Eleştiriyi yazan kişi benim kuzenimin eşinin kardeşi çıktı. Eleştiri seviyesi biraz düşük bir seviyeydi. Kuzenimin eşinin kardeşi, yani daha önce gördüğüm, tanıdığım, yani bildiğim. Evet. Hatta ben de kuzenime gönderdi bu değil mi diye. Evet, belirli bir taraftar kitlesi Okan yaş Hoca arasında kaybedildi. Sen bir yere gidiyorsun. Evet, Okan Hoca konuşuyormuş, hemen gidelim Tolga. Çok uzun bir maraton, değişikler, sakatlıklar, eksikler, yani çok uzun bir mücadeleden sonra Galatasaray takımı yine rekorların takımı oldu. Dün de başkanımız biliyorsunuz bir rekor kırdı. Bugün Icardi gol kralı olarak bir ünvan aldı. Muslera tabii ki rekorları kırdı. Galatasaray takımı, evet, Mertens asist rekoru. Galatasaray takımı 17 maçlık galibiyet serisi. Gerçekten bu sene sahada her şeyin ortaya koyan, ne olursa olsun hiçbir şey gerçekten hiçbir zaman bahane etmedik. Yani kendimizin dışında konuşmak istemiyorum ama çok büyük zorluklar hiçbir zaman bahane etmedik. Hep sahada kalmaya çalıştık, sahada olmaya çalıştık. Sonunda iyiler kazanır dedik. Sonunda iyiler kazanır dedik ve bence iyiler kazandı. O yüzden sahada kalmaya, sahada mücadele etmeye ve her şeyimizi Galatasaray için vermeye teşekkür devam edeceğiz. Ben önce
Yine büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bize inanılmaz destek verdiler. Her maç yanımızda oldular. Buraya gelirken bizi uğurladılar. Burada karşıladılar. Bugün maça geldiler. Tribünü doldurdular. Bütün sene inanılmaz bir destek verdiler. Onların hakkını ödeyemeyiz. Ben özellikle dün otobüste, Florya'dan çıkışta insanların Galatasaray takımına destek verirken ölümü bile göze aldıklarını gördüm otobüsün önünde. Ve çok korkuyla zaman zaman onlara baktım bir şey olmasın diye. Ama gerçekten ölümü bile göze aldılar Galatasaray'ı uğurlarken. Bugün oyuncularıma bunu söyledim. Bakın dedim, dün otobüsün önünde ezilme pahasına bizi nasıl yolcu ettiler, önümüzde koştular, otobüsün altına kalabilecek birçok kişi vardı. Ve bugün biz de sahada mücadele yapmamız gerekiyor. Çok şükür oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi gerçekten çok önemliler, çok değerliler. Bu başarının en büyük sahipleri oyuncularım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hedef şimdi 5 yıldız, durmayacağız. Devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki senede 25. şampiyonluk ve 5 yıldız ve deyip pası Ali'yi atıyorum. Ve Şampiyonlar Ligi. Gülerek. Şeyi dedim ben, gülerek bir senedir şampiyon olmadık dedim. Ona gülerek diyoruz, evet. Gülerek hocam. Her zaman çok gülerek. Çok uzun bir süre oldu biliyorsunuz, evet. Bir sene. Bir senedir şampiyon olmuyorduk. Doğru. O yüzden çok şükür, Allah'a şükür. Allah'a hep şükür ediyoruz çünkü biz ne yaparsak yapalım mücadele veriyoruz. Allah da mücadele verenlerin yanında oluyor. O yüzden çok şükür bu mücadelenin içerisinde en doğrusunu yaptık. O yüzden ne kadar şükretmek az. Hep gülelim hocam, çok teşekkürler. Gülerek. Evet, gerçek 5. yıldızı takacağız. Seneye de şampiyon olmak istiyoruz dedi. Bir yıldır şampiyon olamıyorduk şeklinde bir espri de yaptı. Okan Buruk Galatasaray'daki 2. sezonunda 2. şampiyonluğunu yaşadı. 2'de 2. Bu arada Konya'da basın mensuplarının bekleyişini görüyorsunuz sevgili seyirciler. Henüz kimse çıkmadı. Futbolcular, teknik heyet, yönetim şu anda içeride şampiyonluğu kutluyor. Tabii içeriden de videolar gelecektir mutlaka. Galatasaray sosyal medyasının da bu yönde de bir hazırlığı olduğunu öğrendik. Benim sosyal medyada önüme bir şey geldi. İzmir'deki kutlamalar. İstiyorsan sen nedir? De bak fotoğraflara. Bakayım. Fotoğraf. Yani bu bir tek İstanbul'da olan bir şey değil. Bu dalga dalga yayılıyor sevgili seyirciler. Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylı taraftarlarla şampiyonluğu kutluyor. Eskiden bu iki taraf böyle gecelerde karşı karşıya geldiğinde kavga ederdi. İnsanlar artık eğleniyor. Ne güzel. Artık bu kutuplaştırma kültüründen burada falan kurtulmak lazım. Gençler zaten o tepkiyi veriyor. Hani gençler eski çok kuşaklardan daha... Harika görüntü. Bunları bir toplayalım lütfen. Sosyal şunu da söyleyeyim. Bence bugün Fenerbahçe'nin de şampiyon olma ihtimali vardı. Tabii. Herkes sokaklardaydı. Fenerbahçeliler, sadece Galatasaraylılar yoktu bugün. Ne olur ne olmaz. Herkes hazırlıklıydı. Hani sanki Fenerbahçeliler de o çocuğun dediği gibi, o genç kardeşimizin dediği gibi, ya bu kadar hazırlık yaptık, madem bir kutlamalar var, biz de eşlik edelim onlara diye. Daha sayın deyip belki o da kendi takımının başarısını kutluyor. Onu başarılı buluyor. Sonuç itibariyle Fenerbahçe kötü bir sezon geçirmedi futbol açısından. Peki bu akımı başlatan Enes Aroğlu'nun röportajı hazır değil mi Tolga? Hadi bir kere daha verelim, şu anda bütün sosyal medya onu konuşuyor. Şu anda görüyorsunuz ellerinde Galatasaray bayrağı, Galatasaray atısı. Beşiktaşlı kardeşimden başlamak istiyorum. Neler söylemek istersin, neden Florya'da? Kutlama için geldim. Burada Galatasaray'ın sevincini birlikte paylaşıyoruz. Ben Galatasaraylı arkadaşlarımla beraber geldim buraya. Mutluyuz. Burada da sana gayet güzel bir ilgi var anladığım kadarıyla. Ya görüyorlar, fotoğraf çekiyorlar bazen. Mutlu oluyorum ben de. Kardeşim sen eve burada az önce ben seni üçlü çektirirken gördüm. Vallahi içeride. Kaptırdık kendimi biraz. Uzun zamandır şampiyonluk göremiyoruz. Sen diyorsun ki 10 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Şampiyonluk hasretini böyle geçiriyoruz biz de. Peki sana gel, tepkiler nasıl burada Galatasaraylılarla kol kolasın? Burada genelde seviliyoruz. Üçlü falan çektiriyoruz. Havaya atıldık yani, güzel tepkiler var. Evet, şu anda bakıyorum bütün fenomen hesaplarda gerçekten bu görüntü var. Ben şunu düşünüyorum. Bunu gördükten sonra insanlar hadi biz de formamızı giyelim, çıkalım, eğlenelim. Ne fark eder Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı diye. Gençler bu gece çok güzel bir mesaj verdi. İnşallah böyle devam eder. Umarız bugünkü programda işte şurada şöyle bir olay yaşandı vesaire. Böyle şeyler görmeyiz. Yani büyüklerden başlarsa diğerlerine de zaten sirayet eder. Bugün bir Konyaspor evet, taraftar grubunun yanında
bir beyaz araçla içinde Galatasaray formalı biri var. 10-15 kişi aynasını kırıyor, camını kırıyor. Neden? Yani Allah aşkına niye? Ne oldu şimdi? Tamam camını kırdın Galatasaray forması giyiyor diye. Hasta mısınız ya? Hocam bunları bak orada Konya'nın stadında bir kız çocuğu. Ha o da var evet onu da söyle. Onu kız da çocuğu söyle. Ya. Yani Sabi diyebileceğiniz kadar böyle ufacık bir kız çocuğu Galatasaray formasını çıkarttırdılar üzerinden ya. Ya bu çocuk bu ülkede 9 yaşında bir çocuk Galatasaray formasını çıkartmak zorunda kalıyorsa bana kimse marka değeri falan demesin bu futbolla ilgili. Ligimizin kalitesinden de bahsetmesinler. Bizim bu kız çocuklarının, bu erkek çocuklarının üzerindeki formaları çıkartan kitleyi statlardan çıkarmamız lazım. Değil mi? Bu Florya'da Beşiktaşlı kardeşim ben Galatasaraylı dostlarımla geldim, Fenerbahçeli kardeşimiz ben de Galatasaraylıları kutluyorum diyen aklı bir statlara sokmamız lazım. Aynen. Bak devlete buradan sesleniyorum, hükümete sesleniyorum. Bunları çıkartın. Yani bu taraftar, kulüplerin bu taraftar yalakalanından biz bıktık. Çıkartın bunları. Biz bunları istemiyoruz. Bunlar bizim marka değerimizi, bu futbol değerini bitiren adamları. Her kulüpte var bunlar. Var. Her takımda var, her camiada var. Bu çocukları sokacaksın o tribünlere. O kız çocuğunun formasını çıkarttıran adamları o tribünlere bir daha sokmayacaksın. Aynen öyle. Sokmayacaksın. Sen bu kıza, o çocuğa o travmayı yaşattın ya. Senin ömür boyu statlara girmen yasaklanmalı. İngiltere'de bir tane öyle verdiler ya ceza. Bir hafta hapis, ömür boyu bilmem ne ceza. Bir ağır bir ceza. Bu ceza ne? Evet. Sen İngiliz kızlarının parkta özgürce yürüme hakkını elinden alamazsın, korkutamazsın o kızları. Sen de o kız çocuğun üzerine formayı çıkartamazsın. İster Galatasaraylı olsun kız çocuğu, ister Fenerli, ister Beşiktaşlı olsun. Çok güzel mesajlardı. Şimdi orada görüyorsunuz bakın ekranın solunda fenomen muhabir Sezgin Gelmez var. Ekol Futbol'un, Ekol TV'nin spor muhabiri. Bir Sezgin abiye gidebilir miyiz Tolga? Çünkü mesela ne bekliyorlar? İçeride neler oluyor? Bize verebileceği ne detaylar var? Şöyle bir kısa 1-2 dakika bir anlatsın. Sonrasında oradaki işlerine, röportajlarına zaten devam edecek. Sezgin Gelmez beni duyuyormuş. Bir gündür görmüyoruz vallahi. Özledik Sezgin Gelmez. Hemen orada ne oluyor? Bir kısaca anlatır mısın? Onur Yıldız takımın çıkmasını bekliyoruz şu anda. Mixon'dayız biz. Biraz önce arkadaşlarla konuşuyorduk. Maç biteli 1,5 saat olmuş ama halen Galatasaray'dan bir futbolcu, yönetici göremedik. Hepsi içerideler. Bu basın toplantısında, Okan Hoca'nın basın toplantısından önce de koridorlarda, soyunma odasından çok büyük bir sevinç gösterileri, sevinç sesleri geldi, tezahüratlar geldi. Başkan, yönetim, Erden Timur hepsi içerideler. Onların çıkmasını bekliyoruz. Herhalde orada konuşmalar devam ediyor. Bir de futbolcuların siz de gördünüz. Sahadaki kadar basın toplantısında da bir performansları vardı. Herhalde bir dinlenme sürecindeler şu anda. Şöyle bir espri var burada. Onlardan gelen haberleri ben size ileteyim. Bir senedir şampiyon olamıyoruz şeklinde açıklamalar alıyoruz içeriden. Bekliyoruz. Futbolcuları bekliyoruz. Teknik heyeti bekliyoruz. Ali Yiğit içeride. Onu bekliyoruz. Onu da bir eli sargılıydı. Geçmiş olsun diyelim. Burada beklenti içindeyiz. Herhalde artık bir 10-15 dakika içinde çıkmalarını buradan bekliyor, evet. Çıkacaklar yani. Bu Sezgin kadar. Gelmez, çok kısa sana şunu söyleyeyim, bilmiyorum oradaki hengamede görebildin mi? Sosyal medyada şöyle bir akım başladı. Ekol Futbol'un röportajından sonra Fenerbahçeli, Beşiktaşlı taraftarlar da Galatasaraylıların kutlamalarına katılıyorlar, eğleniyorlar. Böyle güzel bir akım başladı bu gece Türkiye'de. Onu da sorabilirsen orada işte yöneticilere vesaire zaten görmüşsündür. Sen kaçırmazsın da ben ne olur ne olmaz söyleyeyim dedim. Bunu da orada bir soralım oradaki kişilere lütfen. Onur Yıldız gördüm. Aklımda soracağım. Buradan Enes dinliyordur mutlaka programı. Enes'e de tebrik ediyorum. Florio ona emanet bu akşam. Peki. O zaman Konya'da sana emanet. Birazdan röportajlar başlayacak zaten saniye saniye hepsini paylaşacağız Ekol Futbol seyircileriyle, Ekol TV seyircileriyle. Bu arada Sezgin Gelmez konuşurken Yusuf Kenan'ın bir şey dikkatini çekti. Ankara'daki kutlamalarda Fenerbahçe bayrağı gördün değil mi Yusuf? Evet.
Yani bu bir akım haline geldi. Güzel. Ya şöyle söyleyeyim. Acaba bu gece bir milat olur mu? İnşallah olur. Ya boşuna umutlanmak da istemiyorum ama. Olmaz. Hemen olmaz. Ben ya olmaz çünkü bunu ya, gerçekçi ya, davranmak doğru. Gerekiyor yani. O dediklerimizi yapmazlarsa olmaz. Yani şey polyanlıcılık yapmanın bir manası yok. Ama bu gelecek haftadan itibaren bu rüzgarı yakalamaları lazım. Serdar abi bak bir şey söyleyeceğim. Olmaz. Yok yok kabul ediyorum ama. Bu bir kıvılcım da değil. Ama bu fırsat sana olabilir. Adam arkadaşıyla işte. Çıkmıştır. Al bunu değerlendir. Bunun şu an Fenerbahçe camiasında, yarın Fenerbahçe kazanınca Galatasaray camiasında karşılık bulacağını düşünmüyorum. Çünkü yani sadece sosyal medyaya bak. Bu başkanların açıklamalarından tut. Ayıplayan kimse yok yani. Herkes destek veriyor. Şey herkes kendini haklı görüyor. O Lore'deki kardeşimiz var ya, ondaki vicdan, ondaki akıl bu kulüplerin sosyal medya hesaplarını yönetenlerden daha fazla. Olabilir. Peki sana daha, şöyle bir soru sorayım. Bak daha iyi. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Yani sırf böyle bir görüntü vermek ya da video çekmek için Fenerbahçe forması giymiş olan bir Galatasaraylı olduğunu nereden biliyoruz? Yani olmadığını nereden biliyoruz? Peki bu... Bilmiyoruz yani. Peki, her yerde şehirlerde de çoğaldı yani, ya. Olabilir. Çok güzel, evet, doğru dedin. Yani. Her yerde çok mi? Zekice. Yani o yüzden değil, şuna geliyor. Her yerde de var. Olabilir. Bak, de var. Buna teknik olacaktır. Bunun olabileceğine, olmasını hepimiz diliyoruz. Olabileceğine inanmadığımı söylüyorum. İnanmamama sebebim de ülkedeki futbolun ciddi anlamda bir fanatiklik çukurunda olması. Yani şimdi burada sezon bitti. Gelecek haftadan itibaren transfer konuşmaya başlayacağız. Hı-hı. Bitti yani şampiyonluk meselesi konuştuktan sonra herkes sevinecek, eğlenecek. Ondan sonra da gelecek haftadan itibaren transfer konuşacağız. Gelecek aylarda şöyle olacak. Ağustos ayında, Eylül ayında bu lig bu hakemlerle bitmez olacak. Ya Galatasaray ya Fenerbahçe ya da ikisi birden açıklamalarda bulunacaklar. Mart ayına geleceğiz işte birbirine sert açıklamalar. Galatasaray Mayıslar bizimdir diyecek. Fenerbahçe yine şampiyon yapılmıyoruz mu acaba açıklamaları olacak. Ve onun üzerinden devam edeceğiz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bunun değişebilmesi için ilk önce bizim eğitim olarak başka bir seviyeye gelmemiz gerekiyor. Ben onları da çok yapabileceğimizi maalesef zannetmiyorum. Başka şeyler konuşabiliriz ama. Temennimiz... Bunu söyleyeyim, dediğin bu ülkede o mutlaka olabilir. Yani Fenerbahçe forması giymiş bir Galatasaray taraftarı da olabilir. Olabilir, olmayabilir. Olabilir yani. Tabii ki. Muslera ama, gidip konuşuyormuş. Ama Muslera, canlı. Florya'da bizim oradaki muhabir arkadaşım... Hadikler, dekorlara da oynuyorsun. Burada... Uzun süredir bir tartışma oldu zaten gördüğünüz üzere gerçek şampiyonluk üzerinde. Sen de deneyimlere dayanarak gerçek şampiyonluk hakkında yorumları merak ediyorum. Bueno, ahora en español así queda bien claro todo. Primero que nada, felicitar a mis compañeros, presidente, members, board members, al técnico y a todo su staff. Segundo año consecutivo que ganamos esta liga. 13 años, 7 ligas. 17 campeonatos en totales, la verdad que es una locura, lo soñamos siempre, lo quisimos siempre. Este año empezamos en junio la liga, empezamos con partidos muy difíciles de Champions y creo que hicimos un año excelente, rompiendo todos los récords y ganando una liga más, que este club se lo merece y la verdad que me tienen orgullosos de que este club solo gana títulos, no partidos. İspanyolca söyleyeceğim ki net olsun. Öncelikle takım arkadaşlarımı, başkanımı, bütün yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutlamak istiyorum. Bu çok önemli. 2 sene üst üste şampiyon olduk. 17 tane kupam var benim 13 senede. Hayallerimizi zaten buna göre odaklanmış bir şekilde çalışıyoruz ve çok önemli bir şey benim için bu. Haziran'dan beri biz maçlara çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda bir sürü rekor kırdık. Kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Ve bu kulüp de bunları hak ediyor. Tekrardan tebrik ederim herkesi. Sezgin Bey. Ekol TV Sezgin Gelmez. Şunu sormak istiyorum. Yıllardır şampiyonluk yaşıyor, kupalar yaşıyor belirttiği gibi 17 kupa. Bu sene değişik bir görüntü var gelen haberler. Türkiye'nin her tarafından gelen haberler. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları da Galatasaraylılarla birlikte bu sene şampiyonluk kutluyorlar. Nasıl değerlendirmek ister bunu? Antonio Zapata. Este, la hinchada de Fenerbahçe y Beşiktaş también están como festejando como si son campeones después de otros logros. No, no. Beşiktaş ganó una copa. Eso es un título muy importante. Ellos sí fueron campeones, nosotros ganamos la liga. Eso se festeja, trofeos. La verdad que ahora vamos a prepararnos para a descansar y venir porque vamos a enfrentar a Beşiktaş
en la Supercopa como primer partido. Y bueno, estamos felices, estamos contentos y como siempre digo, en 2011 cuando yo llegué dije que Galatasaray iba a ganar muchos títulos y bueno, aquí estamos. Beşiktaş bir kupa aldı. Çok önemli bir şey kupa almak. Biz de ligi kazandık. Kupalar kutlanır tabii ki de. Şimdi biz dinleneceğiz. Ondan sonra Süper Kupa'da Beşiktaş'la karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011'de geldiğim zaman zaten bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim ben. Çok tecrübeli bir oyuncu. İyi ve kötü birçok şeyi yaşadı Galatasaray'da. Geçtiğimiz hafta aslında biraz beklenmedik bir sonuç vardı ve bir hafta ertelemek durumunda kaldılar. Bu geçen haftayı nasıl geçirdiler? Hafta içerisinde Florya'da neler yaşandı? Onu da duymak isteriz çünkü önemli bir hikaye. Bueno, en el fútbol hay tres resultados. Tú puedes ganar, puedes perder y puedes empatar. Sin duda que la semana pasada no fue el mejor partido que nosotros jugamos. Eso quedó claro. Perdimos, es un resultado que se podía dar. Pero bueno, creo que no ese resultado no tapa toda la temporada que hemos hecho. Hemos hecho 102 puntos, creo que eso es récord histórico en Turquía. Y la verdad que un partido que pierdas no te cambia el resultado final, porque el objetivo siempre de Galatasaray es ganar copas. Y lo voy a hacer repetitivo con esto, ganar copas y copas y copas. Futbolun 3 tane sonucu vardır tabii. Geçen hafta en iyimizde değildik, onu söylemek lazım. Ve kaybettik maçı. Ama sezonun tamamını etkileyecek bir şey değil bu. Biz rekorlar kırdık bu sezon boyunca ve sonucu tek bir maç almaz sonuçta. Bunu da göstermiş olduk. Kontratımız 1+1 senelik olduğunu biliyoruz ama 2 senelik mi, 1+1 mi? Bir de bu rüya 2 sene sonra bitecek mi yoksa devam edecek mi? 1+1, vamos por el año que viene, solo el próximo, y es con el mismo objetivo, ser campeón, jugar la Champions League, dejar a este club siempre en lo más alto, y el día que no tenga más ganas de jugar al fútbol, ahí me dedicaré a otra cosa, pero mientras esté dentro de un campo de fútbol, voy a dar mi 100% para seguir logrando títulos. 1+1 sadece önümüzdeki sezona bakacağız öncelikle. Tekrar şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Ben futboldan sıkıldığım zaman başka şeylere zaten odaklanırım ama sahada olduğum sürece %100'ümü her zaman vereceğim. Son soru Tibet Bey. Bir mesaj verebilir misiniz acaba şampiyonlukla ilgili? Öncelikle Mauro Icardi çok tebrikler. Gol kralı bir defa. Ve Galatasaray taraftarı kutlu olsun. Tibet Bey, buyurun son soru. Mauro, 17 kupa kazandın. Gerçekten Mauro. Güzel kazandın. Ben söyleyeceğim. 17 kupa kazandın. Harika bir kariyerin var ama bir kupa eksik, Avrupa Kupası. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Playoff'tan başlayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne. Por eso firmé un 1+1. Para intentar lograr ese objetivo. 1+1 imzalamamın sebebi bu zaten. Bu amacımıza ulaşabilmek için. Teşekkürler. Bayıslar bizimdir.
Sevgili seyirciler, Muslera'yı dinledik. Şampiyonluk klibini bir kez daha sizlerle paylaştık. Şu sıcak bilgiyi sizlerle paylaşalım. Galatasaray yarın 20.45'te yapacak kutlamalarını. Saat 20.45'te kutlamalar olacak. Biz de zaten Ekol Futbol olarak yarın saat 23.30'da yine o kutlamaların bütün detaylarını sizlerle sıcağı sıcağına paylaşacağız. Bu gece de uzun bir gece olacak. Gece yarısına kadar, sabahın ilk saatlerine kadar sizlerle birlikteyiz. Ekol TV'de Ekol Futbol olarak, aynı zamanda haber servisindeki arkadaşlarımızın da desteği için çok çok teşekkür ediyoruz. Ekol TV bir takım, spor servisi, haber servisi. Şu anda herkes müthiş bir şampiyonluk yarışına imza atıyor. Program ve haber servisindeki arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Bir enteresan röportaj daha var. Taksim'de Mahmut Keşan Trabzonsporlu taraftarlara röportaj yapmış. Hemen izleyelim. Galatasaray'ı kardeş takımımız olarak görüyorum. Çünkü Fener'in düşmanı benim kardeşimdir. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. İstiklal Caddesi'ndesiniz. Neler söyleyecektiniz? Ben kendim Galatasaraylıyım. Eşim Trabzonsporlu. Çocuklarım da Trabzonsporlu. Geçen sene kız kardeşlerim de Galatasaraylı. Onlar bize, sevincimize ortak olmuştu. Bu sene biz de onlara ortak olduk. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Evet, enteresan röportajlar ama o baştaki arkadaşın işte onun düşmanı bizim kardeşimizdir vesaire demesi hoş olmamış ama... Icardi geldi konuşuyor, izleyelim. Hazır olduğumuzda başlayacağız. Beklediğimiz var mı? Tamam, bekleyelim abi. Müsaadenizle başlıyoruz. Evet, Burhan Bey buradayız. Doğal Bey'in şampiyonu tekrar kazandığı için tebrikler. Felicidades. Bu arada her maçın golüyle bir tane şampiyon. Al final es de dormir es el símbolo que estás diciendo. ¿Qué significa? Bueno, eso es una respuesta. Ya vimos que durante el año tuvimos que luchar contra muchos factores extra fútbol y bueno, es una respuesta a lo que dijo el presidente del Fenerbahce, de hablar de nuestro club, de nuestro orgullo, de nuestro presidente o vicepresidente. En cada ocasión pudieron, y cada vez que pudieron, nos tiraron algo malo, y acá estamos, le demostramos a todos cuál es el mejor equipo de Turquía, cuál es el mejor equipo que vieron durante años acá, dos años seguidos que somos campeones, y lo demostramos dentro del campo, contra todo el mundo, contra toda la... no sé si decir la población turca, porque tenemos muchos fans en Turquía y ya demostramos que nos quieren mucho, pero contra toda esa gente que habló mal, que nos deseó lo peor en todos los ámbitos de la vida, acá estamos. Ganamos nuestro número 24, ganamos otro título más y somos los merecedores campeones. Rompimos todos los récords que había que se podían romper y demostramos que nuestro trabajo fue lo mejor que hicimos durante el año. Fueron 11 meses muy difíciles y luchamos de verdad contra todos. O bir cevap niteliğindeydi. Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyunca birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe Başkanı'nın bizim kulübümüzle, başkan vekilimizle ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta kötü laflar edildi bizim hakkımızda. Biz de sahada kendimizi gösterdik. Bugün buradayız, görüyorsunuz zaten. İki sene üst üste şampiyon olduk. Sahada yaptığımız şeylerle şampiyon olduk. Ve Türkiye'de bizi çok seven bir taraftar var. En büyük taraftar kitlesine sahibiz. Ve biz de onları ikinci kez şampiyon ettiğimiz için iki yıl üst üste çok mutluyuz. Hak ederek şampiyon olan tarafın biz olduğumuz burada durmamızdan belli oluyor. Bütün rekorları kırarak çünkü buraya geldik ve bunu başardık. 11 zor ayın sonunda bunu başardık. Evet.
Herhangi bir özel çalışması oldu mu yoksa bu sezon için akışına mı bıraktı? Máximo goleador o en el fluidez normal de la temporada se ha ocurrido. No, la verdad que fue un año muy difícil para mí. Después del partido de Besiktas en casa, tuve una lesión muy grave en el tobillo y a partir de ahí tuve muchas complicaciones físicas, muchas lesiones, como ya se ha visto varias veces. Jugué 6 meses o 5 meses infiltrado con anestesia, no me podía entrenar al 100%, no podía estar en todos los entrenamientos y el fin de semana estaban en el partido para poder ayudar al equipo con mis goles, con mi presencia. Y la verdad que eso es lo que más orgullo me da, haber podido hacer lo mejor de mí, aún no estando al 100%. Y bueno, es una respuesta también a toda la gente que durante el año me desearon el mal, me desearon lo peor, más allá de toda la gente que me ama y que me quiere, que le agradezco por todo el cariño, pero fue también una respuesta a los pocos que hablaron mal de mí, a los pocos que dijeron cosas feas o cosas malas, deseándome lo peor. Y como dije antes, acá estamos celebrando, levantando una copa, un título más, y esperemos el año que viene poder seguir en este camino y poder hacerlo lo mejor posible. Zor bir süreçti benim için tabii ki buraya kadar. Özellikle son aylarda çok zorluk yaşadım. Evdeki Beşiktaş maçında biliyorsunuz bilekten bir sakatlık yaşamıştım. Ondan sonra da kaslarla ilgili ve birçok sakatlığım oldu. Bunları siz de takip ettiniz zaten. 5-6 ay boyunca anesteziyle antrenman yapmam gerekti. Maçlara çıkmam gerekti. Bazen antrenman kaçırmak zorunda kaldım ağrımdan dolayı. Fakat maçlarda her zaman takımın yanında olayım. Gollerime, takımıma yardımcı olayım istedim. Elimden geleni yapmak ve %100 olmasam da orada bulunmak benim için çok önemli. Benim için bazı kötü dilekleri olan insanlar var. Çok az sayıda da olsalar onların da karşısında işte şu anda burada olmak benim için çok mutluluk verici. Gol kralı olmak benim için çok mutluluk verici. Burada tekrardan kupayı kaldırdık, tekrardan şampiyon olduk ve bizi seven insanlara bunu armağan edebiliyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Últimos dos años tu rendimiento te ha hecho un fenómeno de fútbol turco y nuevas generaciones se hacen hinchas de Galatasaray sobre ese amor de los niños que querías decir. Es algo, la verdad que es algo muy, por decirlo con una sola palabra, es algo hermoso, algo que me genera orgullo, algo que me pone muy feliz poder venir a Turquía. Como dije siempre, agradezco mucho a Galatasaray por todo lo que hizo para que yo esté acá en Turquía. Agradezco también a mi mujer que hizo todo para que pueda venir, porque hubo un momento que yo estaba en París y no quería salir o quería ir a otro lado y fue la primera que me dijo de venir a Turquía. Agradezco a Erden, agradezco a cada persona del staff, a cada persona que trabaja en el club, porque la verdad que fue algo increíble lo que vivimos el año pasado y este año poder volver a repetir, aún con todas las dificultades que tuvimos y luchar contra todo, fue algo increíble. Y es algo que agradezco y estoy muy orgulloso y espero que los niños del futuro, que son las nuevas generaciones, puedan ser fan de Galatasaray y puedan tener un sueño de llegar a ser futbolista o de poder jugar en el club de sus amores. Eso también es algo de lo más lindo que puedo vivir hoy en día. Después, dentro del campo, cada uno hace lo que le corresponde, cada uno hace lo que tiene que hacer, cada equipo quiere ganar y cada jugador quiere lo mejor para sí mismo y para su club. En mi caso, aparte de todo esto, recibir todo el amor que recibo día y noche en Turquía es algo increíble. Çok güzel ve gurur verici kesinlikle. Galatasaray'a ben teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Onun dışında eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buraya gelmemi sağlayan onlar oldu. Paris'teyken acaba kalsam mı, devam etsem mi dediğim sırada eşim beni ikna etti. Aynı zamanda Erden ikna etti beni.
Onlar sayesinde buraya geldim. Aynı zamanda kulüpte çalışanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Bu bir sürü zorluğa rağmen geçen sene şampiyon olduktan sonra bu sene tekrar şampiyon olmamız bunlar sayesinde oldu. Yeni nesilleri futbolcu olma hayalleri ve bizi görüp de büyük hayaller yaşamaları için motive edebildiğim için çok mutlu oluyorum tabii ki de. En güzel duygu aslında bu diyebiliriz. Sahada herkesin farklı rolleri var. Ben de kendi rolümü yapmaya çalışıyorum. Benim için gece gündüz bana sevgi gösteren insanlara bir şey geri verebiliyor olmak çok mutluluk verici. Esperamos que mañana todos los niños, todas las madres, todos los padres, todos los abuelos y toda la gente que ama el Galatasaray estén presentes. Vamos a hacer un gran festejo. Fue un año muy duro para todos, un año muy largo. En el cual demostramos que el Galatasaray es el mejor equipo de Turquía y que puedan festejar con nosotros y los esperamos a todos. Yarın anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, çocuklar hepsiyle birlikte umarım kutlayacağız. Uzun bir yıldı bizim için Galatasaray'ın en iyisi olduğunu, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu tekrardan göstermiş olduk. Yarın kutlamaya hepsini bekliyoruz. Türkiye'de mesaj olur mu? Mesaj en Turku. Galatasaray tarafında camiada. Allah kabul edin. Teşekkürler. Evet, Icardi'ye Türkçe bir şeyler söylemek ister misiniz? Dendi, o da teşekkürler diyor. Aslında bütün Galatasaray taraftarı, milyonlarca taraftar şu anda Icardi'ye teşekkürler diyor. Orada bir açıklama daha mı olacak? Yok, hatıra fotoğrafı. Evet, o hatıra fotoğrafını da bir aslında tam gösterebilirsin Tolga. Hatıra fotoğrafı çekiliyor şu anda. Icardi Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Gerçekten fenomen bir isim. Yarın saat 19.05'te konserler vesaire, işte taraftarlarla bir eğlence olacak statta, Rams Park'ta. Sonrasında 20.45'te de kupa töreni olacak, şampiyonluk kutlamaları olacak. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız ama muhtemelen yine bir simge ve aşkın olayım Icardi'den herhalde, değil mi Serdar Sarı'da? Öyle bir ne derler, geleneksel kupa şarkıcısı, sanatçısı, evet, herhalde orada yerini alacaktır. Icardi'nin açıklamaları için ne düşünüyorsun? Yani çok adapte oldu Türkiye'ye. Gerçekten hani çok konuşuldu magazinsel, hatta bu hafta içi de bir sürü şey konuşuldu ama umurunda değil ya. Yani şimdi bak, çıkıyor sahaya, yapıyor işini yani. Şöyle bir şey var. Birincisi, Galatasaray yönetimi o kadar doğru bir süreci o kadar iyi yönetti ki, şimdi genelde böylesini geri dönüş yapan, bir zamanlar muazzam bir isimdi ve geri dönüş yapan, yani küllerinden yeniden doğan diyebileceğimiz geri dönüşler menajerlerin iştahını kabartır. Bunlar hemen alırlar, daha büyük takımları yine pazarlarlar veya daha iyi para verilen yerlere. Galatasaray o süreci iyi yönetti, onu tutabildi kadroda. Şimdi kalecin iyi, santrafonun iyi. Bak, Beşiktaş Mario Gomez de onu yapamadı. Tamam. Onu yapamadı. Almanya milli takımını yeniden görmüş bir Mario Gomez o dönemki menajerleri iştahını kabarttı ve Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş o süreci iyi yönetseydi, santrafonunu korusaydı, tutabilseydi belki çok daha farklı bir senaryoda olabilirdi. Bu Galatasaray onu iyi yaptı. Seneye de muhtemelen takımda kalacak. Mustera'nın durumunu bilmiyoruz. O da kalacak, takımda kalacak diye. Bence kalır. Yine de bir yazı bekleyelim derim ben. Yani bilmiyorum ama mutlu olduğun yerde kalmak Emma. Ha, eşten dolayı bilmiyorum. Hani şimdi o da onun kadar ünlü birisi Arjantin'de. Eşten dolayı. Yani orada bir projeler olur, bir şey olur. Onu bilmiyorum açıkçası. Ama tutmak da önemli tabii ki. Evet, bu arada sevgili seyirciler, şunu da belirtelim. Şu da oluyor ya da oluyor olabilir. Bazı Galatasaraylı taraftarların işte Fenerbahçe forması giyip işte böyle görüntüler verdiği şeklinde iddialar da geliyor. Onu da bir göz önünde bulundurmak lazım. Yani tabii ki keşke herkes hep birlikte eğlense, mutlu olsa vesaire. Ama az önce Yusuf Kenan'ın da vurguladığı olay olabilir. Berkan Kutlu mu geldi? Hadi gidelim. Belki de şampiyonluğu getiren goldü. Karagümrük maçında attığın gol. Oradan başlayalım ve şampiyonlukla ilgili duygularını alabilir miyim? Çok mutluyuz. Ben de bireysel olarak çok mutluyum. Sezonu iyi bitirdim. Bütün takım arkadaşlarımın
yüreğine sağlık. Gerçekten inanılmaz bir karakter koyduk. Bütün sezon boyunca çok dominant bir Galatasaray izledik. Bu çok önemli bir şey. Zaten çok kaliteli bir takımız. Ve bütün bu zorlu sezona rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Lig, Kupa, iki kupayla kapatmak güzel ama daha iyisini de yapabiliriz. Berkan, senin adına belki de bir film senaryosu gibi bir sezon. Sezon başında ayrıldın, devre arasında geri geldin. O dönem aslında tartışıldığın dönemler de oldu ama az önce Sezgin abin de söylediği gibi hem şampiyonluk golünü attın hem de bugün yine üçüncü golü kaydettin. Sen bu sezonu nasıl geçirdin? Canları sağ olsun ya. Yapacak bir şey yok. Ben ama hiçbir zaman kendime inanmayı bırakmadım. Çok çalıştım her zaman. Çok çalışmaya da devam ediyorum. Bunlar sadece beni motive ediyor ve birkaç video görmüştüm. Öyle rakip kulübün muhabirleri galiba öyle bir şeyler görmüştüm. Ama sonuçta demek Berkan Kutlu'yla da şampiyon olunabiliyormuş. Berkan, Galatasaray ve senin için artık bir sonraki hedef ne? Avrupa mı? Avrupa'da nereleri hedefliyorsun? Step by step. Önce sezona başlayalım. Çünkü ülkemizde ne yazık ki çok çabuk gaza gelebiliyoruz. Biz ayaklarımız yerde sağlam, çalışarak, değerimizi bilerek daha da iyisini inanıyorum yapabiliriz ama step by step. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Evet, Berkan da son golü attı. Son haftalarda mesela Karagümrük maçında galibiyet golünü değil mi? Yine aynı şekilde Konya'daki gibi müthiş bir vuruşla atmıştı. Enteresan bir hikayesi var. Galatasaray'dan gitti, devre arası geldi. Son haftalarda şampiyonluğa katkı yaptı. Ona da parantez açmak lazım. Kerem mi gelmiş? Oo, gelen gelen. Hadi bakalım canlı röportaj. Sezgin gelmese gidiyor. Senin için önemli bir sezondu. Eleştiriler de oldu. Ama sonu mutlu bitti. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya şampiyonluk gerçekten şu son düdükten sonraki o an, o his, o mutluluk için bir tüm sezon. Hatta geçen sezondan beri bu sezonki şampiyonluğu da hayal ettik. Ve sonunda gerçekten gülen taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz. Biz inanıyorduk. Geçen hafta olmadı. Üzüldük. Camiamız üzüldü. Taraftarımız üzüldü. Biz de üzüldük. Ama böylesi bence daha güzel oldu. Daha tatlı oldu. Çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese. Biz de biraz silkelendik diyelim. Sonunda gülen taraf biz olduk. Şampiyon olan taraf biz olduk. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Altını da çizelim. Sakın kimse yanlış anlamasın. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Kimse bizim emeğimize, yaptıklarımıza laf uzatamaz. Çünkü 11 aydır, yaklaşık 11 aydır, 12, yani bir sene olacak. 11 aydır bir mücadele veriyoruz. Sezonu çok erken açtık. Şampiyonlar Ligi önerlemeleri oynadık. Ve o serüvenden buralara kadar gelmek zordu. Ama bir o kadar güzeldi. Dediğim gibi çok güzel, çok hak edilmiş bu şampiyonluk. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Yakup Bey. Kerem, bu şampiyonluğu kime armağan ediyorsun? Bundan sonraki hedefiniz ne? Galatasaray'ın hedefleri bitmez. Şampiyonluk, yine 25. şampiyonluk. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki yine gruplara kalıp, playoff'u geçip gruplara kalıp, sonrasında playoff'u da geçmek. Ben bu şampiyonluğu aileme armağan ediyorum. Çünkü benim her zaman destekçim kendileri. Bugün de buradalardı, sağ olsunlar. Onlar olmasa belki de çok daha farklı bir kariyerim de olabilirdi benim. İyi günde, kötü günde her zaman benim yanımdalar. Tabii ki aileme armağan ediyorum ben. Rezan Hanım, buyurun. Kerem, derbiden sonra yaptığın paylaşım çok konuşuldu. O günden bugüne takımdaki sorumluluğun arttığını hissediyor musun? Bir de bu sezon inişli çıkışı da oldu. Bazı futbolcu anlamında, bireysel anlamda eleştiriler de oldu. Galatasaray taraftarında bir gönül kırgınlığı mı oldu? Ben iyi günde çok ön planda durmayı sevmiyorum. Çünkü o zaman biraz arkada kalmayı seviyorum. Çünkü genel olarak bundan önceki yıllarda da futbolcular biraz böyle geri planda kaldığı için biz böyle alıştık, böyle gördük. Ben abilerimden de böyle gördüm. Ama kötü günlerde elimizi taşın altına almamız lazım. Bu sadece benim için değil. Arda abinin bir lafı var. Galatasaray'ı savunacak biri çıkar. Ben olurum, başkası olur. Bugün ben oldum. Yarın başkası da olur. Ama ben
şöyle söyleyeyim. O paylaşımı yapmak, ben 3 aydır bilmiyorum fark ediyor mu kimse. Paylaşım yapmıyorum. Ama son maçtan sonra, Fenerbahçe maçından sonra ben de çok hırslandım. Şampiyonluğu kazanmayı 2 kat daha fazla istedim ve bunun için bir meşale yakmam gerektiğini düşündüm. Güzel bir şey de oldu. Camiamız kenetlendi, takım arkadaşlarım da kenetlendi. Antrenmanlarımız çok güzel geçti ve sonunda da bugün de gördüğünüz çok güzel bir oyun ve galibiyet vardı. Taraftara kırgınlık, insan sevdiğine kırılırmış. Ben beyine de aynısını söyledim. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'da çok güzel anılar, çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel duygular biriktirdim. İlerleyen süreçlerde inişler, çıkışlar, her futbolcunun moral bozukluğu, kırgınlığı olabilir, insanız. Ama ben sonuna baktığım zaman bu sezon başarılı bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü istatistikler konuşuluyor. Bana geldiği zaman istatistikler bir türlü konuşulmuyor. Veya istatistikler farklı şekilde konuşuluyor. Ama ben artık alıştım. Önüme bakacağım. Nerede olursam olayım, Galatasaray benim her zaman kalbimde olacak. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'ı ve ailemi gururlandırmak için de bundan sonraki süreçte de çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kerem Aktürkoğlu da gerçekten hem Galatasaray'ın hem milli takımın en önemli oyuncularından biri. Geçen sezon Icardi ile müthiş bir uyum yakalamıştı. Bu sezon biraz inişli çıkışlı ama yine de büyük katkı yaptı Galatasaray'a Yusuf Kenan. Ona da bir parantez açmak lazım. Yani hakikaten önemli bir oyuncu. Ama taraftara kırgın. İnsan sevdiğine kırılır diye onu da itiraf etti. Ya bu işin performans işi olduğunu unutmayalım. Ben Kerem'in performansının o kadar da eleştirilecek bir performans olduğunu düşünmüyorum. Sezonun başında ve Şampiyonlar Ligi macerasında kaçırdığı kritik goller vardı. Ama nihayetinde bence geldiği günden beri Galatasaray'da fark yaratan, en azından çok ciddi etki eden, ilk sezonunda kötü bir takımda, kötü bir kadroda, sonrasında da aslında o kadronun en iyi ismiyken bir anda yıldızların gelmesiyle başka bir role bürünen, hı hı. Bu sezon başında da Zaha geldikten sonra birçok farklı noktada denenen bir Kerem Aktürkoğlu var. Ben katılıyorum biraz haksızlık yapıldığı konusuna. Ama sezonu da iyi bitirmediğini de altını çizelim. Yani form grafiği olarak da sezonun son bölümünde ondan daha formda Barış Alper, ondan daha formda Mertens, ondan daha formda oyuncular vardı. Bu bağlamda da eleştiri söz konusu olabilir. Bu performans işi. Yani yaptığın son performans, sergilediğin son performansla eleştirilirsin. O yüzden Kerem'in yaptıkları, evet belki kendi gözünde ya da doğal olarak biz de yerlendirirken, muhasebe yaparken uzun vadeli değerlendirilmeli. Ama taraftar öyle değerlendirmiyor. Taraftar o saniye gol kaçırdın, istersen gol kralı ol. Bir yerden sonra seni yuhalar veya işte eleştirir. Bunlar çok doğaldır. Bence futbolcuların bunlara çok da takılmaması gerekiyor. Yani ben futbolda çok duygusal yer olduğu düşüncesinde değilim. Yani çok profesyonelce yapılan bir sporun, bu kadar profesyonelce yapılan ve maddi anlamda bu kadar profesyonelce yapılan bir sporun bu kadar duygusallık barındırması bana garip geliyor. Evet. Bu arada Galatasaray'ın bir paylaşımı var ki birazdan sizlerle paylaşacağız bu görüntüyü. Gecenin en çok konuşulacak olaylarından biri sevgili seyirciler. Hediyeniz yola çıktı diye bir paylaşım yapmış Galatasaray Fenerbahçe Kulübü'ne. Bir gönderme yapmış. Ne gönderdiğini az sonra paylaşacağız. Hazır mı? Hazırsa o zaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye hediye paylaşımını bir ekrana getirelim. Bununla ilgili çok konuşulur.
sevgili seyirciler, gerçekten çok konuşulacak bir paylaşım bu. Kupanın bir sapını kargoluyorlar ve Fenerbahçe'ye gönderiyorlar. Geçen hafta da Fenerbahçe direkt göndermişti. Kale direği göndermişti Galatasaray'a yani. Siz diyorsunuz ki dostane şeyler yaşanacak. Yok, ben yaşanacak yani, demiyorum. Ya, yaşanırsa ya, sevinirim diyorum. Yaşanmazsa ya, da... Sevinirim ayrı bir şey. Ama yani iki tane Fenerbahçe taraftarı görüp senin ya işte Türkiye böyle değişecek falan, bunlar hikaye. Tabii. Anlatmaya çalıştığım şey, bu ülkenin temelinde yatan şey maalesef fanatizm. Yani kazanmayı seviyoruz. Eskiden yoktu fanatizm. Vardı. Niye biz İslam Çupilerin dönemini, Can Bartulan dönemi, onlar da yoktu o kadar. Olur mu? Vardı. Fanatizm neydi o? Ya döner bıçaklı. Aşkın adına fanatizm. Abi o dönemde de döner bıçaklıyla kendileri kavga ediyorlardı. Tribünler yarı yarıya oturuyordu. Sonra, abi yarı yarıya oturan dönemde de çok kavga vardı. Sonra bozuldu. Toplumun bazı yapılarıyla oynadılar, abi. Bozdular. Ben katılıyorum. Ama ben yeni nesilden umutluyum. Abi. Ateşi yakan mühendis, kıvılcımdır, unutma bak. Mühendis Oktay ne zaman öldürüldü? Bak, ateşi yakan kıvılcım. Ne zaman öldürüldü? Kimi dedin? Mühendis Oktay ne zaman öldürüldü? O da 90'lı yıllarda öldü. Ben 90'lı yılları demiyorum. Ben Can Bartuları diyorum. Ha, peki ya şu, Can Bartuları geçen dönemde zaten futbol. Ben 90'lı yıllardan zaten bahsettim. Futbol, 90'lı yıllar, futbol böyle bir 90'lı sektör yıllar değildi. Bir kuşağı zehirleyen yıllar. Can Bartu'dan bahsediyorsun. Oradaki spor programları. Hatırlayın, kulüp takım bayraklarının içine kolunu geçiren adamlar vardı. Evet. Tamam, yani. Neler neler gördük biz. Onlar zehirledi bir kuş. Tamam, Can Bartulardan bahsediyorsak abi, o toplumsal olarak bambaşka bir dönemden bahsediyoruz. Tamam, o dönemde yani, olur. De, on, ya, zor. Olur. Evet. Yani bir şeyin değişmesi için 20 yıl lazım. Yani jenerasyonun geçmesi gerekiyor. Şimdi bugün 20 yıl sonrasında böyle olacak diye zannetmiyorum. Süleyman Seba'yı herkes anıyor ölüm yıldönümlerinde. Ya ne başkandı diyor, değil mi? E onun izinden gideceksin o zaman. E giden yani yok. Benim rakibim gidince de olmuyor. Diye alkışlattırmayan, eğlendirmeyen, takımını eğlendirmeyen bir profilden Türk futbolu kurtuluşu o zaten. Ama olmuyor. Ama gitmek zorunda kalacaklar. E olmuyor ama. Yusufçum, gitmek zorunda kalmazlarsa olmuyor. İngiltere gibi olacaksın. Ya seni, fark etmiyor seni abi. Seni kapatacaklar içeriye. Ya kapatsınlar kalın. Zaten kapalısın abi. Gittiğin zaman da bir yere gitmiyorsun ki. O yüzden. Bu, Avrupa'ya gidiyorsun da sanki her sene kupa kaldırıyorsun. Bir yerden sonra düzelecek o. Abi bak, Avrupa'ya gidiyorsun çünkü sanki kupa kaldırıyorsun. Dibi buldun mu yükselirsin. Gidiyorsun, birisi Olympiakos'a, birisi Sparta Prag'a elendi. Gözünü seveyim yani. Beşiktaş'ın durumunu hiç anlatmıyorum bu sezon Avrupa açısından. O yüzden yani kendimizi kandırmayalım. Toplumsal olarak bu ülkede futbolun iyileşmesinin mümkün olmadığı kanısındayım ben. İyileşmesi için çok ciddi çaba sarf etmek gerekiyor ama imkansız. Yani sen direkt gönderip öbürü de sapını gönderiyorsa kusura bakmasın. Tabii iki tarafı da eleştirmek yani. Lazım. Ha bu arada herhalde. Sadece Galatasaray'ın paylaşımı değil. Geçen hafta az önce söyledim. Fenerbahçe kale direği gönderdi. Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray'a. Galatasaray da bugün Şampiyonluk Kupası'nın bir sapını kargolayıp onları da Fenerbahçe'ye gönderdi. Yani bu arada az sonra Okan Burukverden Timur'un da açıklama yapması bekleniyor. Canlı olarak sesin gelmez ekranlara getirecek. Saat 23.11 daha erken. Hani mutlaka çocuklar da ekran başındadır ama ne anlama geldiğini anlatmamıza gerek yok herhalde bu paylaşımların. Tabii canım yani detayına girmeyelim. Kurumsal bir şekilde iki kulüp de birbirine hakaret ediyor. Yani herhalde gönderdikleri şeyin kullanım kılavuzunda göndermemişlerdir diye düşünüyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu normal bir futbol dünyası değil. O yüzden siz biraz ütopyada yaşıyorsunuz. Bence temennilerinize katılmakla birlikte çıkalım dışarıya. Hiç kimse kendi takımının kaybetmesini normal karşılamıyor. Kimse karşılamıyor. O da hani 2-3 tane genç kardeşimiz var, kendi arkadaşlarıyla çıkmışlardı. Kimseyi de zan altında bırakmak istemem. Olabilir, sevinmek de istemiş olabilirler. Beşiktaş, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu arkadaşı söylediğine hiç katılmıyorum. Trabzonsporlu arkadaşı söylediği zaten benim söylediklerimi de doğruluyor. O yüzden hani birbirimizi kandırmayalım. Böyle barıştı işte, herkes futbolu sevecek, herkes kardeş evet. olacak. Bunlar yok. Masal kitaplarında keşke oluyor. Diyelim, temenni edelim de. Keşke ayrı yani, konu. Ama şey. Yani iki kulüp biri kupanın sapını diğeri direkt gönderirken o keşkeler evet. biraz havada kalıyor. Bu arada değilim. Şimdi arkadaşlar. Ama ben az önce ne dedim? O çocuklardaki akıl bu adminlerdeki akıldan daha üstün. O çocuklardaki akıl şu an sosyal medyada zua falan füze bak, gönder şöyle yapsaydı akıl, falan filan. Şu yapma admin abi, hesaplarını seveyim. Kullanan adamların aklından. Abi paylaşımlara bak. Aç abi bak. Adamların aklından çok daha güzel. Tamam okey. Aç bak nasıl daha, nasıl paylaşılıyor bak, onlar. Benim için çok daha kutsal. Tamam ben de diyorum ki bu paylaşımlar, bu senin yaptığın dedin ya, şu iki paylaşım abi, o senin soru dediğin soru, jenerasyonla. Soru jenerasyonla Allah nasıl paylaşılıyor? Allah hangisine yakın durur? Hangi akla yakın durur?
Abi anlamıyorsun sorumu. Ben sana benim sorumu soruyorum. Ama soruma cevap vermedin ki. Abi ben sana şunu soruyorum. Hangi akla yakın cevap veriyorsun abi? Hangi akla yakın durur? Hangi akla? Bazen soru cevaptır. Bu genç kardeşlerimizin aklına daha yakın durur. Bunlar kaybedecek olanlardır. O adminler, madminler, kupanın sapı, direkler, mürekler. Tamam, ben kaybedecekler. Ben de sana... Çünkü yanlış, doğrunun karşısında tarih boyunca kaybetmiştir. Kaybetmeye de devam edecektir. Yani tarih boyunca kaybetmemiştir abi. Ben sana katılıyorum. Çok tarih boyunca kaybetmemiştir. Bak çok itomik bakmamak lazım. Katılıyorum sana. Yanlış doğru karşısında ama tarih boyunca kaybetsin savaş olmaz abi dünyada. Yangınların ufak kıvılcımlardan çıktığını söyleyeyim. Abi bak bu yani bunlar genel doğrular benim çok katıldığım doğrular değil. Yani yanlış her zaman... kaybetseydi ülkede savaş olmazdı, aç insanlar olmazdı, bir sürü şey olmazdı. Ya bunları geçelim öncelikle. Ama İkincisi, şeytan Allah'a kıyamete bu, kadar izin vermiş. Bunları, ne kötülük yapıyorsa yap demiş. Ya, onlar olacaksa o zaman olmayacaksın kötülük. Abi. O zaman bunu temenni etmek ayrı, olacağına inanmak ayrı. Bu ayrı bir ben konu. İnanmıyorum. Sıra bakma. Benim yani ben gerçekçiyim abi. Yasak mı? Tamam, yasak değil. Veya ben gerçekçiyim. Onun inanması yasak. Ya inanabilirsin abi. Senin inanmamam yasak mı? Ben bunun gerçekçi olmadığını söylüyorum. Ben buna inanmak istiyorum. İnanmıyorum. İnan ama ben gerçekçi olmadığını söylüyorum. Çünkü senin bahsettiğin jenerasyon. Ben de gerçekçi olmadığını söylüyorum. Senin bahsettiğin jenerasyon bu adminlerin paylaşmış olduğu paylaşımları da aynı şekilde paylaşıyor. İşte bir farkı yok. Biz de ne yapıyoruz? Doğru olanı söylüyoruz. Tamam doğruları söylüyorsun. Bu paylaşımlar, bu kutuplaştırmalar minimal, marjinal. Olduğu sürece... Bak bir tanesini veremedi. Zaten bir birleşme olamaz. Bir tanesini veremedi. Tabii içindeki harfler kulüp nedeniyle ayıp olur o niye veremiyoruz? Dedi. Çok ağır değil mi? Evet. Şimdi orada ne var? Mavi tık mı, sarı tık mı ne var değil mi? Orası o Twitter, Galatasaray veya Fenerbahçe'nin Twitter hesabındaki admin koltuğu kimin koltuğu biliyor musun? O kulübün kurucularının koltuğu, Ali Sami'nin koltuğu, Neftel'lerin koltuğu, Can Bartuların koltuğu, Süleyman Sebalar'ın koltuğu. Bunu kimse umursamıyor, emin olabilirsin abi. O hesapları hiçbir kulüp böyle kullanmaya hakkı yok. Abi bugün Ali Sami'nin... Sen benim resmi hesabımı böyle kullanamazsın. Bir dakika, Özlem Can Aydın bugün başkan olsaydı... Kovarlardı. Hepsi böyle bir paylaşım kovarlardı. Olmazdı. Hayır, Özcan Can Aydın'ı kovarlar. Bugün Ali Samiyan başkan olsaydı başkanlık yaptırmazlardı. Bugün Lefter olsaydı senden Fenerbahçeli olmaz denirdi. Ya siz hangi dünyada yaşıyorsunuz Allah aşkına ya? Gerçekten Ütopya'da yaşıyorsunuz. Başka bir şey mi yiyorsunuz sabahları? Ne yiyorsunuz bana da verin abi. Valla ne yiyorsunuz bana da verin. Yani ben de çok merak ediyorum. Halen o çocukların yanındayım. Ama bu hesaplar abi, konusunda senin yanındayım. Lefter, Can Bartu, Ali Samiyan bunlar geçti, mazi. Geçti abicim, hocam, geçti. Hocam sen bunu kabullenebilirsin. Ben kabullenmiyorum. Geçin. Bunlar değişecek. Değişmek zorunda. Değişmek zorunda ayrı bir şey, değişecek ayrı bir şey abi. Değişmek zorunda okey onu savunalım ama değişeceğine inanmıyorum. Çünkü bu jenerasyon da böyle besleniyor. Astrolog bundan ne besleniyor. Yazmış sosyal medya hesabında? Astrolog açıklama yapmış. Bak beni Allah yerine koydunuz diyor. Astrolog. Ya onu gördüm, ona hiç girmeyelim. Bak, çünkü ama yok, heh, ben başka yere geleceğim. Astrolog Meral Hanım'ın paylaşımını gördüm, hiç hoş şeyler yok, değil. Yok ama bak, o, bir şey şu doğru. Bu programda o konuyu onu, artık şey yasaklıyorum. Evet. O işlerin peşinden gidilmez zaten. Evet. Ve gerçekçi hiç hoş olmak değil. Lazım. Hiç hoş değil. Hoş değil tabii. Evet, M'sinden bahsetmiyoruz Meral Hanım'ın. Yani çünkü iş farklı yerlere gitmiş, sporun dışına çıktı böyle. Beddualar, meddualar falan. Aman Allah korusun. Bizimle bizden uzak dursun böyle konular. Şimdi bir kez daha bir şampiyonluk klibine gireceğiz. İlerleyen dakikalarda gireceğiz. Peki o zaman Freed From Desire. Bu şarkı geçen sene müthiş patlamıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına damga vurmuştu. Eğer hazırsa soyunma odasındaki o kutlama Tolga'cığım bir kez daha verelim onu. Hadi bakalım gelsin. Evet,
Gala'nın şarkısı, yani isim de benziyor yani şey, değil mi? Gala'nın şarkısıdır bu. Sanatçının Galatasaray'ın ismi. Da kısaltması Galatasaray'a Gala derler Avrupa'da, dünyada Gala falan derler yani. O da enteresan bir tesadüf olmuş. Bu arada kutlamalar devam ediyor. Türkiye'nin, Avrupa'nın dört bir yanından bütün gelen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Nasıl şarkı? Bu çok eğlenceli, çok güzel değil mi yani aslında? Yani duyunca bu şarkıyı böyle bir şey oluyorsun. Tadiç'in şarkısı, o yüzden çalınıyor biliyorsun değil mi? Evet. Tadiç on fire. Tadiç on fire'la başlamıştı. Yani bana bunu söyletmek için söylüyorsan evet, o yüzden çalınıyor. Yok yok, vallahi yoksa o anlamda değil. Amacın ya. O değilse de. Ne oluyor? O ne ya? Şey geliyor. Arkadaşlar o ne? O bir cisim yaklaşıyor. Oo, derin Galatasaray. Bir cisim yaklaşıyor. Alkışlayalım mı? Kim acaba? Tabii ki Ümit Karan. Alkışlıyoruz. Şampiyonlar Galatasaray'ı. Florya'dan anca gelebilirsin. Hayır, bir kalabalık, bir kalabalık. Tabii. Gel, tebrik ederim. Sen beni tebrik edin. Önce bir tebrikleşelim, tebrik sonra abi. Klibimize gideceğiz. Tebrik ederim. Evet. Hocam tebrik ederim. Senin de kupan var. Benim de kupam var. Birbirinizi tebrik doğru edin. Doğru söylüyorsun. Bu ne abi ya? Aslında ben de bir tebrik kabul edebilirim. Doğru diyorsun. Peki. Evet. Hoş geldin şampiyon. Hoş geldin Ümit Karan. O zaman gelsin klibimiz. Mayıslar bizimdir. Sevgili seyirciler, şimdi tekrar Konya'ya gideceğiz. Okan Buruk konuşacak. Bakalım neler söyleyecek. Sezgin Gelmez orada. Hadi bakalım gelsin ekrana. Konya'ya gidelim. Abi sen öyle girersen yalnız. Hocam. Çok önemli bir şampiyonluk ama evet. Sıcak da bir gelişme var. Panathinaikos'un da ilk şampiyonu oldu. Ergin Hoca'nın size bir selamı evet. Olmuştu. Sizin de bir mesaj yani, ben öncelikle Ergin Hoca'ma teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok değerli. Çok iyi bir Galatasaraylı. Ve ona da büyük bir tebrik. Uzun yıllar sonra hem Panathinaikos'u Final Four'a soktu. Biz de onun başarılar dileğini boşa çevirmedik. Galatasaray'ı şampiyon yaptık. Ergin Hoca şampiyon. Galatasaray şampiyon. Bundan güzel bir akşam olamaz herhalde. Erdem Bey, sizin emeklerinizde tabii ki yatsınamaz. Burada iki senelik bir emek var. Yine şampiyon olan bir Galatasaray var. Neler söylersiniz? Duygusal anlarda yaşadınız aslında saha kenarında. Evet, normal. Maçtan sonra normal. Önce hocam burada olduğu için değil, en başta hocama çok teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük. Çok güzel bir kalbi var. Gerçekten Galatasaray'a çok şeyini veriyor. Hakikaten gece gündüz. Oyunculara çok teşekkür ediyorum. Herkes, teknik ekibi, herkese. Bunlar böyle beylik laflar gibi oluyor ama tüm kalbimle çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, yönetim kuruluna, Florya personeline. Hepsini tek tek isim isim saymak istiyorum ama inşallah daha farklı sayacağız o isimleri de. Ama sonunda hep diyorum hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ne diyebilirim bilmiyorum ama tekrar evet, hocama çok teşekkür ediyoruz. Biz şey diyoruz, sonunda iyiler mutlaka kazanır diyorduk ve sonunda iyiler kazandı. Ben hep
Erdem Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Hem başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi çok bize büyük destek verdi. Ve Galatasaray camiasına yakışır şekilde mücadele etmeye çalıştık. Ve tekrar bir şampiyonluk, 24. şampiyonluk. Hedefler bitmiyor. İnşallah 5. yıldız yeni hedefimiz. Galatasaray tarihinin en önemli yılına başlıyoruz. Erdem Bey, Okan Hocam, geçen sezon Ankara'da söyleyeceksiniz. Bugün Konya'da, seneye hangi şehirde hedefliyorsunuz? şehir seçmiyoruz ama bilmiyorum artık. Ya çok çok şükür yani bu şampiyonluğu yaşadık nerede olursa olsun. Geçen hafta da yaşayabilirdik, bu hafta yaşadık. Ama Allah'a şükür ediyoruz bize bu şampiyonluğu verdi. O yüzden nerede olursa olsun şampiyonluğu yaşamak çok güzel. Ve demin de Erdem Bey de söyledi, oyuncularımıza çok teşekkür ederiz. Sezgin Bey, Erdem Bey, iki sorum olacak mümkünse. Bir hafta boyunca Florya'daydınız Fenerbahçe maçından sonra. Orada neler yaşandı? Bu şampiyonluk nasıl geldi? Onu sormak istiyorum size. Ayrıca taraftarın sizi ne kadar sevdiğini biliyorsunuz camianın. Sezon boyunca biz bu soruyu size sorduk ama şu anda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Erden Timur Galatasaray'da devam edecek mi? Çok merak edilen bir soru. Teşekkür ederim. Yani son hafta herkes çok motiveydi. Bir kere zaten Florya'nın o sakinliği, herkesin gerçekten, ben bundan 3 yıl önce basketbol zamanında söylemiştim. Sevginin giremeyeceği kalp yok diye. Florya'daki en önemli şey çok güzel bir sevgi ortamı var ama gerçek ve samimi, sadece söylemde kalan değil. Aylardır ben Florya'dayım. Herkes 7'sinden 70'ine çok inanmıştı zaten bu şampiyonluğa. Fenerbahçe maçı öyle arada bir kaza oldu ama rekorlar kıran bir takım, rekorlar kıran işte hocamız, gerçekten çok ciddi bir mücadele oldu bu sene. Hem zorlayıcı bir seneydi. Çünkü iki takım da çok başarılı bir sene yürüttü. İki takım da rekor kırdı. O yüzden herkese, yani tüm mücadele eden kulüpleri bu arada tebrik ediyoruz. Hakikaten de çok zor bir ligdi. Diğer soruya istinaden de şunu diyorum. Yani bugün şampiyonluk zaten. Hiçbir konunun önemi yok. Bir de yani kişilerin de hiçbir önemi yok bu arada. Çok samimi söylüyorum. Hakikaten yok. Burada çok büyük bir ekip var. Biz bir planı, böyle bir ön plana çıktığım için de yani çıkmamaya çalışıyorum. Görüntü vermemeye çalışıyorum. Burada da röportaj vermeyecektim. Okan Hocam çağırdığı için, yanında bulunmak için geldim. İnşallah daha nice başarıları olacak Galatasaray'ın. Çok büyük bir camia. Gerçekten müthiş bir camia. O yüzden o gün Kemal Rugaz'da da söyledim. Orada bir sürü başkan vardı. Herkes şampiyonlukları var, Avrupa kupaları var. Galatasaray'da kişinin, insanın hiçbir önemi yok. Camia, müthiş bir camia. Okan hocamız önderliğinde, bunu da hocam burada olduğu için söylemiyorum. Daha nice başarılar olacak, ben buna eminim. Tibet Bey. Hocam ben size sormak istiyorum. Dursun Bey'le bir röportaj yapmıştık orada. Kemal Rugaz tesisinde sizin ofisinizin yerini istediğiniz gibi bir yere konumlandırdığını söylemişti. Uzun yıllar devam etmek istediğini söyledi. Şimdi 4 yıllık bir şampiyonluğu vardı Galatasaray'ın daha önce. Sonrasında bir Avrupa şampiyonluğu gelmişti. Sizin 2 yıllık bu şampiyonluk sonrasındaki hedefiniz nedir? Ya benim hedefim değil, aslında Galatasaray'ın hedefi bu. Erdem Bey de, ben de sezon başında, geçen senede başkanımız hep söylüyor. Yani Galatasaray'ın hedefi tabii ki hem şampiyon olmak hem Avrupa'da kupalar kazanmak. Ve bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten çok önemli bir mücadele verdik. Orada yani bütün takımlara dişimizi geçirdik. Hiç kimseye karşı ezilmedik. Bence Türk futbolu için çok değerliydi bu. O yüzden çok yoğun bir sene yaşadık. Artık düşüncemiz öncelikle tabii ki birkaç gün bu şampiyonluğun keyfine varmak. Devamında da tekrar yeni sezona hazırlanmak, bir şampiyonluğa daha hazırlanmak. Yani her sene bu büyük takımların için hepsi için geçerli. Her takım şampiyonluk için başlar. Biz de aynı şekilde 5. yıldız için başlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene de aynı eforu, aynı performansı gösteririz. Yani geçen sene kendi sahamızda tek mağlubiyetimiz Giresunspor'aydı. Bu sene de Fenerbahçe'ye karşı oldu. Ama iç saha performansımız bu anlamda çok değerliydi. Seyircilerimizle, taraftarlarımızla birlikte inanılmaz bir mücadele verdik. Buradan başta taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu takımı ayakta tutan, dinamik tutan, bu takıma bu gücü veren Galatasaray camiası ile birlikte Galatasaray taraftarının büyüklüğüdür. Teşekkür ederiz. Yarın şampiyonluk kutlamalarında müziğiniz ne olacak? Onu düşünmedim ya. Oğluma soracağım onu. Ben kararı o verecek son teşekkür kararı. Ederiz. Teşekkürler. Evet, Okan Buruk canlı yayında konuştu ve şimdi Ümit Kanan'a biraz sözü bırakmak gerekiyor. Yani o kadar
o kadar söylenecek şey var ki. Çok güzel bir sezon oldu. İlk başta tabii ki Okan Hoca'yı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Tesiste çalışan bütün personel, altyapıda çalışan bütün genç oyuncular. Bir şampiyonluk geliyorsa buna herkesin payı vardır. Aşçısından malzemecisine kadar, şoförü, işte orada çocuklarla ilgilenen, hatta bizim oyunculara şoförlük yapan insanlara kadar bu başarıda pay sahibidir. Güzel bir şampiyonluk, önemli bir şampiyonluk. Önemli rekorlar kırmış bir sezonda şampiyonluk bitirmek çok önemli. Zor bir sezon. Neden zor? Çünkü rakibin de çok inanılmaz bir takım kurdu. Ama onlar kendi iç savaşını çözemediler. Onlar bir galibiyette şampiyonluk havası yaratmaya çalışıyorlar. Niye hava yaratmaya çalışıyor? Örtbas etmeye çalışıyor. Sonuçta şampiyonluk gitti. Galatasaray yenerek bir yere varamazsınız arkadaşlar. Şampiyonluk önemli büyük takımlardan. Ne diyoruz? Ben aylar önce Beşiktaş kupa alır ve Fenerbahçe'den daha başarılı bir sezon geçirir dedim. Öyle oldu. Kupayı aldı. Benim için her zaman bir futbol takımı hedefi kupadır. Ya şampiyon olursun, ya Türkiye kupa alırsın ya da süper kupa alırsın. Bir kupa alman lazım ama sen bu sene elin boş döndü. O yüzden Okan Hoca'ya özellikle ben tesise de gittim. Biraz ters yaptım bu hafta. Evet, sen tesislere gittin. Biraz detay aslında alalım. Evet. Yani nasıl bir hava vardı? Ya tabii onlar da tabii Okan Hoca çok gülüyordu, rahattı. Ama oyuncular da bir gerginliği hissedebiliyordum. Ben de biraz ters yaptım, anladın mı? Yani hani bir umut daha dağıttım Fenerbahçeler ama hakikaten Galatasaray sahaya çıktı bugün Konya maçına. Konya'ya pozisyon vermeden neredeyse maçı bitirdi. Bu arada Galatasaray otobüsü stattan ayrılıp havalimanına doğru gidiyor. O görüntü ekrana geliyor canlı yayında Konya'dan. Devam edebiliriz Ümit Karan. Florya'daki izlenimlerini anlatıyordum. Yani biraz gerginlik vardı. Bir de seçim vardı ya zaten. Dolayısıyla normal. Hem yönetim anlamda gerginlerdi. Bu ara tabii kartlarımı getirdim. Aa, bir dakika. Ümit Karan kartlarını getirdi o haftalardır. Ben demin çektim. Çekme sırası sizde. Ben demin... Biz yeterince benim, çektik Ümit benim abi. Ya... Çektik biz yeterince. Çektiğimizi çektik abi. Sağ ol. Teşekkürler. Hakikaten kart getirmiş. Kimden başlayalım? Ben mi çekeyim? İstiyorsan oradan başlayayım. Vallahi Yusuf. Bak kartlara bakmadım. Sana daha çok seçenek var ya. Yusuf, Kenan. Yo, benim için fark etmez. Sen kalanı mı istiyorsun? Bizim... Peki. Ama bakma. Kalanı istemiyorum. Lütfen bakmayalım. Tamam, hadi bakmadım. Bakmayacağız. Hadi ben de şunu alayım. Koyduk önümüze. Ne zaman açalım? Nereden başlamak istiyorsun? Sen ne hissediyorsun? Ne hissetmem gerekiyor ki? Aktapot nerede? Aktapot'u çağırın. Aktapot mu var? Öldü ya. Aktapot'u mu geziyorsun? Ne yapıyorsun abi? Aktapot'u mu geziyorsun? Aktapot'un ruhunu çağırıyor. Kokmuştur. Aktapot'un ruhunu çağırıyor. Işıkları kapatmak lazım biraz abi. Eyvah. Ben merak ediyorum. Başlayayım mı? Sen en son Fenerbahçe'de kalsın heyecanımız. Yok yok. Sana ne çıkacak? Yanlış bir şey çıkar en son Fenerbahçe'de. Kaderine razı ol canım. Kaderime razı oldum zaten. Artık daha neye razı olacağız? Bak bence biz bu sırayla gidelim. Hadi aç. Tamam. Hadi bakalım. Öyle olsun. Ben açıyorum. Yine geldi bir şeyler. Sen bak. Tılsım Şövalyesi, yılın teknik direktörü Okan Buruk. Alkışlar Okan Buruk'a. Bu kartta Okan Buruk çıktı. Zaman sıra... Serdar Sarıdağ'da seninkinde ne var? Yılın golcüsü Icardi. Yılın golcüsü Icardi. Icardi'yi de alkışlıyoruz. Ya Muslera ya da Mertens. Bu kartlar hiç yalan söylemiyor. Ümit Karan'ın kartları yalan söylemiyor değil mi? Kartlar Meren'in kartlardan iyi. Benimki kaliteli. Ben iyi para harcadım kartlara. Sen sadece Meren'in kartlarından değil, Meral'den de iyi bir insansın anladığım kadarıyla. Evet, hakikaten. Açayım mı? Aç. Senin bak çok, en çok seni merak ediyorum, biliyor musun? Hissediyorum. Açın abi. Açıyorum. Ha tamam. Yılın futbolcusu Barış Alper. Yılın bak. Futbolcusu. Barış ama bence Alper. Değil ya. Muslera. Ama bu benim kartlarım bunu konuşuyor. Senin kartların böyle mi? Ben Muslera derim. Ya olabilir. Muslera da o. Senin kartlar futboldan pek anlamıyor. Sen aç abi. Niye ya? Senin kartlar da var hocam. Hiç peki. Kartlara müdahale etmedi değil kaldı? Mi? Bir de şey neymiş? Bu neyin kartıymış? En son kart bana kaldı. Evet. Bak ben hiç müdahale etmedim değil mi kartlara? Evet. Müdahale ettin mi? Yok vallahi etmedin. Bilemedim. Yaklaştır kardeşim. Aa, tesadüfe bak. Şalan Galatasaray. Biz böyle yazarız işte. İster karta yazarız, ister tarihe. Hangisini istersen. Her türlü yazarız. Evet. Bravo. Karına gerçekten biraz daha mı? Şampiyon Galatasaray yazısını tam bir görsün. Heh, şöyle bir. Kupa prensim yazıyor altında. Ne yazıyor? Tılsım prensim. Bir şey yazıyor abi orada. Nereden buldun bunu yani?
Hakikaten haftalardır ya. Bunu hazırlanıyor tarot eminim bak. O tarot olayından sonra. Bak ama hiç müdahale etmedim kartlara. Ya hocam nereden şampiyon? Bu gerçekten etmedi. Vallahi gerçekten. Bak etli ekmek yiyecektik ne güzel bu hafta. Adam soydu. Evet abi. Kaç para tutuyor hesap yaptı. Kaç kişi var dedim. Ya. Gerçekten Okan Hoca ve ekibine. Gerçi yürekten, sen gelene kadar soğurdu. Okan Hoca bize etli ekmek borçlu. Okan Hoca'yı yürekten tebrik ediyorum. Meral'in son açıklaması da güzeldi bu ara. Sanki benden önce şampiyon oluyordunuz. O onun açıklaması değil abi. O biraz ama. Troll olabilir ama bu akşamki açıklaması bence hiç değinmeyelim. Hiç hoş evet, değil. Evet. Yok çok fazladık. Yani işin içinde vefat var, bir şey var. Hani hiç gerek yok. Herkese sağlam. Galatasaray taraftarına sonra Trabzonspor taraftarına böyle... Evet bir biraz ruh, hani ne derler combo yapmış. Biraz psikolojik sıkıntılar içeren. Evet o yüzden bence o hanımefendiden artık bahsetmekte fayda var. Bu toplara girmeyeceksin kardeşim yani bu evet. Futbol yani bunlarla oynasaydık. Helal olsun. Yani bunlarla oynasaydık. Tamamen işimiz. Bakalım abi ben bir tutayım şunu belki. Bu arada Fenerbahçe'nin cevabı var. Ümit Karan gelmeden önce Galatasaray'ın paylaşımını ekrana getirmiştik. Galatasaray'ın önce paylaşımını bir kez daha verelim ekrana. Ümit Karan da görsün o kupa sapı paylaşımını Tolga'cığım. Onu bir hazırlayabilirsen sevinirim. Sonrasında Fenerbahçe'nin çok sert bir cevabı var. İçinde birçok mesaj içeren bir cevap bu. Herhalde bu gece böyle sabaha kadar paylaşımlar devam edecek. Fenerbahçe bir Galatasaray tebrik mesajı yayınlasaydı belki bunlar olmayacak. Ama şu an öyle bir mesaj yayınlansa... Yayınlayın da linç ederler falan. Hani az önce konuştuk biraz ütopik durumlar. Yani sen Satürn'den falan geldin herhalde. Kartlarla birlikte. Yanlış yerdesin abi. Başka bir paralel programda olman gerekiyor senin. Ben beklerim. Sen başka bir evrendesin. Alper Gezer Avcı ile beraber. Sen Satürn'den falan geldin. Evet. Paylaşım bu sevgili seyirciler. Galatasaray kupanın, şampiyonluk kupasının bir sapını kargolayıp gönderdi Fenerbahçe'ye. Peki. Fenerbahçe'ne cevap verdi. Onu da bir gösterelim Tolga. Hemen üstüne atabilirsin. Bu böyle gidiyor kargo şeklinde. Evet. 1905 no'lu gönderiniz. Alıcı tarafından bizde harama yer yok notuyla teslim alınamamış, iade edilmiştir. Bizde harama yer yok. Yukarıda da yeter kargo diyor. burada da Mehmet Büyükekşi'nin o yeter diye seslenişine bir gönderme yapılıyor değil mi? Evet. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani bir kargo markası falan değil. Ümit Karan bu karşılıklı kargolaşmayı... Ne dedi? Galatasaray'ın... Bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın mizah anlayışı gayet güzel ben çok beğendim. Bu... Geçen hafta da Fenerbahçe direkt göndermişti onu da hatırlatayım. Ya işte bu mizah yapmak güzel futbolda olacak şeyler bunlar. Yani ya bence yani direkt ve sap çok hoş değil ama yani yanlış anlaşılır abi. Sen çocuklara örnek oluyorsun yani. Tabii. Onların ne anlama geldiğini hepimiz az çok biliyoruz. O yüzden gerek yok bunlara. İki taraf için de söylüyorum. Bak İrfan Can Kahveci çok tatlı mesaj paylaşmış. Çok güzel abi. Bu seviyede yapacaksan mesajı. Şimdi bulabilirsem tabii az önce şey yaptı. Normal. Teşekkür etmiş sezonla alakalı. Biz elimizden geleni yaptık tarzında bir paylaşım yapmış. Hayır bak bu iş nihayetinde ilk başta söylediğim noktaya geliyor. Bir oyun ve bu oyunda kaybetmeyi de kabullenmen gerekiyor. İki takım da muazzam sezon geçirdi. Ben daha önce söyledim. Yani, mucizevi bir şampiyonluk olurdu. Bu da geçen haftalarda da konuştuk. Hani astrolog burada hani evet onun geyiğini yaptık ama yani gerçekçi olmak gerekirse son maçta Galatasaray'ın Konya Spor'a karşı özellikle söylüyorum. Konya Spor çünkü bence iyi bir kadro değil. İyi bir oyunda oynamıyor. Fenerbahçe'den puan alması da bence sürprizdi. Fenerbahçe'nin hatasıydı. Böyle bir mücadelede puan kaybedeceğini ya da kaybedeceğini beraberlik bile yetiyordu. Ben açıkçası hiç düşünmüyordum. O yüzden bir şeyi kaybettikten sonra eğer doğru çıkarımları yapacaksak hem kazanırken hem kaybederken doğru noktaya ulaşabiliriz. Az önce ne dedim? Ümit Karan burada değildi. Fenerbahçe'de dedim eğer düşünce bizi şampiyon yapmıyorlar, biz hak ediyorduk ama bizi şampiyon yapmadılarsa gelecek sezon için projeksiyon yapıyorum. Başkan aday mı? Aday. Teknik direktörün kalması yönünde görüş belirten Fenerbahçeliler var mı? Var. Kadronun korunması gerekiyor mu? Bunu düşünen Fenerbahçeliler mi? Var. Siyasi konjonktür devam ediyor. TFF'nin devam etmesi söz konusu. Hakemler aynı hakemler. Bu sezon yapmayan bütün unsurlar, Fenerbahçe şampiyon yapamayan bütün unsurlar ne olacak da gelecek sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek?
Niye hiçbir değişiklik olmadan aynı şeylerle farklı bir netice umut ediliyor? Ben onu çözemedim. O yüzden Fenerbahçe'de isyan edilen bazı noktalara katılmakla birlikte bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Değiştirebildiğin şeyleri. Eğer İsmail Hoca'nın açıklamalarına bakıyorum. Diyorlar ki biz gönüllerin şampiyonuz. Ya ben, benim çok katıldığım bir şey değil abi. Bir şampiyon vardır. Öyle gönüllerin şampiyonu, kalplerin şampiyonu, işte kolların şampiyonu. Bunlar böyle şeyler yok. O yüzden nihayetinde şuna geliyorum. Mayıs'a geldin, 4 tane hedefin vardı. 4'ünde de hedefe ulaşamadın. Evet. O zaman değerlendirmeyi yapacaksın. Madem gönüllerin şampiyonusun ve seni şampiyon yapmadılar. Diyorum bak, katılmak veya katılmamayı tartışmıyorum. Doğru, haklı, yanlış, hatalı bu konuyu tartışmıyorum. Eğer böyle bir şeye inandıysa Fenerbahçe camiası ve özellikle yönetimi ve teknik heyeti, o zaman niye mücadele ettin sonuna kadar? Bu arada çok güzel mesajlar da geliyor bize. Tebrik mesajları. Hep tüm bizi sevenlere teşekkür etmek istiyorum. Önemli mesajlar, önemli telefonlar. Hakikaten gerçekten stresli bir sezon yaşadık. Türk futbolu olarak. Tabii Yusuf'un bazı konularda sadece Fenerbahçe Galatasaray gibi bakmamak lazım. Türk futbolu olarak bakmak lazım. Türk futbolu hakikaten bu sene gördüğü zararı hiçbir sezon görmemiştir. Bu bir değişim olmak zorunda mı? Bence olmak zorunda. Hem de acil. Buna katılıyorum ama burada Galatasaray az korundu. Fenerbahçe çok korundu. Ayrımı yapmam. Çünkü bana göre maçlara bakıldığı zaman bir maç ona gitmiştir, bir maç ona. Yok, yani, onu söylemiyorum zaten. Evet. Söylediğim şey çok basit. Fenerbahçe eğer bugün, yani yarından itibaren bizi şampiyon yapmadılar, biz hak ediyorduk düşüncesindeyse camia olarak, buna katılıp katılmamayı tartışmıyorum. Diyorum ki unsurlar ne? Şikayet edilenler değişiyor mu? Değişmiyor. Başkan değişecek mi? Yüksek ihtimalle seçileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün devam etmesi gerektiğini düşünenler Fenerbahçe camiasında. Bir de kadronun devam etmesi gerektiğini düşünen ben varım ve birçok Fenerbahçeli var. O zaman aynı aktörlerle gelecek sezon Fenerbahçe nasıl şampiyon olmayı ümit ediyor? Bir de, nasıl olacak yani? Bir de şundan vazgeçmeniz gerekiyor. Yani senin için söylemiyorum. Sen zaten hep objektif yorum da yapabiliyorsun ama hep bir bahane üretmekte sonuca varamazsın. Abi bu iki taraf için geçerli. Neydi? Bütün kurullarıyla istifa etmesi gerekiyordu Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Çünkü tarafsız değildi. Ne oldu? Şampiyon olduğunu unuttun. Geçelim abi. Bu iki taraf için geçerli. Tamam yani, ama taraf için bir şey söyleyeceğim. Bugün Galatasaray bahane üretmiyor ki. Galatasaray sürekli hayır, şampiyon oldu. Farz edelim ki bugün kaybetseydi Galatasaray, Fenerbahçe şampiyon olsaydı Galatasaray da aynı şeyi. Ama öyle bir şey kimse inanmadı ki. Abi inanıp inanmaması önemli değil ki. Geçen hafta hazırlık yapıyordun. Olmadı bak. Olabilir abi, bir hafta işte. Ben onu söyleyeyim. Olmadı yani. Ama işte olmadı. Sen yani, şunu yemezsin işte. Ben Galatasaray'ı yendim, şampiyon oldum cümlesini kurman yanlış. Öyle bir şey yok. Sen Galatasaray o zaman her sene elin boş gitsin. Hayır. Kupasız sezonları bitiriyorsun. Kimse şampiyon oldum demedi ki. Söylediler nasıl? Hayır, kimse şampiyon olduk demedi. Dediler ki biz bunu hak ettiğimizi saha içinde gösterdik mi? Gösterdik. Rakibimize karşı iyi oynadık ve bu maçı 10 kişiye karşı 11 kişi kazandık kazandık dediler. Ben hala şunu söylüyorum. Kendi evinde de kazansaydın abi o zaman. Çıkıp kazanmalıydın. Ben o günden beri söylüyorum. Ben İsmail Hoca'yla aynı fikirde değilim. O gün kazansan bugün şampiyondun. Ben şu noktaya geliyorum. Ya Galatasaray'da bugün şampiyonluğu kaybetmiş olsaydı aynı şeyler konuşulacaktı. Önümüzü kestiler. Bak Barış Alper'in bileğine baktın mı? İşte orada penaltı vardı, aslında verilmedi. Çok konuşuldu. Madem bahaneleri girilmiyor, devre arasında niye böyle bir fotoğraf paylaşıyorsun abi? Çünkü o da bir hazırlık. Sen şampiyonluğu kaybedersen bak bizim penaltımız verilmedi denilecek. İki camiada aynı, hiçbir fark yok abi, kusura bakma. Ama bir camia işi sonlandırabiliyor. Diğer camia sonlandıramıyor. İşi nasıl sonlandırdığını öğrenmesi lazım. Abi, siz işte öyle öğretti. Mesela ben de Galatasaray'da 3 şampiyonluk yaşadım. Ve hepsi hak edilmiş şampiyonluklar. Bu sene olduğu gibi Galatasaray tamamen hak etmiş bir şampiyonluk yaşadı. Ki bunu futboluyla, yaptığı rekorlarla, yaptığı puan sayısıyla, attığı gol sayısıyla zaten örtüşüyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani hep bir ya Galatasaray şundan şampiyon oldu, yok bundan oldu. Abi biz oluyoruz da siz niye olamıyorsunuz o zaman? Yani o zaman sizin yarışınız doğru bir yarış değil. Yani ya da biz de yarışamıyorsunuz. Sence Galatasaray'ın kırılma noktası ne? Yani evet, ben dönüm noktası budur dediğim maç sezon içerisinde. Biz konuştuk çünkü onları. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bakalım katılıyor musun bize? Ben Berkan'ın golü şampiyonluk getirdi diyorum. Karagümrük. Daha öncesi de ama mesela şu sezon içinde devre arası Berkan geri geldi biliyorsun. Ve bugün de çok iyi oynadı bu ara. Onu da söylemek lazım. Ama hani kader golünü kim atar diye bana sorsaydın en son söyleyecek isim Berkan olurdu.
Bence en son söyleyeceğin isim Vinicius olurdu. Onu söylemem zaten. Onu söylemem zaten. Onu söylemem zaten. Evet, Vinicius da attı. Bir üçlü çektirme görüntüsü vardı Tolga galiba, değil mi? Onu bir hazırsa paylaşalım mı? Sonrasında bu arada bazı istenmeyen görüntüler de var. Mesela az önce Diyarbakır'dan gelmiş bazı görüntüler. Burası Hatay'mış. Fenerbahçeli, Fenerbahçe formalı taraftarlar üçlü çektiriyor Galatasaraylılara. Tabii şimdi bu görüntüler dalga dalga yayıldı ama şu ihtimal de var. O yüzden ben emin net konuşmak istemiyorum. Galatasaraylı taraftarların özellikle Fenerbahçe forması giyerek kendi arkadaşları etrafında bunları yaptığı da söyleniyor, iddia ediliyor. O yüzden hani hocam, olabilir. Ne bir Galatasaraylı'ya böyle hasta derecede kutlama yapacak kadar dışarıya çıkacak olan bir Galatasaraylı'ya Fenerbahçe forması giydirebilirsin. Ne de bir Fenerbahçe Galatasaray forması giydirebiliriz. Onu bilmiyoruz ama... Ha, Twitter'da şey yapabilirsin. Hayır. Onu sosyal medya. İşte bu görüntüyü verip, hani affedersin, dalga geçmek için de yapılıyor olabilir. Ha, mizansen. Anladın mı? Yani o da olabilir. Yoksa kolay kolay... Benim telefonla yine başladı. Yine mi? Şey mi? Kimden telefon geldi? Sezon geldi? Ya bir şey söyleyeceğim. Alalım Hello. Ümit Karan'ın sesini. Önemli bir telefon geldi bakalım. Kameraların olmadığı bir yerden gelmiş olabilir. Orada da çok ciddi kutlama olabilir. İstanbul'un Beykoz ilçesinde. Ha. Baba ne diyor? Ne oldu ya? Fenerbahçe TFF yazı yazmış. Neymiş? Seneye yabancı astrolog istiyorlar. Yabancı astrolog. Güzel, vallahi bunu beğendim. Bunu beğendim. Bak, Meral Hanım'ın da bu gezegen. Ama şaşırtıcı, şaşırtıcı nokta şu. Şaşırtıcı nokta şu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen haberler ilk Ümit Karan'a geliyor nedense. Evet. Abi. Enteresan tabii, bir bağlantı var Ümit Karan'la. Pelerin sordun mu abi oradaki kutlamalar ne zamanmış? Şey yaptın mı, şey, öğrendin şu an mi? Her yerde kutlamalar. Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'da, belki, Almanya'da, Kıbrıs'ta, Hindistan'da. Evet evet, belki Lens Park'tan çıkıp ediyorum. Konseri orada devam edebilirler. Çünkü büyük ekşi çok seviyor konserleri. Belki orada da bir konser yapabilirler. Bu ara... Galatasaray'dan da mı cevap geldi? Bu böyle sabaha kadar gidecek. Mert Hakan da formasını giyip Florya'da. Tam ekran bir verebilirsek. Bu biraz ufak olmuş. Şöyle bir ben de hemen cep telefonundan açayım. Galatasaray'ın cevabı sevgili seyirciler. Fenerbahçe Spor Kulübü medya ekibine, sosyal medya ekibine. Sosyal medya ekibine arkadaşlar, dilediğiniz gün kadar izinlisiniz. Hepinize iyi tatiller dileriz. Kullandığınız izinlerin yıllık izin hakkından düşmeyeceğini belirtmek isteriz diye böyle uzun uzun gidecek. Çocuklar ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz. Alkış diye bir paylaşım. Yani böyle karşılıklı herhalde birazdan da Fenerbahçe'den cevap gelir bu zannettim paylaşıma. Buna cevap verir. Yani böyle uzun uzun gidiyor. Ama bu arada medya şeyi hakikaten izne çıkmış olabilir. Son paylaşımdan sonra evlere dağılabilirsiniz diye izne de çıkmış olabilir. Bitmez, bunun sonu da gelmez zaten. Evet, yani şimdi bir kez daha bakayım. İşte şu klimi açsanız ya. Evet biraz. Ben ceketle geldim ya. İlk kez bu şampiyonluk programına özel ceketle geldin. Hiç açık, hiç açmadınız. Açmayın açmayın diyordun geçtiğimiz haftalarda. Bundan sonra her programa Ümit Karan'ın ceketle gelmesini istiyorum. Klimanın açılması için. Şampiyon olduğumuz için böyle geldim. Hararet yapıyorsun. Bu ama arada... alışkın olman lazım abi. Niye bu kadar terliyorsun? Bizim şampiyon olsak benim terlemem normaldi. Yani ondan... Abi ben emek harcıyorum da o yüzden. Ne yemek harcıyorsun? Alın teri bu. Sanki golleri sen attın. Peki bu sefer. Şimdi yarın kutlamalar vallahi olacak. Ben 60 herkes... kadar oluyorum yani. O kadar seviyorum bu kulübü. Şey söyleyeceğim. Senin oynadığın dönem, az önce Mert Hakan'a gönderme yaptığın için söylüyorum. Senin oynadığın dönemde herkes Galatasaraylı mıydı takımda? Bizde hep %80-90 öyle miydi? Çok. Yani %80 Galatasaraylı. %20'si değildi demek. Ya onu yani benim gördük yani bilmiyorum, gizli Fenerli var mıydı? Gizli hayır, Fenerli olmak zorunda değil ya. Beşiktaş Trabzonlu. Görüyoruz 61 yani, formaları. Tabii Trabzon'u oyuncular tabii ki Trabzonspor'u çok severdi. Bize vardı o ama onun dışında Galatasaray. Benim oynadığım birçok oyuncu zaten işte düşünün, Hasan Şaş, Ümit Davala gibi. Yani biz aslında hep o efsane oyuncularla oynadığımız için yani o Galatasaray ruhunu taşıyan oyuncularla oynadık. O yüzden bitmiyor mesela. Bitmez abi. Sürekli önemli yerlerden mesajlar geliyor.
Bu arada az önce de dedim, bazı yerlerde istenmeyen görüntüler, olaylar varmış. Kutlama en keyifli, en güzel yani şekilde aman, yaptık. Hani, benim çocuk da şu an aşkın, Etiler'de mesela. Öyle mi? Tabii tabii. O ama gibi. Yine de belirli saatten sonra dikkat etmek lazım. Evet, tabii, tabii. Belli bir şeyden sonra hani... Bir de çok stresli bir haftalar. Bir de naçizane biliyorum çünkü daha önce yaşandığı için. İçilen sıvılar artıyor vesaire, ona dikkat etmek. Bağdat Caddesi'nde sıkıntı oluyor. Tabii önemli. Yine de birbirinize bak, biz tabii kulüpler birbiriyle atışıyor olabilir ama biz... Biz de atışıyoruz. Atışıyoruz ama o işin işte saygı yani. Çerçeve çizgine kutlamaları yapmak lazım bence. Tabii laf atarsın, o da sana laf atar. O başka bir şey ama dikkat edelim, çoluk çocuklar da dışarıda. Tabii tabii. Yani kavga gürültü olmasın. Evet. Kutlamalar güzel olsun. Hakikaten bugün Türkiye'nin dört bir yanında futbol şölenleri vardı. İşte Hatay'da, Mersin'de işte evet. Konya. Hatay'ı bir kez daha tebrik edelim. Evet. Vallahi Konya'da, helal olsun bu şartlara işte, rağmen. Türkiye'nin her yerinde çok güzel görüntüler vardı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Bağdat Caddesi'ndeydim sabah. Erken saatten itibaren çocuğu da gezdirdik. Çok güzel. Valla çok uzun zamandır bu kadar Fenerbahçe formalı taraftar görmedim. Ve uzun zamandır Fenerbahçe taraftarı da şampiyon olamayan bir kadroyu ayakta alkışladı. Yani ben futbolcuların emeklerine gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Eleştirdiklerimiz oldu mu? Oldu. Performans veremedikleri zamanlar oldu mu? Oldu. Ama ben bu sezon hani hakkını helal eder misin dersen Fenerbahçe kadrosuna kesinlikle helal ederim. Yani net bir şekilde. Çünkü söylenecek bir şey yok. Yapabileceklerinin maksimumunu yaptılar. Bazen olmadı, girmedi. Mesela Adana Demirspor maçı. Çok iyi oynadın. Serdar Dursun çıkarttı bir tane. Evet, Serdar Dursun çıkarttı. Serdar Dursun. Ya bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Hakikaten çok seviyor. Yani dışı ben tanımam. Bir merhaba var sadece Serdar'la. Bir kere gördüm hayatımda. Tamam, çok sempatik hareketleri falan ama ya bugün 4 ya İstanbulspor'a yani şampiyonluk gitmiş hale vuy 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 bir şey yaptırmak olmaz ya. O kadar da değil yani ya. O, ama yani çok güzel galibiyet, iyi oynadılar. Evet. Çok uzun zamandır gol atamayan oyuncular gol attı. Yani çok kimse zaten farklı bir skor beklemiyordu. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından Bursa, Çorum, Kilis, Türkiye'nin bütün illerinden arkadaşlar. Dışında da aynı şekilde. Görüntüleri evet. Verdik az önce bak yurt Almanya, dışı. Brüksel, Belçika, İsviçre'yi verdik, Bakü, Azerbaycan'ı verdik. O görüntüler var. Bu arada bir galiba istenmeyen bir olay olmuş. O hazırsa Diyarbakır'daki görüntüyü de verelim. Sesini şu anda kullanmadan bir ekrana getirelim Tolga. Onu da arkadaşlarımız hazırlıyor. Tabii olacaktır. Hani ama daha önceki yıllara göre neyse ki daha az taşkınlık, daha az gerginliğin yaşandığı bir dönem yaşıyoruz. Bu sezon gerçekten Okan Hoca'yı tebrik edelim. Şampiyon oldu. Önemli hikayeler var. Hatay'ın kalması bence olağanüstü iş. Çünkü çok zor durumdaydı 4 hafta kala. Gerçekten evet. Puan durumu çok... Belgeseli yapılacak bir olay. Son 6 haftanın... Haciz yemiş bir futbol takımından bahsediyoruz. Haciz de kim yolluyor? Son 6 haftanın bu arada en çok puan toplayan takım Hatay. Çağdaş Atan'a ayrı tebrik. Ligin son sıralarından aldı Başakşehir'i 4. sıraya taşıdı. Evet. Olağanüstü iş yaptı. Ben Serdar Topraktepe'yi kutluyorum. İşte Beşiktaş ona gelecektim. Evet. Sen kaotik görüntüle. Bir sezon, tarihin en kötü sezonu Beşiktaş. Benim izlediğim en kötü Beşiktaş'tı. Kupayla tamamladı evet. Sonuçta. Geldi yani, görüntüler. Diyarbakır'da Galatasaray'da. Diyarbakır'a yakışmaz bu hareket. Hayır, ne var? Çok sevdiğim arkadaşlarım, bir grup. Çok sevdiğim yani arkadaşlarım karşılıklı var. Karşılıklı kavga diyelim. Lütfen bunlara gerek yok. Gerek yok yani. Evet. Bunlara hiç gerek yok. Abi şimdi kazanan kutlayacak, kaybeden de. Ben burada tabii Galatasaray yönetimine seslenmek istiyorum. Evinde oturacak abi, bu kadar basit. Galatasaray yönetimine seslenmek istiyorum. Şampiyonluk kupasını konteyner şehri Hatay'a gönderin. Orada da insanlar kupayı görsün. Ya da o bölgeye gönderin. Dolaştırın diyorsun. Ulaştırın. Evet. Hatay'da insanlar da o konteyner şehirlerde. Oradaki Galatasaraylılara moral olsun. Biliyorsun bu sene çok üzüldüler. Sonunda mutlu son oldu Allah'tan da. Ama o dramatik olaylar hala atlatmış değiller. Galatasaray evet. Havalimanına gelmiş bu arada. Pardon Ümit Karan. Arada böyle bugün çok hararetli canlı bölmek durumundayım. Sezgin gelmez de herhalde. Birazdan orada olacak. Galatasaray'ın havalimanına geliş görüntüleri. Şimdi birazdan uçağa geçecekler. Ve oradan da İstanbul'a gelecekler. Havalimanından da Florya'ya geçecekler. On binlerce Galatasaray taraftarı Florya'da bekliyor. Dakika dakika kalabalık artıyor. O görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. İşte Galatasaray kafilesi. Herkes çok mutlu. Yüzler gülüyor. Şampiyonluk tişörtleriyle herkes iniyor otobüsten ve uçağa doğru geçiyorlar.
bölmüştüm Ümit Karan. Devam edelim. Ya onu söyledim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Icardi'nin attığı bence sezonun en güzel gollerden bir tanesi. Topukla attı gol. Evet. Tabii ya. İkisi de çok güzel. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak ilk golü, ben Batuhan'la beraber seyrediyorum maçı orada. Tabii ikimiz de forvetiz. İlk golü Icardi'den başka hiçbir santrafor atamazdı bu ligde. Bu bak kalecinin müdahale etme şansı yok. Öyle bir vuruşu beklemiyorsun. Arka kafayla öyle kesme böyle. Kesme değil. Sıyırtarak. Yani o muazzam gol. Bu acayip. Yani beli kalmış kalecinin orada zaten. Anladın mı? İyi çıkarttı bazı pozisyonu. Yo iyiydi kaleci evet ama hele ikinci gol attı ikinci gol müthiş bir. Orada bir de ofsayttan kaçması da çok güzel. Değil mi? Ofsaytta kalmaması evet. O pozisyonda bence en çok konuşulması gereken noktalardan bir tanesi. Az önce İrfan Can'ın paylaşımından bahsetmiştim. Güzel şeylerden bahsettim. İrfan Can kahveci mi, Eğri Bayat mı? İrfan Can Eğribiyat Eğribiyat. Fenerbahçe'nin değerlerine yakışır bir duruşta. Karakterimizden hiç ödün vermeden önümüze çıkan her engelle son ana kadar birlikte mücadele ettiğimiz bu sezonun ardından takımımla, taraftarımla, camiamla gurur duyuyorum. İyi ki Fenerbahçe sarı lacivert kalp koymuş. Yani güzel. Kötü bir gönderme. Bu oyuncu milli takımı hak ediyor. Bence de zaten olağanüstü sezon geçirdi. Bu oyuncu bugün oyunu almış olmalarına sevindim. Bu arada tabii milli takım aday kadrosunu herhalde yarın konuşuruz. Bugün çok girmeyelim o konuya da. Orada da bazı isimler yine hani olmaması gereken isimler var yani. Olması gerekenler de var bu arada. Yani alınmayan ve olması gereken isim. Yani. Ama neyse onu o şimdi bugün Galatasaray'ın şampiyonluk hayır. Gecesi o yüzden onu evet. Ayrıca değerlendirdik. Hayır aklımızda yani unutmuyoruz. Unutmadık. Az önce... Arkadaşlarım bana Fenerbahçe'nin anketinde enteresan bir şey var demişti. Bir hemen verip alabiliriz ekrandan yine bu görüntüleri de konuşurken. Tolga onu da hazırsa şöyle bir gösterebilir misin? İsmail Kartal yönetim şu anda yönetim 52.9. 54. İsmail Kartal'la yönetim yakın. En hani ne yani. Derler burada suçsuz günahsız futbolcular deniyor. Yani sosyal medyada. Bence de. Ekol Futbol hesabında X'te yaptığımız anket sevgili seyirciler. Yani Şimanski double double yapmış. Dzeko 20 küsür gol atmış ligde. Tadic double double yapmış. Fred'in oynadığı oyun ortada. Ferdi'nin oynadığı oyun ortada. Bence Dzeko Bekao sakatlanmasaydı daha farklı bir sezonda olabilirdi Fenerbahçe adına. Kırılma anları oldu. O kırılma anlarını sen geçemedin. Ya... Karagümrük Kasımpaşa örneğini veriyoruz az önce. Vinicius'un attığı gol, Berkan'ın attığı gol. Sen de Sivas'ta son dakikada penaltı pozisyonunda haklı haksız o pozisyonu en azından vermemen gerekiyordu. Konya maçında da gol atman lazımdı. Bu kadar basit. Veya her şeyi geçtim. Kendi evinde Galatasaray'la berabere kalmayacaktın. Evet. Çok kötü oyun oynadın. Bak, Günay'ı gördüm şimdi. Pardon bir araya gireyim. O olay da çok enteresan. Günay 4. hakem Muhammed Ali Metoğlu'nu kenardaki şampiyonluk kutlamalarına böyle kolundan tutarak çekip dahil etmeye çalışıyor. Barış Alper de çekerken onun hakem olduğunu fark edip sonra Günay'ın kolunu çekiyor. Tamam diyor hani buradan uzaklaştıralım böyle hakemi diye. Dikkat edecek. Şimdi böyle olduğu zaman tabii. Yani yanlış bir görüntü. Böyle evet, sosyal medyada bunu olmamış. Kullanırlar. Bence... Ses var mı? Bir de Galatasaray'daki futbolcular sükunet hep kurudu. Yani seyirci oynayan futbolcumuz yoktu. Böyle taraftara oynayan bir seyirci oyuncularımız olmadı. Free From Desire mı çalıyor Galan'ın şarkısı? Evet, biraz daha biz de duyalım, biraz daha verebiliriz. Torreira'nın elinde hoparlör. Bu da çok güzel şey. Evet. Bundan daha güzel bir duygu yok. Sever misin bu şarkıyı? Bu arada az önce size söyleyeceğim. Kanalımı hemen şöyle söyleyeyim. Kanalımızın değerli sunucularından, haber spikerlerinden Okan Ateş de hatırlatmış. Demiş ki bu şarkı Bill Greek on Fire, İrlandalılar evet, tarafından evet. İlk başlamıştı. Euro 2016'da diye hatırlattı. Ona da teşekkür ederim. Orada inanılmaz yankı bulmuştu. Sonra Ajax'da Tadic on Fire öyle öyle devam etti. Şimdi... Freed From Desire Galatasaray'ın şampiyonluk şarkısı oldu. Başrolde kim var hep? Bak mesela şu anda da. Oliveira. Sergio Oliveira. Evet. Abi Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı. Bir dinleyelim mi? İzleyelim mi? İzleyelim. Pardon. Evet. İka
Icardi de üçlü çektirdi. Sergio Oliveira benim de dikkatimi çekti. Bayağıdır kadro dışı ama evet. Sonuçta bu sezon hizmet etti. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi işin bu boyutu da var. Yani sonuçta kadro dışı bırakıldı mı? Sorunlar yaşandı mı? Yaşandı. Ümit Karan ben de daha iyi biliyordur ama duyuyoruz biz de. Bu sorunlara rağmen gelip şampiyonluk sevincinde ve ön planda durarak, yani şampiyonluk sevincine kenardan da katılabilirsin. Hep ön planda durarak katılması bir şekilde takım halinde ne kadar birbirlerini desteklediğini de gösteriyor yani. Onu da unutmayalım. Evet. Abi Kerim çektiriyor. Torreira'nın elindeki bir top önleri var ya. Hı-hı. İkinci şampiyonluğu görüyor. Çok iyi. Ankara'da da vardı geçen sene. Doğru. İkisi vardı. Ay. Neler diyor. Enkudu'nun böyle bir seyyar. Ciro'nun da bu arada. Benim 3 tane vardı. Beni yakalayacak. Ondan korkuyorum. Belki ona Sinoğlu'nun da var. Belki ona kongre üyeliği verirler abi. Bilemiyorum. Sana vermediler ama. Çok iyi. Abi, nereden buldun bunu ya? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Yok doğru. Doğru değil mi? Oluyor. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi... Evet, orada tabii üçlü çektirmeler vesaire enteresan görüntüler. Hemen uçağa da binmiyorlar çünkü helal olsun. Havalimanına kadar o kadar yol kat edip gelmiş taraftarlara da biraz böyle gözüküp onları da mutlu edip biniyorlar uçağa. Ne kadar güzel. Hani hemen geçip İstanbul'a gelmek de isteyebilirlerdi. Olması oradaki gereken oradaki taraftarları yani. Da kırmamışlar. Gerçekten helal olsun. Bir sürü taraftar buradan oraya gitti yani. Trenle gidenler, oldu. Uçakta tabii. Gidenler, otobüste. Antalya'dan her şeyden geldiler yani Konya'ya. İşte dedim ki Konya'da sonunda mutlu oldu Allah'tan da. Ya evet. Yani Konya'da... Çünkü maç öncesi gergin ortam vardı. Bak hocam bu evet. Deplasmanda da olsa şampiyonluk maçı. Neresi bizimki olsa olsun. Bizimki de çok güzeldi. Kocaeli'den dönüyorduk. Çok keyifli oluyor. Hı. Bak içeride de olsa deplasmanda da. Antep'te Beşiktaş'ın şampiyonluğu olmuştu hocam. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de o zaman Millet Gazetesi adına muhabir olarak gidiyordum. Antep'te et kalmadı hocam. Nereye gitsek et yok. Hatta... Garsonlar yetişemiyor. Bazı Beşiktaş taraftarları garsonlara yardım ediyor. Boşları alıyor, götürüyor, getiriyor. Hocam kızarmış patates yedik ya Antep'te biz. Akşam yemeği. Başka bir şey kalmadı. Hep saat 12 oldu. Ama nasıl biliyor musun? Acıktın. Hakikaten acıktırdın stat. Ya. Hocam etli ekmeği getirecektin o zaman madem öyle. Şampiyon olsaydık burayı donatacaktık. Bize mi kaldı abi? Kaybetseydiniz. Ben olmasan kazansaydık Konya. Beklerdim yani olamazsa da Fenerbahçe. O etli öyle. Ekmeği Allah beklerdim Allah. Senden. Hem kaybedeceğiz hem para mı harcayacağız? O ne güzel iş ya. Ne olacak? Kusura bakmayın ben zengin değilim. ben ısmarlarım sana. Sağ ol abim. Alman usulü mü yapardık diyorsun? Yok, benden oldu. Ben ama sayısal peki. Olarak sordum kaç kişi olduğumuzu. Ben hazırlıklıydım yani. Doğru sordu sevgili seyirciler. Öğle yemeğinde sordu. Adam yani... kredi çekip geldi ya. 70 kişi dediler. Bir anda hesapladım. Şampiyon olur diye deyince, kredi çekti ya. Ortalama 300'den dedi 70 kişi krediye başvurdu. Peki o zaman bayağı şimdi ne zamandır? 3 saattir soluksuz, kesintisiz gidiyoruz. Evet. Bu geceye damga vuran görüntüler... Okan Buruk'un basın toplantısı, kendisine yapılan sulu kutlama, işte Florya'daki o sosyal medyada fenomen alan röportaj, Galatasaray'ın şampiyonluk klibi, gecenin damga vuran olaylarını şöyle bir sizlerle paylaşalım, sonrasında devam edeceğiz. Kardeşlerimiz,
Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir. Seyirciler, Galatasaray şampiyon, 24. kez bu sezonu şampiyon tamamladı Sarı Kırmızılılar ve tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından kutlama görüntülerini sizlerle paylaştık, fakat Trabzonspor işin içine dahil oldu, Galatasaray'a cevap verdi. Adana'dan bazı... Fenerbahçe. Efendim? Fenerbahçe'ye cevap verdi. Pardon, Fenerbahçe'ye cevap verdi. Galatasaray'ın kargosuna Fenerbahçe cevap vermişti. Trabzonspor da Fenerbahçe'ye bir cevap verdi. Adana'dan çok enteresan görüntüler geldi. Adana Demirsporlu ve Adana Sporlu taraftarlar kutlama yapan Galatasaray taraftarlarını nehire attı şeklinde görüntüler var. Beşiktaş'ta, Beşiktaş ilçesinde çok istenmeyen görüntüler ortaya çıkmış. Bunları sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş'taki kavga, evet, gelmiş. Beşiktaş'ta, burası Dolmabahçe'den Beşiktaş'a geçerken Beşiktaş Meydanı'na yakın bir yer. Serdar Sarı'da Ağaçlı Yol. Ağaçlı Yol, Galatasaraylı taraftarlarla Beşiktaşlılar arasında bir kavga görüntüsü. Bunu bir kez daha oynatabilir misin Serdar Sarı'da? Yani güzel başlamıştık akşama ama böyle görüntüler gelmeye başladı şimdi. Şimdi Eskişehir'de de var. Evet, orada da varmış. Sokaklara, işte meydanlar diyelim daha doğrusu,
Yani orada Eskişehir dışında başka kutlama olmaz. Burada da Beşiktaş'ta da zaten her sene Beşiktaş dışında bir şampiyonluk olmuşsa Beşiktaş tribünleri orada duruyor. Kutlama yapılmasına izin vermiyor. Yani bu bölgede yapmayın. Gidin nerede kutlarsanız kutlayın diye. Tabii orası Beşiktaş ama aynı zamanda bir de ana yol. Yani köprüye giden yol, sahile giden yol. Yani oradan sonuçta Taksim'den evine dönecek olanlar var. O var, bu var. Tabii engelliyorlar kutlamayın diye. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani kutlama Beşiktaş'ın göbeğinde olmaz. Yapmıyorlar. Zaten yani gidip de hadi Beşiktaş'ta kutlama yapayım diyecek bir Beşiktaş taraftar dışında taraftar olmuyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de stadına yakın bölgelerde de gidip orada kutlama yap diyenler olmuyor. Ama netice itibariyle tabii şu var. Bu Beşiktaş, Eskişehir, sen Diyarbakır dedin. Adana. Efendime söyleyeyim Adana denildi, nehre taraftar atıldı denildi. Bağcıları duyduk. İşte iki Fenerbahçe Galatasaray taraftar arasında kavga gürültü. Ya bunların artık bu tür kavga görüntülerinin çıkması lazım futbolun içerisinden. Bu görüntüde enteresan bir şey var. Galatasaray bayraklı bir araç geçiyor. Siz de görmüşsünüzdür sevgili seyirciler. Ona mesela hiçbir şey yapmıyorlar ama bir araca yöneliyorlar. Belki de karşılıklı bir atışma oldu burada. Atışma olmuştur muhtemelen. Karşılıklı işte hakaretler. Çünkü ana yoldan geçenleri ana yoldan değil. Bak dikkat et. Bak burada Galatasaray... Evet. Bayraklı bir taraftar arabanın içinden çıkarak geçiyor. Ona bir şey yapmıyorlar. Burada saldırdıkları araba ile aralarında belki bir şey münakaşa muhtemelen. Olmuştur. Ya, kavga hiçbir zaman tasvir edecek bir şey değil. Aynen öyle. Yani söylediğime geliyoruz. Ütopya dünyasında yaşamaya gerek yok. İşin temeli bu Türkiye'de futbol açısından. Evet, Sakarya var. Burada bu görüntüde Sakarya'ymış. Sakarya'da da kavga çıkıyor. Bu detay varsa siz de bana da verebilirsiniz arkadaşlar. Burada hangi takımın taraftarlarıyla hangi takımın taraftarları arasında kaldı? Aynı şekilde kulüplerin resmi hesaplarından yaptığı açıklamalar da yani bu sokaktaki atışmalardan bir farkı yok açıkçası. O nedenle bence futbolun içerisinde bu kutuplaştırıcı dili bir an, yani Yusuf'a katılıyorum tabii ki çok ütopik bir şey. Bu zaman alır zaten, bu böyle bir gecede olacak bir şey değil. Ama zarar veriyor mu bize? Veriyor tabii ki. Hepimize zarar veriyor. Yani alt üstü bir oyundan bahsediyoruz. Bu sene Galatasaray oldu. Seneye belki başka takım olur. Ondan sonraki sene başka takım olur. Bu böyle hiçbir kulübün de tekelinde olan bir durum değil. Doğru planlama yaparsın. Doğru taktik, doğru transferler, doğru hoca, şans faktörü. Tüm bunlar hepsi bir etken. Ama kavga gürültü. Bir de nehre adam attırması ne demek abi? Evet, o görüntüleri de vereceğiz. Nehre atılan taraftarların görüntülerini. Evet, nehre atma görüntüleri sevgili seyirciler Adana'dan geliyor. Edindiğimiz bilgiye göre Adana Demirspor ve Adana Sporlu taraftarlar bir araya gelerek Galatasaraylı taraftarları nehre attılar deniyor. Yani bir anda futbolu, güzellikleri konuşurken, şampiyonluk coşkusunu konuşurken Ümit Karan iş nereye gitti ilerleyen saatlerde? Tabii ben Adanalıyım biliyorsun. Memleketin evet. Evet, hiç hoş değil. Bir kere Adana Demirspor ve Adana Spor böyle birleşebiliyorsa maçlarda da birleşseydiler. O zor. Yani, o zor. Benim işte, baba o zor tarafında Adanalı. Işte, olmaz. Adana'ya yakışan hareketler bu. Adana benim memleketim. Bir de biz Adana'da önemli isimler. Futbolcu. Tabii teknik canım. Adamlar, yetiştirmiş bir şehirden bahsediyoruz. Fatih Terim ya. Ben var, Hasan Şaş var. Bir sürü say bitmez ki biz de futbolcu yetiştiriyoruz. Olmamış. Hiçbir şehirde olmamış. Yani şampiyonun tabii ki kutlayacak. Herkes kutlayabilir. Kimse kimseye laf atmıyor ki şampiyonluğu kutlarken. Yani Sakarya Perşembe günü Adana'da çok önemli bir maçı var. Şampiyonluk maçı var. Örnek. Bugün Erbaa çıktı. Tebrik etmek lazım. Yani evet. Şimdi... Herkes kutlayacak tabii şampiyonluk. Önemli bir şey. Büyük küçük dinlemeden, kıskanmadan kutlamak lazım abi. Kimseyi de yani daha kaliteli davranmamız gerekiyor. Tamam, bağcılarda da bir vurulma olayı olmuş. Arkadaşlar bizim çocuklarımız da sokaklarda. Evet, o biraz daha böyle iş nasıl diyeyim? Asayiş olayına girdi. Canım yani. Bir netleştirip söylemek. Arkadaşlar bizim çocuklarımız da sokakta. Tamam. Evet, evet yani Bağcılar'da havaya, silahlı havaya ateş ediyorlar. Kavga. Havaya evet. Ateş et. Biz demin, duyduk havaya ateş. Öyle bir sevinç olmaz. Ha, evet. O kabullenecek bir şey değil. Silah sesleri de geliyor. Yani biliyorsunuz bu ülkede çok böyle olaylarla karşı karşıya kaldık. En iyi şekilde kutlayın.
en iyi şekilde kutlamalarına izin verin. Evet, sevinsin insanlar, evine dönsün. Tabii canım, bu kadar abi. Yarından itibaren zaten yarın programda şey gelir. Abi transferde kim gelir? Hayır, zaten bir de şöyle bir şey var. Evet. Bu iş böyle oluyor abi. Tabii. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu an bir ay zaten kutlama fırsatımız var. Avrupa Şampiyonası milli takımlı olacağız hepimiz. Evet. Tabii aynen. Canım. O da İnşallah çok başarılı olur. Milli takımlı olacağız hepimiz. Anladın mı? Orada evet. İnşallah daha da güzel kutlamalar yaparız. Tabii bizim için çok önemli. Ama bu süreçte herkes herkese saygı göstersin. Evet. Bu arada Galatasaray'ın bir paylaşımı daha var. Onu da birazdan ekranlara getireceğiz. Detayını söyleyeyim. Arkadaşlarımız hazırlamış hatta. Eğer hazırsa Tolga, Galatasaray'ın hafızalarınızdan silemeyeceksiniz ve bir beyin emojisi koymuş, MR makinesi vesaire. O beynin içinde hangi görüntüler var? Gerçekten enteresan yerlere gidiyor. Bu gece herhalde bu paylaşımlar bitmeyecek. Evet. Bu sosyal evet. Medya. Hadi gelsin şey ekrana. Şimdi bir MR cihazı. Orada işte doktor beyin kontrolü yapıyor. Soldaki veya sağdaki duvarda ne var? Sonrasın bayrak dikmesi. Bu Galatasaray'ın resmi paylaşımı sevgili seyirciler. Hani onu bir kez daha belirtelim. 12 Mayıs'taki maçta bu da Galatasaray'ın kupa kaldırması. Ali Koç'un sesi de var. Ali Koç'un, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un sesi kullanılmış. Bir kez daha gelsin ekrana. Tamam, dinleyelim. O stada, o tünele girince soldaki veya sağdaki duvarda ne var? Bizim stadımızda dikilen bayrak var. İkinci duvarda ne var? 12 Mayıs'taki maçta kupaları almaları var. Abi bu Galatasaray'ın sosyal medyası, çok da sevdiğim arkadaşım, kardeşimiz çok güzel işler yapıyor abi. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bugün ama bayağı bir... Ama biraz daha dikkat etmek lazım. Kalp evet. Kırmadan, sen dediğin gibi güzel böyle... Kutuplaştırmadan. Yani evet. Mizah yapacaksın tabii ki, kızdıracaksın da. Bu da güzel bir paylaşım, bunda evet. Bir şey yok. Torreira, Icardi, Muslera... Bu göndermeler Ali normal, çok doğal göndermelerdir. Yani ama dediğim gibi hepimiz... Güzel güzel çalışıyor, iki taraf onu kabul ediyorum. Bazen atlıyorlar, hızlı ilerliyor. Yani cevap vermek zorunda kalıyorsun yapılana. Bu yoğun mesai var anladığım kadarıyla iki kulüpte de. Ama mesela buradaki, daha önce ben bir paylaşımını eleştirmiştim. İşte Ali Koç'un, Dursun Özbey'in basın toplantısı, onun sesleri ve sonra Galatasaray logosunun çıkması yanlış bir mesajdı. Yani iletişim açısından yanlış bir mesajdı. Ben olsam hani yapan kişiyle yollarımı ayırırdım, ayrı bir konu. Burada da evet, yani bu görüntüler var, doğru. Bu görüntülerin doğru olduğunu da kabul ediyorlar. O zaman kendi evinde de sevinilmesine izin vereceksin abi. Hani ben, bunlar yaşandıysa rakip takım sahasında, sen de kendi evinde sevinirken gidip bayrağı indirmeye çalışmayacaksın. Evet, Fenerbahçe'den de tabii bu tarz eleştiriler geliyor. İki tarafta da işte istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Bu arada bu uyuma paylaşımının üstünde ellerinde bir şey kalmaması sevindirici çok yazılıyor. O şurada. Bu da hani bir ara Mert Hakan'ın Galatasaraylı bir yöneticiye yazdığı iddia edilen mesaj, hatırlarsınız. Mert Hakan'ın paylaşımını da verebiliriz. Bu arada Trabzonspor da işin içine girmiş. O hazırsa Tolga, Trabzonspor'un paylaşımını bir gösterebilir misin? Evet. Çünkü sizde haram çok şeklinde bir cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye. Yani herkes şu anda buraya dahil oluyor. Herkes etkileşime dahil oluyor. Yani... Fenerbahçe'den 33 puan fark yemiş bir kulübün bu saatte paylaşım yapması bana garip geliyor. Açıkçası onu söyleyeyim. Yani burada çekişme kimle kim arasında? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Mesela Fenerbahçe, Trabzonspor kupada finalde kaybedince kalkıp Trabzonspor'la ilgili paylaşım yapmadıysa burada da yapması biraz bana garip geliyor. Trabzonspor camiası da değerlendirsin. Sonuçta 5 yerken tribünlerde horon tepiyorlardı. Kendi bilecekleri bir iş. Eğer bir takımın, herkes herkesin kardeşi olsun ayrı bir konu. Ama bir takımın maşası veya kardeşi olacaklarsa bu yol doğru yol. Ama Trabzonspor camiası bence çok daha önemli, büyük, daha büyük başarılara imza atmış bir camia. O yüzden bu camiayı küçülten paylaşımlar bunlar. Eğer Fenerbahçe ile çekişme olsa okey, hiç sıkıntı yok. Biz Perşembe akşamı Serdar Sarıdağ'la birlikte Türkiye Kupası finalindeydik.
Maç sonrası ne kadar güzel görüntüler vardı. İki takım da koridor yapıp birbirini alkışladı. Evet. Trabzonspor Beşiktaş'ı alkışladı. Beşiktaş Trabzonspor'u alkışladı. Mesela ne güzel görüntüler vardı. Hani aslında centilmenlikte de örnek davranışlar sergileyebilen bir kulüp. Hocam maçtan önceki basın toplantısı Necip, kaleci Uğurcan, Abdullah Hoca, Serdar Hoca. Biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray'ı bir araya getiremedik ya. Necip'i tebrik ediyorum biliyor musun? Efendim? O kupayı aldı ya fotoğrafa girmek isteyen büyük ekşinin elinden. Alıp uzaklaştırıp kaldırdı. Tebrik ediyorum Necip'i. Necip? Abi bizdeki bu fotoğrafa girme arzusu nedir ya? Necip'i bir kez daha kutluyorum. Bu Florya canlı. Oo bir dakika. Öyle yıkılıyor. Şimdi Galatasaray uçağı kalkacak. Ya. Yani ne zaman? Süreş. Herhalde bir 2'de Galatasaray İstanbul'a iner. İşte 2.30-3 gibi orada olurlar. Florya'da hani var ya sabaha kadar buradayız. Sivaslıca abimiz demişti. Herhalde öyle. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız. Ya, tabii yarın da bir kutlama var biliyorsun. Statta yapılacak kutlama. Hı-hı. 19.05'te başlayıp 20.45'te kupa kaldırma törenine kadar gidecekmiş. Saatini bilmiyorum. 8.45 mi 19.45 mi? 19.05'te başlayacak konserler işte vesaire, coşkular, şarkılar, türküler. Ondan sonra 20.45'te de kupa kaldırma. Her futbolcu yine kendi şarkısıyla çıkacak. Mesela Ümit Karan hangi şarkıyla çıkmak isterdi bu sezon çıksaydı? Al koynuna beni Karan. Güzel. Hakan Peker'in şarkısıydı değil mi? 90'lar. Evet, Mert Hakan'ın paylaşımı vereceğiz. Peki verelim sonra yine bu Florya'daki coşkulu kalabalığa bir şöyle dönelim sevgili seyirciler. Ben de hemen şöyle bir Mert Hakan'ın... Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bazı oyuncuları kadrodan ya da gözden çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Şu an... Bir tanesi de gözüküyor. Evet, bu arada hemen okuyayım. Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık. Ama bazı engeller vardı, aşamadık. Çamurlu sahalardan geçtik ama hiç kir içinde olmadık. Şeref kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar Fenerbahçe. Fotoğrafı da geçen haftaki derbiden Galatasaray'ın stadından, Rams Park'tan. Ümit Karan bir kere daha bununla ilgili yorumunu alayım. Mert Hakan dedim bak şu arada duruyor görüyor musun? Bak o arada kalabalığın içinde şu an. Çocuk şampiyonu görmek istiyor. Normal gelmiş oraya. Bak orada bak orada. Buradan gördün mü? En çok bağıran o galiba bak biliyor musun orada? Bir şey söyleyeceğim. Güney'e bu kadar yüklenilmiyor mesela. Hayda. Hakemi çekti içeri. Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi. Ne oldu Güney'e? Sana göstereyim arkadaşlarımız ekrana verince. Onu gördüm. Evet arkadaşlar. Daha güzelini yapmışlar da onu toparlamışlar. Evet Galatasaray'ın son bu fal paylaşımını da Tolga'cığım onu da bir rica edeyim. Bu ara Hasan Kabze kardeşim doğum günüydü. Tebrik ediyorum oğlum. Aa öyle mi? Evet evet. Hasan Kabze'ye de buradan çok çok selamlar. Doğum günü kutlu olsun. Evet Florida'daki görüntüleri görürken bir yandan da hani... Takip etmesi o kadar zor ki. Oradan paylaşım, buradan hayır, paylaşım. Hayır, yetişemiyoruz da Onur. Sen de oradan bakıyorsun. Bilgisayar var. Yani, ben sen, orada bak. Sana zaten sürekli telefon geliyor bir yerlerden. O zaten hiç bakmıyor. Kapattım. Yusuf'un şarjı. Şarja takmış. Şarjı taksanız oğlum. Ben de açık abi. Şarjı bitmiş. Bizde kaçmak yok abi. Heh. İşte fala inanma, kupasız kalma şeklinde... sarı lacivert giyinmiş bir falcı elinde küre. Kim oldu bu? O astrolog hanımefendiye herhalde ithafen yapmışlar. Ama az önceki peki hiç bir tanesi tutturmaması? Beşiktaş'ı tutturdu ama. Beşiktaş tutturmuş. Tamam da 10 tane ben de atarım bir tane tutar. Tabii canım. Doğru. Yani bir şey söyleyeceğim. Senin söylediğin az önceki şey bazı önce Mert Hakan'la yolları ayırması gerekiyor şampiyon olmak için dedin de. Ya ben buna hani anlıyorum. Mert Hakan'ı çok sert eleştirmek isteyen olabilir. Bu da yani başka camialarda nefret edenler de olabilir. Buna da varım. Sıkıntı değil. Ama Fenerbahçe bir maç uzağındaydı şampiyonluğun. Yani ben bunun pek Mert Hakan'la alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Mert'e gelecek, sorabilir miyim? Sen sözleşmesini uzatır mısın? Bunu daha önce geçen hafta konuştuk. Hatta Mert Hakan da gönül koymuş söylediğime. Ama hala aynı fikirdeyim. Ona da anlattım çünkü. Ben olaya... Az önce duygusallık meselesine Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından
Sen var mıydın bilmiyorum. Yok, ben... Kerem'in açıklamalarına girdik. Burada dedim, ben futbolda duygusallık diye bir şey yok. Bu kadar profesyonel seviyede yapılan bir spor. Bu rakamlarda. Evet, bu rakamlarda duygusallık falan hikaye. Kimse kimseye anlatmasın. O yüzden benim, ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak cevap vereyim. Hani bir yorumcu değil ama bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Ben şöyle bakıyorum olaya. Benim takımımdaki oyuncular bana ne kadar katkı veriyorlar? Saha içi katkısı olarak bakıyorum. Mesela bu az önce önümde açıktı. Tadic'in, Şimanski'nin, Dzeko'nun, İrfan Can'ın skor katkısı. Olağanüstü bir skor katkısı var. Yani takım halinde belki de sezon, hani rekor sezonu olabilir Fenerbahçe açısından. İkinci oldun ama ya hepsi 20'li, 15'li sayılara ulaşmış. İkisi işte double-double yapmış vesaire vesaire. Şimdi bu adamların performansını değerlendiririm ben. Joshua King'le de ben sözleşme uzatmam. Bir kez daha altını çiziyorum. Yani Joshua King bana sezonun ikinci bölümünde hiçbir şey sunmadı. Sıfır ya. Şimdi uzatır mısın sözleşmesi bitse? Uzatmazsın. Zaten 12'ye düşecek mecbur yabancı. Şimdi Mert Hakan'ın yüklenilmesi diğer camiler. Mesela geçen hafta yaptı o tekme hareketi haricinde maç sonunda o kavga içerisinde. Bana göre gayri ahlaki, bak gayri ahlaki söylüyorum. Hiçbir şey yok. Armayı gösterdi. Sen de kızın. Arma. Gösterir abi Fenerbahçe arması. Yani ayıp bir şey yapmıyor ki. Kusura bakma da cinsel organını gösteren futbolcuları herkes gözünü kırpıyor, yumuyor. Onu çekme bunu çekme diyenlere hiç kimse bir şey söylemiyor. Ve ondan sonra armayı gösterdi, bizi tahrik etti. Olmaz abi. Olta yaptı, bizi tahrik etti. Olmaz. O zaman onu da eleştireceksin. Kusura bakma. Daha söyledim geçen hafta. Hangi Galatasaray yorumcusu çıktı? Ya bizim takımın basketbol oyuncusu böyle böyle şeyler yapmış. Hadi gönderin onu. Hani biz ahlak değerlerimize uymuyor. Kim dedi? Bir tane diyen olmadı. Bir tane diyen olmadı. Kusura bakmasın kimse. O yüzden bana ahlaki yönden Mert Hakan konusunda gelinmesine ben katılmıyorum. Çünkü siz kendi kapınızın önünü daha önce temizlemeniz gerekiyor. Ha, sportif anlamda bir kez daha söylüyorum. Hala da fikrimin arkasındayım bu arada. Ben olsam bana sahada sadece 10 maç verim verecek herhangi bir oyuncuyla sözleşme uzatmam. Yani Mia Zajc'la da uzatmam. Joshua King'le de uzatmam. İşte Fenerbahçeli kim olabilir? Serdar Aziz'le de uzatmam. Örnek veriyorum. Mert Hakan'la bu sezon ve hatta 4 sezon boyunca özellikle bu sezon fiziksel olarak çok iyi başlamıştı bu arada. Sakatlandıktan sonra bir türlü geri dönemedi. Şimdi İsmail Kartal'la da ben aşırı profesyonelim bu konuda. Kimseyle de duygusal bir ilişkim yok. Ben futbol dünyasında arkadaş da aramıyorum bu arada. Hani öyle bir ihtiyacım yok. Yani arkadaşız ayrı bir konu ama öyle bir arayışım yok. Çünkü benim sosyal hayatım çok farklı yani. Arkadaşlarım normal kazançları olan, anlatabiliyor muyum? Normal yerlerde yemek yiyen insanlar. Öyle yani, ben öyle bir aileden geliyorum zaten. Benim gibi arkadaşları yok mu? Evet, evet. Serdar abi gibi arkadaşları yok. Cape Town. Ya da Ümit Karan kadar tanımlı. Sen gelmedin mi ya Saint-Tropez'den falan? Yok yani, abi, bugün hiçbir gelmiyor. Öyle pamalara çıktılar herhalde. Öyle bir arayış içerisinde olmadığım için de kimseye, mesela arkadaşım olsa da çalışıyor bu sektörde çalışanlar, onları da en sert şekilde eleştiririm. Çünkü ben arkadaşımı da o gözle bakarım. Profesyonelim abi. Ben iyi anlaştığım kişileri de eleştiririm. Bak, Ümit Karan bugün teknik direktör olsun bir yere. Kötü bir sezon geçirsin. Onu da eleştiririm. Hani arar beni belki, niye bu kadar çok eleştiriyorsun der. Yok, gerçekten bizim zamanımızdaki eleştiriler çok sertti. Bakma şu an futbolcular çok rahat. Doğru söylüyorsun. Çünkü neden biliyor musun? O kadar bahane üretmekte o kadar kolay kozlarımız var ki. Evet, futbolcu abi der ki hakem kötüydü. Öbürü diyor işte yönetici hoca diyor, hoca diyor işte yönetici parasını ödemedi. Yani biz futbolcular o kadar rahat bir süreçten geçiyor ki son 1-2 senedir özellikle bu hakem hatalarıyla beraber hiç kimse futbolcuları konuşmuyor. Gerçi sizde de sosyal medya yoktu. Orada yoktu biraz rahat ama abi bir şey. Bizde günde 8 tane gazete çıkıyordu. Kapat abi. Gazeteler vardı. Kapat, bizde gazete çıkıyordu. Sosyal medyaya bakma zorunluluğu. Bakmasan da işte gösteriyorlar. Göstermesin abi. İlla bir arkadaşın geliyor bak sana ne demiş. O benim arkadaşım değil demek ki. Ben o benim arkadaşım değil. O da var değil. Doğru. Abi Fenerbahçe futbolcu Pendik maçı sonrasında dayak yedi ya çıkışta. Ya kusura bakmasa sosyal medyada iki tane küfür edildiğiyle o aynı değil yani. Kusura bakmasa aynı değil. Daha o katılıyorum. Yani, o da doğru bir şey doğru değil. Doğru bir şey değil. Ama o dönem daha sertti. Tribünlerde daha sertti. Daha acımasız davranıyordu. Sürekli ya bir tane iki hafta gol atamıyordu Ümit Karan, hemen beste yapılıyordu. Niye tabii gol atamıyorsun diye. Tabii. Ya bu iş böyleydi. Örnek yani senin üzerinden veriyorum ama yanlış anlama. Bu forma kutsal nasip olmaz herkese diye hemen bağırdılar. Herkese yapıyorlar. Bütün takımlarda yapıyorlardı. O yüzden ben duygusal yaklaşmıyorum. Söylediğin şey tamamen sportif olarak bakıyorum. Fenerbahçe'nin 25 kişilik bir kadrosu var mı? 25 kişi de verim sağlayacak. Ben ona bakarım.
O yüzden bu bağlamda uzatmam. Ama eğer diyorsan ki Fenerbahçe'de işte Mert Hakan şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan, o Fenerbahçe camiasını ilgilendiren bir konu. Onlar onu değerlendirirler. Belki çok memnunlardır. Altyapıdaki oyuncularla ilişkisi bildiğim kadarıyla çok iyi. Samandıra'da da sevilen birisi. Bonucci bile seviyor yani. En sevdiği arkadaşlarından bir tanesi. İlginç bir adam Mert Hakan, onu söyleyeyim. Ama nihayetinde ben performansa bakarım arkadaş. Ben İsmail Hoca için aynı şeyi söylüyorum. 99 puan, 99 gol. Abi var mı böyle bir sezon ya? 99 puan, 99 gol. İzim Ümit Karan sezonu. İzim'de Fenerbahçe için. Ümit Karan'ın numarası. Tabii İzim'de der. Akıllı. İzim'de. Bir gol daha atsak yine 100 golü aşacaktık ama İzim, nihayetinde... İzim'i sürdürüyorlar. Sezonda şuna bakarım. Sıfır kupa. Yani geldiğin zaman netice sıfır kupa. O yüzden değerlendirmeyi yaparken ben duygusallığa, yok şöyle iyi insan, şöyle kötü insan, şöyle yaptı, böyle yaptı, ben onlara bakmam. Gayri ahlaki bir mesele varsa onu hepimiz tartışalım. Yaptıysa Mert Hakan bir el kol hareketi veya atıyorum işte çocukları yanlış etkileyecek bir hareket, onu tartışalım. Ya ben söylediğim zaman kızıyor Galatasaraylı taraftarlar. Icardi'nin meselesine haftalarca montaj denildi. Okan Hoca da çıktı montaj dedi. Yöneticiler de çıktı montaj dedi. Ama savunmasında montaj diye savunma yapmadı Mauro Icardi. Yani gitti oradaki ceza alacağı duruşmada. Aldı değil mi? Evet, savunma itiraz edilmedi sonra. Böyle savunma yapmadı. Demedi yani bu montaj, ben kabul etmiyorum bu görüntüyü demedi Mauro Icardi. İsterlerse sorabilirler. Evet, Osterwolde benzer bir hareketten bir maç aldı. Yapmaması gerekiyor. Icardi yaptı, bir maç aldı. İşte benzer görüntüleri daha fazla devam ettiren bazı oyuncular vardı. Onlar zamanında 4-5 maç aldı. Bu arada şeyi de çok soruyorlar. Şimdi sıralama belli oldu, ne olacak? Sevgili seyirciler, lig şampiyonu playoff oynayacak. Galatasaray bir tane playoff oynayacak. Rakibini elerse Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe ikinci ön eleme turundan hiç başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde. İki tur oynayacak, bir playoff, toplam üç takım elemek zorunda. Yanlışım yoksa şöyle oluyor. Birinci turu geçti takdirde veya birinci turda elenirse Konferans Ligi'ne kalıyor. İkinci turda elenirse Avrupa Ligi'nin playoff'una kalıyor. Tabii, üçüncü turda elenirse Avrupa Ligi'nin gruplara kalıyor galiba. Hı-hı. Yanlış bilmiyorsam evet. Öyle. Elenmediği takdirde işte devam ede giderse şunu söyleyeyim. Beşiktaş kupayı aldı. Avrupa Ligi playoff oynayacak. Playoff. Elenirse işte... Konferans Ligi'ne otomatikman katılacak gibi durumlar var. Şimdi tabii Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel... Galatasaray direkt gitmeyecek mi? Yok, Galatasaray önümüzdeki sezonun şampiyonu direkt gidiyor. Pardon, Galatasaray bir playoff oynayacak. Şimdi orada da tabii umarız kolay iyi bir rakip gelir. Fenerbahçe'ninkiler belli galiba rakipler, muhtemel rakipler. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın bazı muhtemel rakipleri belli. Onu da tam netleşince böyle yarın daha bir... Galiba inşallah hepsi bulutlara kalır. Rangers ve Brest galiba Fransa'dan. Yani güçlü takımlar var ama yine de hani Fenerbahçe'nin bu kadro yapısını koruması gerekiyor. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidilmek isteniyorsa buraya yapacağın 2-3 takviyeyle gidebilirsin bence. Bir şey söyleyeceğim. Yeni kuralda nasıl olacak bu yabancı kuralda? Bak çok... O da var. O da netlik kazandı mı? O da belli değil. Kazandı. Federasyon seçilmezse yeni federasyon değiştirebilir belki. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani, bir kere sen şimdi bir kere oyuncuda elindeki oyuncuları gözden çıkartacaksın. Sözleşmesini bitirmen lazım. Hayır. Maliyet arttırıyor. Tazminat davası mutlaka açacaklardır. Özellikle evet. Yabancılar direkt biliyorsun ona direkt FIFA'ya gidiyorduk. Bir ay içinde alıyorlar parayı. Tabii. Yani kuralı garanti. Kuralı bu sezon değiştiremezsin. Çünkü 18'inde seçim. Ya farz edelim ki Fenerbahçe üzerinden, Galatasaray üzerinden gidelim. Sergio Oliveira'yı tutmayacak değil mi Galatasaray örneğin? Belki tutacak abi, kural değişecekse. Yani nereden biliyorsun? Ya Fenerbahçe elinde Joshua King'i tutmayacak değil mi? Belki tutacak. O yüzden değiştiremezsin. Yani adam belki göndermiş olacak tutabileceği bir oyuncuyu. Ondan sonra diyeceksin ki abi biz kuralı değiştirdik tekrar. O yüzden gelecek sezon belli ki 12 tane yabancıyla oynanacak. Ben çok değişeceğini bak düşünüyorum. Demin saydın, işte o playoff oynayacak, o ön eleme oynayacak, 3 tane maç oynayacak, şu olacak, bu olacak diye. Demin saydın Onur. Bizim Avrupa'yla zaten aramızdaki makas öyle bir açıldı ki, korkunç bir derecede. İçeride senin demin az önce verilen görüntülere, o kavga görüntülere bakıldığında, ya bizde böyle bir tehlike varken artık bu kavgadan bir sıyrılıp buraya daha doğru kenetlenmek lazım. İnşallah bütün takımlar gruplara kalır.
Galatasaray, Fenerbahçe iki Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olsun isteriz tabii. O da kalmayan şampiyon oluyor aslında. Kalmayan da şampiyon oluyor Türkiye'de. Yani erken elenen kalmayan evet, şampiyon. Evet, Avrupa'da ne elenen? En erken elenen, yarıştaki en erken elenen şampiyon oldu. Galatasaray geçen sene Avrupa değildi şampiyon oldu. Bu sezon ama erken nasıl kuruyorsun o kadroları? Hani her sezon başı ne diyorlar? Dört kulvarda varız, üç kulvarda varız. Sarf etti. Yok, olabilir. Ama nihayetinde hani iki maç eksik oynadın. Ben o Avrupa... Şimdi yarın şampiyonu kutlamasında iki kupa mı yan yana duracak? Süper Kupa'yı da alacak mı orada? Herhalde alacak diye biliyorum ama ikisini Süper birden... Süper Kupa kaynadı aradı. Vermeyecekler galiba size. Kupayı ne yaptınız ya? Hayırdır? Galiba onu size vermeyecekler. Hayırdır ya? Hakikaten. Arada kayboldu. Vallahi ben şaka gibi ya. Hakikaten kupadan ses yoluk yok. Ya belki hatıra olarak saklamış olabilir. Şimdi elindeki yok, hayır, kupayı alıyorlar. Riyad'da depo yarın kaldırılacakmış. Net bilgiyi vereyim de. Belki evet. Bu da bana kalsın demiş olabilir. Şimdi federasyon başkanlığından ayrılacak ya. Yok, ona kupa, ona İki kupa ona birden kaldıracak. Ona kimse kalsın. Kupa vermez Türkiye'de. Belli mi olur? Belli olmaz abi burası. Türkiye bilip takımı kazanabilir belki kupa. O kupa onun olur değil mi? Belli bizim olmaz. Bizim kupamız zaten. Eve mi götürecek onu? Ya Avrupa Şampiyonası'nı alalım da kim... Kaldırırsa kaldırsın yani. Yok, yok. Tabii, Avrupa şampiyonasını alalım ve oyuncular kaldırsın teknik direktör. Ha, tabii. Sıra bakmasın. Tabii canım. Tabii tabii. Yani kimse öyle mesela kendine pay çıkarmasın. En yakın kupa töreni olduğu için söylüyorum Beşiktaş'tan. Zira Türkiye Kupası'nda orada Hasan Arat'ı bir videosunu gördüm tabii sosyal medyada. Hani fotoğrafa girmiyor musun falan diyor. Yok diyor. Orada diyor futbolcular ve hoca olacak. Çok güzel davranmış. Tabii. Öyle olması lazım zaten. Yok, paylaşımlarda da zaten ben Sergen Hoca'nın şampiyon yaptığı seneki fotoğrafı hatırlıyorum. Futbolcular arka planda kaldı ya. Sergen Yalçın şöyle sol üstte kenardaydı. Evet, evet, bütün yöneticiler falan. Tabii ki hani... yani o başka bir fotoğraf. O genel fotoğraf yani maç sonrası. İyiydi abi. Ama orada ön planda olması gereken. Ya bu ülkede Roberto Carlos'a niye terlik giyiyorsun diye kızdılar törelde. Adam futbolcu tabii ki terlik giyecek maçtan sonra. Terlik giyiyor futbolcu. Evet. Anlatabilir miyim? Yani orada yöneticinin ne işi var denilmesi lazım. Roberto Carlos oraya smokingle gelmeyecek ki. Bu arada, adam futbolcu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tweetini, tebrik tweetini bir ekranlara getirelim. 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum şeklinde bir paylaşım yapmış sevgili seyirciler. Fenerbahçe Trabzonspor'a cevap vermiş. Fenerbahçe'de Trabzonspor'a cevap verdi. Kurulan ittifaklar gece mesaisinde diyor. Oo, onu da o kim zaman verdi cevabı? Onu da o zaman hemen bir Trabzonspor'a. Ekrana getirelim. Ben de şöyle bir bakayım. Fenerbahçe Trabzonspor'a yanıt verdi. Kurulan ittifaklar gece mesaisinde ve şöyle bir emoji, aşağıyı gösterme emojisi. Trabzonspor'un tweetini paylaşalım. Trabzonspor'un çünkü sizde haram çok şeklindeki paylaşımına. Bu böyle herhalde sabaha kadar bu iş sürecek. Galatasaray taraftarı Florya'ya akın etmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Bayağı bir doluyor. Müthiş bir şampiyonu kutlaması olacak. Onu da söyleyelim. Ya sabah 5 bulur. Bulur mu? Bulur bulur. Şimdi takım şimdi... İki de gelse İnse İstanbul'a... Şu an mesela uçak kalksa bir saatte sen... Orada... Tolga uçak nerede? Siz bulursunuz bak onu. Bu iş... Uçak değil mi? Türk Hava... Bak Tolga'nın hoşuna gitti. Türk Hava... Hemen canlandı Tolga. Uçak buluyoruz da Türk Havalı uçak bulamıyor maalesef. Bak, o kızı, da ayrı. Kadınları en sevdiğimiz, en gurur en başarılı branş. En gurur duyduğumuz kadınları 14 saatlik yolculukta 1.96'na... Abi ben yaptım daha önce onu. Ekonomide hiç yapılacak iş değil. Yani bir takımı, evet. Bir voleybol takımını neden bu yolculuğu eziyet ettirirsin? Neymiş? Biz biletleri satmıyoruz. Bir tane uçak kaldıramıyor musunuz ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada hem federasyon hem Türk Hava Yolları'na sesleniyorum. Yani siz... İkisi birbirine cevaplaşmış. Ya veriyor, ne veriyor? Biletleri biz. Ya kardeşim bilet olmazsa uçak kaldıracaksın. Nedir? Burada Almanya maliyeti uçağın 30 bin dolar gitmesi. Amerika'da 50 bin olsun. Gidiş geliş 100 bin dolar ya. Ya bir uçak mı kaldırabiliriz? Gerekirse bir tane iş insanı verir. Ya bu kızlar bunu mu hak etti? Yani şu kızlar bunu hak etti mi ya? Yok olur mu öyle bir... Türkiye'nin en başarılı branşı. Abi böyle bir şey yok. Bir de o kızlar öyle bir mesaj attı diye kızlara yüklendiler. Ben utandım fotoğrafları görünce ya. Kızlara da yüklendiler. Niye böyle mesaj atıyorsunuz falan diye. Ne yapsın ya? Yani onların bunların haberi yok herhalde. Bazen işte böyle denizi geçip derede boğuluyoruz. Ama herkes onların fotoğrafının paylaşmasını bilir. Evet. Aynen. Ne oldu? Fotoğrafı paylaşıyorsunuz.
Bunları mı hak ettik ya? Ama yani hocam orada anında bir çözüm bulunur, bulunması gerekir. Ben olsam bir dahaki kupa kazanışında şey paylaşırım. Filenin ekonomik sultanları diye. Ben öyle yazık paylaşırım ama, abi. Yazık ama günah ayıptır ya. Filenin ekonomik sultanları. Ya ayıptır biz neden? Ya biz yabancıyı getirip filmde oynatıyoruz ya. Doğru doğru. Jose Mourinho'yu getirdik az önce. Evet. Biz yabancıyı gelip Türk Hava Yolları filmlerinde oynatıyoruz. Siz ne anlatıyorsunuz korkunç abi? Korkunç bütçeler onlarda. Ya. Tamam olur tanıtılır. Kabul. Abi bu işe bir çözüm bulmak ama gerekiyor. Ama bunu bu çözüm bulunmalıydı. Bilet. O krizi yönetmek çok önemli hocam. Senin dediğin doğru. Ya tamam federasyon 3 gün önce söylemiş ama 9'ların... Yok yok federasyon cevap verdi gece ben baktım. Ne diyor federasyon? Onlar da bizim bilet hakkımız genelge gereği işte business bileti alma hakkımız yok. Upgrade için başvurduk ama işte karşılık almadık falan. Böyle karmaşık bir durum söz konusu. Ya bunu çözmenin çok basit bir yolu var. Türkiye'de Türkiye'nin en başarılı branşı bu değil mi? Yani hepimizin desteklediği. Abi voleybol ülkesi olduk. Yani göz bebeğimiz yani bu. Bu takım göz bebeğimiz. O yüzden hani bu takıma bir tane uçak ayarlamak, bilinçli insanını, bir sponsor da bulunur ya. Hani herkes de sponsor olur. Hatta kendi sponsorlarını aynen da öyle. Belki biraz daha bütçeye ayırarak bir özel uçak ayarlayabilirler. Amerika'ya gidiş çekilir gibi değil. Ben Şili'ye gittim 15 hani, saat. Bir 30, ekonomide. 1.50 boyun olur. Anladın mı? Sığarsın. Abi ben işte ya ben... Bunun 1.90 altında yok ki. İşte ben, aynen öyle. Ben 1.96'yım abi. Yani. 15 saat geçirdim ve gerçekten hiç geçirilecek şey değil yani. Çok üzüldüm. Heh. Vallahi çok üzüldüm. Geldi görüntü. Neredeyim? Tahmini varış 1.40 geçe. Yani tam 1 saat sonra... Çıkışı 2... Hani uçaktan indin, uçağı boşaltın. Fotoğraflar falan filan. Tabii. 2'yi çeyrek geçe tamamen çıksan... Bir dakika, bir havalanda da seyirci gitmiştir şimdi. Tabii orada da karşılama. Yani, değil mi? Oradan da Florya'ya şey mi inecek, yavaş, yavaş 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 yavaş. Özel uçakların indiği İstanbul Havalimanı mı? Atatürk'e mi inecekler? Genel havacılık. Aa, doğru bir şey söyleyeceğim havalimanı. Ha şey gözüküyormuş burada. Yani, kargo uçakları iniyor. Atatürk'e inebilirler abi. Özel uçaklar. Yeni havalimanı İstanbul Havalimanı olarak gözüküyormuş. Ha, burada gözüken o ama herhalde gözüküyorsa değişmez. Yok, onu zaten o saatten sonra belli oluyor. 1.40'da uçak iniyor. Buradan Galatasaray taraftarına da haber vermiş olalım. Hani gitmeyi düşünenler vesaire varsa. Adrenalin o kadar yüksek ki şu an zaten uyumayı falan düşünüyor. Uyuyamazlar bence. Tabii canım. Ve sıkılmazlar da eğlenirken o hocam böylesine yolculuk nasıl geçer anlamazlar. Mi? Ne uyuması ya? Uyku girmez. Ne uyuyacaksın ya? Şu an tam keyif zamanı. Bu 3-5 gün sürer uykusuzluk. Tabii. Evet. Tatil sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmeyenler için. Tabii mutlaka şimdi yabancı oyuncular biletlerini almıştır. Yani kutlamadan sonra büyük ihtimalle çarşamba, perşembe birçok yabancı gider. Yani. Yarın öğleden sonraya kadar uyurlar. Oradan çıkıp herhalde yine bir üstü otobüsle... Bu arada uçaktan paylaşım var. Var mı uçaktan paylaşım? Ben şimdi görmeye başladım. Dursun Başkan da var, Dursun Özbek de var. Bakabilir miyim? Evet. Uçaktan bir selfie. Evet. Dursun Özbek de şampiyonluk tişörtünü giymiş. Onu da paylaşalım. O da Matrix seçimi de kazandı. Sayıyla, rekor sayıyla başkan. O hangi hesaptaydı? Galatasaray hesabı. Pardon. Bu bir haber portalında gördüm de. Tamam. Muhtemelen Galatasaray'dan aldılar. Evet. Bu arada Merhaba Şampiyonlar Ligi. Okan Buruk Matrix değil mi bu? Matrix filmi. Okan Hoca'nın paylaşımı. Evet. Okan Buruk'un paylaşımı. Onu da ekranlara getirelim. Tekrar uçağa dönmek gerekirse Galatasaray taraftarı şu anda hem havalimanında hem Florya'da takımı bekliyor sevgili seyirciler. Ve saat 1.40 geçe uçak İstanbul'da olacak. 2 çeyrek geçe çıksa işte yavaş yavaş orada yollar da tıkalı. Saat 3'te... Gelirler canım o kadar da. Yani evet. Hani maksimum 3 diyelim. Maksimum 3'te takım Florya'da olur gibi geliyor bize. O bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Uçaktaki selfie'yi birazdan arkadaşlarımız ekrana getirecek. Şu an Florya'ya giden yolların hepsi kapalı. Bakayım. Oo. Evet, bayağı bir koyu kırmızı. Ben bir eve gidişte yollara bir bakalım Serdar abi. Bizim nereden gitmemiz gerektiğine bir bakalım. Yok size... Siz... Trafik yani, karşıya geçiyor. Karşıya geçiyor, karşıda kimse yok. Yok onu değil mi? Karşıya geçene kadar sen. Karşıda kimse yok. 15 dakikaya evdesin sen. Karşıda. Vay be Ümit abi. Ya. Çok. Bu arada gelirken sıkıntı yaşadık. Yani Allah'tan araba çok zamanında geldi. Ben bugün kanala geçmeden, ama kanala geçmeden. Ama şampiyon olsaydı biz gidemezdik karşıya. E5'ten gidiyorum. E5'ten tam Mecidiyeköy, işte Çağlayan yoluna döneceğim. Bir baktım Fenerbahçe bayrakları satışa çıkmış. Çocuklar bayraklarla
Sokakta satarlar ya. Hı hı. Allah Allah, ben yıllardır bayrak görmedim dedim. Bunlar nerede bu Mustafa? Bugün şampiyon olma ihtimalleri vardı hocam, öyle değil mi? Abi, sen şey bugün o penerinde gelmeyebilirsin. Bayrak alanını görmedim. Bir de bize o sadece kadar bayrak satanı gördüm. O kadar penerinde gelemeyebilirdin bugün de. Fenerbahçe bayrağına o kadar uzak kalmışsınız ki geçen hafta almaya çalışıyordunuz abi sen maç. İşte biz alışık değiliz. Onu diyorsunuz bak. Biz alışık değiliz. Bize taklitlerden hoşlanmıyoruz. Taklit falan değil canım. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Evet. Ama nihayetinde şu. Yani Bağdat Caddesi'nin paylaşım atışmaları stüdyoya da yansıdı. Ya bizimki o kadar seviyesiz olmaz. Yok. Tabii canım. Tabii. Bizimki de. Ama nihayetinde şunu gördüm. Gerçekten. Zübit Hoca'yı burada tebrik ettik. Serdar abiler de geldi. Biz şeyden tam stadın önünden okulun karşısındaki yoldan E5'e bağlandık. Birçok fena, çok kalabalık zaten. Bizim orası hep kalabalık oluyor Fenerbahçe maçlarında. Ben Kadıköy'de hem stadın çok yakınında oturuyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Kavga çıktı mı aranızda? Öyle bir şey oldu maç esnasında. Yok, kavga çıkmadı. Yok değil mi? Yok, yani yok. Ben oyuncular alkışlandı. Maç sonrasında yönetime tepki verenler oldu ama. Evet. Ama normal yani. Dışarıda o da Kadıköy'deki polisin görüntüleri de canlı olarak vermiş. Onları da verdik. O da olacak abi sonuçta. Kaybetmişsin yani. Herkes de alkışlayacak diye bir şey yok. Yani tepki veren senin de olabilir. Senin kurduğun cümle çok önemli bir cümle. Şunu dedin ya, gönüllerin şampiyonu diye bir şey yok kardeşim futbolda. Yok abi, şampiyonluk vardır yani. Bir şampiyon var. Tarih onu yazmıyor işte. Yazmaz. Evet. Yani mesela 82 Dünya Kupası gönüllerin şampiyonu, belki ben Brezilya'nın olmasını isterdim. Anlatabiliyor muyum mesela? Olmadı yani. Veya işte ne bileyim, 98 Brezilya çok konuşuluyordu. Ben Fransa'daydım. Tabii Fransa'nın şampiyonuna sevindim ama o takımın dünya şampiyonu olmuyor. Yani bunların hepsi güzel takımlar. Fenerbahçe çok güzel bir takımdı bu sezon. Gerçekten saha içinde keyif verdiği onlarca maç vardır. Nefis orada oynadı. Yılın o adamını seçmedik. İrfan Can bence ve gerçekten İrfan de alkışlıyorum. Nedenini de söyleyeyim. Geçen sezon o uçurumun eşiğinden döndü. Yani futbolda hani az önce Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri açısından bazı şeyler söylemiştik. Düşüşe geçtiğini ifade etmiştim. Fenerbahçe, Başakşehir, Ankara Gücü, kulüp düştü. Yani çok parlak bir görüntü değil. Oradan tekrar sıçraması lazım. İrfan Can Kahveci de geçen sezon çok yuvalanıyordu. Saha içindeki performans tartışmaya çıktı. Sinirlendiği zaman çok kolay kart görüyordu. Derbide kırmızı kart gördü vesaire. Onların hepsini mental olarak çalışmış ve bu sezonun en istikrarlı oyuncusuydu belki de Fenerbahçe'de. En istikrarlı. Bu sene İrfan Can bir de seyirciyle çok uğraşmadı. Evet, evet. Seyirciyle de uğraşmadı. Hakemlerle çok uğraşmadı. Geçen evet, sene bunlar yaptı. Bu sene işini yaptı hakikaten. Hocam işine odaklandığınız zaman bu şey yapınca demek oluyormuş bu işler. Burada doğru söylüyorsun. Hem oyuncuya yazar ama hani hep eleştirdiğim ama bunlar var. Acaba bir de yönlendiren İsmail, var mıdır? İsmail Kartal'a da yazar. Çünkü ben biliyorum az çok. İsmail Kartal'la çalışmayı seviyor. İrfan Can ilk geldiği dönemde de İsmail Kartal'la çalıştığı dönemde iyiydi. İsmail Hoca'ya da yazar. Mesela Jadon Osterwold'e bence İsmail Hoca'ya yazar. Jorge Jesus hiç faydalanamadı. Jadon Osterwold'den iyi bir oyuncu yarattı. Bazı artıları var. Şimdi muhasebe dönemi Fenerbahçe için biraz sert geçecek. Yani şimdi yarından itibaren seçim gününe kadar Fenerbahçe'de karşılıklı atışmalar olacak. Aziz Bey'in de Ali Bey'in de sert açıklamaları olacak. Ben iki basın toplantısına da gittim. Çok tarih var da. Fotoğraf geldi. Seçime, değil mi? Evet. Fotoğraf geldi bu arada. Seçime kadar çok zaman var. Yani var. Burada ben size kulübe zarar vermez mi sence? Ya vermeme ihtimali yok. Ben hep söylüyorum zaten. Ya şimdi mesela Galatasaray yönetimini seçti. Şu an transfer görüşmeleri başlayabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Olayları tırmandıran bence oy kaybeder. Hatta seçimi de kaybetme noktasına gelir Fenerbahçe açısından söylüyorum bunu. 30-31 olarak öngörüldü. Çoğunluk olmazsa 8-9 Haziran. Hani yine 9'dan sonra yine başlayabilirsin. Çünkü teknik direktörlerle görüşüyorlar. Hazır. Onlar da muhtemelen hedefledikleri isimler vardır ama ya iki taraf da çok önemli sözler veriyor. Yani birisi diyor ki ben şampiyon yapmaya geliyorum diyor Aziz Bey. Şampiyon yapmaya geliyorum demek ilk sezon yapamazsan gidersin demek. Anlatabiliyor muyum? Çok ağır bir söz çünkü. Ali Bey de diyor ki şampiyonluk sözü vermeyeceğim bir kadro kuracağım diyor. Benim kafamda böyle bir söz şunu canlandırır. Şimdi bu kadro iyi değil mi Fenerbahçe'nin kadrosu? Benim kafamda şu canlanıyor. 10 numarada Dybala, forvette Lukaku, stoperde Ramos'un yanında. Ramos ayarında bir stoper. Ben öyle bakarım. Evet abi. Ama bu gelecek sezon için şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak bir kadro kuracağım diyor. Şimdi daha önce ufak bir uyarı kadroya baktığı bunlar, zaman şampiyon olur bu takım diyecek. Evet, bunlar önemli. Şimdi Bielsa ayarında teknik direktör getirileceğiz denildiğinde Vito Pereira gelmişti. Hayal kırıklığıydı. Batshuayi'yi çok seviyorum. İyi de oynadı. Hem ilk sezonda hem ikinci sezonda. Ama
olabileceğinin en iyisini getireceğiz forvette merak etmeyin diyerek Batshuayi gelmişti. O dönemde biraz hayal kırıklığı yaratmıştı ama bunu performansıyla örttü. Şimdi de kurulabilecek en iyi kadroyu kuracağız, şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak sözü benim kafamda veya Fenerbahçelilerin zihninde olabilecek en iyi yıldızları. Şu an boşa çıkan bir Hermozolar var işte, Savic'in sözleşmesi bildiğim kadarıyla bitiyor. İşte Lukaku, Dybala gibi hani önemli isimler var. O zaman kadro kurulduğunda Eylül'ün 15'inde mi bitiyor yine transfer dönemi o civarlarda? O zaman diyeceksin ki evet ya Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu bu diyebileceğim kadro olması lazım. Evet, şimdi Galatasaray'ın az önce uçaktaki paylaşımını göstermiştik. Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'la yan yana, Erden Timur orada, Metin Öztürk orada, Icardi orada. Efendim? Uçakta Wi-Fi var, biz kaliteli uçuyoruz. Sizde para çok demek ki abi. Evet. Çok bu arada kalabalık bayağı artıyor Florya'da. Tabii tabii gittikçe yani, doluyor. Ben sanıyorum yollar oraya bayağı kapanmış. Yani gidecekler elini çabuk tutsun. Benim çocuk varmış şu an oraya. Tıkanmıştım. Öyle mi? Florya'da mı? Etiler'de kutlama yapıyor. Motorla mı gidip geliyor abi? Yok vallahi gitmiş. Etiler, ya belli bir noktada inip arabayı park edip yürüyorsun. Maçı herhalde beraber seyredik. Yanımdan kaçtı Etiler'e gitti. Etiler'e bak Kasımpaşa şimdi da açıklama yaptı. Neyle ilgili? Ama nasıl bir açıklama? Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik ederiz. Bunun bu mesajı bütün kulüpler atmak zorunda zaten. Ben atmak lazım zaten. Evet, ben söylemeye çalıştım yani, bu. Kasımpaşa Galatasaray'ı tebrik ederiz. Yani şampiyonluğunuzu kabul Antep'de etmiyoruz diye. Hatay'da atması lazım. Tamam, Fenerbahçe üç büyükler aralarında atmıyorlar bunu. Atmıyor. Alkışlamıyorlar da onu da kabul ediyorum. O üç büyükler olmuyor. Atmıyorlar. Peki, yılın teknik direktörü Okan Buruk, kartını sana teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten uzun 4 kalsın, saatlik kalsın, bir tamam. Abi Meral Hanım'dan aldı ya geri burada verecek kim ya. Vardı? Yılın oyuncusu Icardi. Abi seneye bir daha. Kartlara inanmayın dedi. Orada da inanmayın dediler abi bana. Ama kartlar var. Hiç yalan söylemiyor. Ben abi kartlara bakmadım ki kalbimin sesini dile getirdim. Peki. Bizim kalbimizin sesi kötü. Burada da bir kart var. Biz kötü insan mıyız? Kalbin çok burada da Elif hazırlamıştı. Evet. Senin kalbin çok temiz. Mesela bak şeyi doğru bulmuyorum. Yanlış anlama. Bugün Galatasaray söylüyor ama Fenerbahçe olsa Fenerbahçe söyleyecek. İyiler hep kazanır söyleminin karşıtı nedir? Diğer 19 takım kötü. Kazanamadılar çünkü. Değil abi. Hani sen de iyi değilsin. Diğerlerinden daha iyi değilsin. Öbürleri de kötü değil. Yani bu işin bir spor olduğunu, neticede çok faktörün içinde barındırdığı, şans faktörünün de olduğu, hakem hatalarının da olduğu, bir sürü şeyin olduğu ve nihayetinde bir tane şampiyonun çıktığı bir oyun olduğunu da kabul etmemiz lazım. Buna daha fazla önem atfetmenin hiçbir anlamı yok. Yani Fenerbahçe açısından da yok, Galatasaray açısından da, Beşiktaş açısından da veya Trabzonspor. Biz o kadar önem atfediyoruz ki iş birbirini vurmaya, birbirini dereye, çayıra, atmaya, evet, nehre atmaya, birbirini dövmeye geliyor. Ben sizin kadar umutlu değilim açıkçası. Yani siz ilk bölümde çok böyle İşte düzeleceğiz, Türkiye çok güzel olacak, futbol herkes kol kola şampiyonluğu kutlayacak modundaydınız. O kadar da değil canım, o kadar da değil. Öyle bir şey demedim ben. O kadar demedik ya. Keşke hep böyle olsa, bundan sonra belki de bu bir akım olur, ben, düzelir ben diye düşünüyorum. Ben yeni nesilden umutluyum. Öyle olacağını ben de biliyorum. Olmaz. Peki, yarın o zaman şampiyonluk kutlamaları var. Ver coşkuyu, ver. Ümit Karan. İçeriden yolla. Gel, 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 ses. Rica edelim. 23.30'da görüşmek üzere. Yarın 23.30'da yine Ekol Futbol. Tebrikler Galatasaray. Galatasaray, Galatasaray şampiyon, cimbom Galatasaray, şampiyonum cimbomum, cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon, cimbom Galatasaray, şampiyonum cimbomum, cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon, cimbom Galatasaray,
Bayıslar bizimdir.